Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Derin Futbol'la sizlerle birlikteyiz. Yine çok değerli iki konuğumuz sevgili Ahmet Çakar ve sevgili Rasim Ozan Kütahyalı. Türk futbolunda neler oluyor? Dün akşam ve golde tartışmaya başladık. Gerçekten oldukça etkili bir program oldu, etkileyici program oldu. Zaman yetmedi, saat 2'de bizi zorla artık sahur programı diyerek çıkardılar. Ve dünden kalan tartışmalar bugüne yansıyacak, bugünü konuşacağız. Tabii ki bugün en çok merak edilen konu Futbol Federasyonu'nun Şike ile ilgili nasıl bir karar açıklayacağıydı. Futbol Federasyonu'ndan bazı kararlar çıktı. Bunları değerlendireceğiz, yorumcularımıza soracağız. Futbol Federasyonu'nun aldığı bekleme kararını nasıl yorumluyorlar, onları soracağız. Yine dün programın son bölümlerinde, programı eğer izleyenler şu anda ekran başındaysa hatırlarlar, Ahmet Çakar'ın bu soruşturma ile ilgili sevgili Rasim Ozan'a sorduğu net sorular vardı. İşin siyasi boyutunu sormuştu sevgili Ahmet Çakar. Rasim Ozan da dedi ki bunu 5 dakikada cevaplamayalım, yarına bırakalım. Onları da bugün açacağız, konuşacağız. Her zaman olduğu gibi söylüyoruz. Konunun muhatapları bizleri arayabilirler, yayına bağlanabilirler. Mikrofonlarımız onlara açık. Evet, sözü fazla uzatmadan hepinizin beklediği açıklamayı isterseniz bir ekrana getirelim. Aydınlar'ın kararı. Evet, sevgili Mehmet Aydınlar bugün açıklamasını yaptı. Beklenen açıklama, hatta dün yine programda bu tarz bir karar çıkacağına dair sevgili Tayfun Bayındır'ın haberinin üzerine bazı bir tartışmalarımız olmuştu. Hemen hemen o beklentide çıktı kararlarda. Evet, kararı ekrana getirelim. Ondan sonra yorumlara başlayalım. Belgelerin federasyonumuzca bu aşamada şüpheli kulüpler ve gerçek kişilerle paylaşılması Türk Ceza Kanunu 285. maddesine düzenlenen istihdam ihlali suçunu oluşturuyor. Bu suçun cezası 1 yıldan 3'e kadar hapis olup basın yoluyla çizilmesi halinde ceza yarı oranında artırılmaktadır. Söz konusu belgelerin paylaşılmasının halen gizli bir şekilde sürmekte olan soruşturmanın selametini olumsuz şekilde öteleyeceği ile açıklanır. Savunma hakkı tanınmadan yapılacak iskin yargılamasının hak arama hürriyetini ve adil yargılama hakkını da ağır şekilde ihlal edeceği açıklanır. Federasyonumuz yönetim kurulunca bu aşamada karar verilmesi için gerekli delillerin tamamına erişilmeden ve savunma hakkının hukuka uygun bir biçimde kullanılma imkan tanınmadan vicdani kanaate varılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Bu aşamada bir hüküm verilmesinin doğru, adil ve hakkaniyete uygun olmayacağı kamuoyunun takdirlerine sunulur. Kısacası federasyonumuzca iddianamenin kabulüne bağlı olarak gizli kararının kalkması müteakip derhal şüpheli kulüp ve gerçek kişilerin savunmaları alınacak. Bu savunmalar ve tüm soruşturma evrakı incelenmek suretiyle etik kurulundan nihai rapor istenecek. Daha sonra da hukuka ve adalete uygun bir karar verilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu toplumsal anlamda çok geniş yankı bulan ve çok hassas bir içeriğe sahip olan bu özel konuyla ilgili hukuki açıdan en doğru kararı verebilmek için kanun ve talimatların tanıdığı tüm olanaklar dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir. Yalnız şunu ifade etmek isterim ki bazı kişiler çok radikal kararlar almamızı bizden bekleyebilirler. Ama biz normal bir vatandaş gibi, normal bir kişi gibi karar alamayız. Bizim sorumluluklarımız var. Biz Türkiye'nin futbolundan ve bunun geleceğinden sorumluyuz. Dolayısıyla biz bütün bir karar alırken bu kararı bütün yönleriyle irdeleyerek karar vermek zorundayız. Sorumsuz kişiler gibi davranamayız. Sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Dolayısıyla vereceğimiz kararlar hep bu doğrultuda olacaktır. Kurul çalışmaları sürerken konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığınca daha önce ifadesi alınamayan bazı kişilerin ifadelerini, ifadesi alınmış olan bazı kişilerin de ek ifadelerine başvurulduğu öğrenilmiştir. Bu kişilerle ilgili soruşturma evrakı da ek kanıt olarak talep edilmesine rağmen kurulumuza ulaştırılmamıştır. Hiçbir şekilde söz konusu değil. Ben çok netim. Bu olayların müsebbibi ben değilim. Bu yönetim kurulu da değil. Biz burada bu süreci en doğru, en adil ve en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Yoksa filanca şahıs şunu söyler, bir başkası bunu söyler. Bu bizim için önemli değil. Zaten ben başta da söylemiştim. Burada alacağımız kararla toplumun bütün kesimlerini mutlu etmemiz mümkün değil. Mutlaka aldığımız kararları beğenmeyen
bir kesim olacak. Bu bir matematik değil. Subjektif bir konu. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet El Aydınlar ayrıca disiplin kuruluna sevk edilenleri de açıkladı. İşte tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilenler. Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Tamer Yelkovan, Cemil Turan, Serdal Adalı, Tayfur Havuççu, Ahmet Ateş, İbrahim Akın, İskender Alın, Mecnun Yakmaz, Ahmet Çelebi, Korcan Çelikay, Bülent Uygun, Ümit Karan, Ömer Ülkü ve Coşkun Çalık. Tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderilenler: Serdar Kulbilge, Cengiz Demirel, Yavuz Ağırgöl, Serdar Berkin, Mehmet Şen, Hikmet Karaman, Serkan Acar, Zafer Önder İpek, Ali Yıldırım, Hasan Çetinkaya, Gökçek Bederson, Zafer Tüzün, Beşin Acar, Yılmaz Vural, Sezer Öztürk, Emanuel Emenike, Mahmut Boz, Mehmet Yıldız, Levent Eriş, Sadri Şener, Can Arat, Önder Turacı, Nevzat Çakar, Murat Özaydınlı, Ekrem Okumuş, Fırat Kocaoğlu, Zafer Demiray, Faruk Taşseten, Mehmet Oflas, Fatih Hocaoğlu, Murat Öztürk ve Semih Şentürk. Bu gelişmelerden sonra 29 Ağustos tarihinde fikstür çekimi yapılacak ve Süper Lig 9 Eylül tarihinde ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Derin Futbol, 7 yıl önceki Ahmet Çakar suikastinin dosyasını yeniden açıyor. Az sonra. Evet, dün akşam yine konusu gelmişti. Sevgili Ahmet Çakar'a yapılan saldırı ile ilgili de yine bu akşam konuşacağız. Şimdi Ahmet Çakar, ana habere bağlandınız bugün. Evet. Bazı şeyleri zaten söylediniz. Peki. İsterseniz onun o bağlantıda bir olaya girelim. Aynen ana haberdeki gibi sorayım ben. Federasyonun bu kararını nasıl yorumluyorsunuz? Mesela Eyyam mı yaptı? Bazı hani tepkiler gelecekti diyor sevgili Mehmet Aydınlar. Daha zaten açıklama yapılır yapılmaz hemen Sadri Şener'den tepki geldi. Evet. Trabzonspor Kulübü Başkanı'ndan bir tepkiler var. Siz de biraz tepkiliydiniz kararlara diyerek şöyle bir girelim olaya. Eyyam yaptı diyemem çünkü Eyyam yaptı dersem Eyyam kelimesine haksızlık yapmış olur. Bu yani Eyyam'dan da öte bir şey. Niye? Şimdi Mehmet Ali Aydınlar son derece beyefendi, zarif, nazik. Çok iyi bir insan. İyi niyetli bir insan. Evet. Fazla tanımam ama algım bu, hissiyatım. Ya bu Sayın Aydınlar, Sayın Başkan, Sayın Etik Kurulu üyeleri. Makyajlar yaptınız, bir kozmik odalar, parmak şeyi iziyle giriliyor, göz bilmem nesiyle giriliyor, neredeyse efendim Pentagon'daki o harekat emirlerinin bulunduğu yere giren, kozmik odaya girer gibi. Hani görevmiş tehlikeli adam yukarıdan aşağı böyle bir şey geliyor, alarm damlasıyla alarm çalıyor falan. Kozmik oda. Sana savcı 14 bin sayfa evrak yollamış, belli ki onu seçerek yollamış, al demiş. Sana global şeyleri vermiş. Basit şeyler vermemiş. En baba şeyleri parça vermiş. Peki diyorsun ki bu soruşturma gizli. Ya Sayın Başkan, sizler bu soruşturmanın gizli olduğunu yeni mi öğrendiniz? Kozmik bu kozmik odayı inşa ederken, oraya parmak izi ve göz kamerası tespitini yaparken, Etik Kurulu İstanbul'da da geceli gündüzlü oraya toplarken soruşturmanın gizli olduğunu bilmiyor muydunuz? Bu belgelerin paylaşılamayacağını bilmiyor muydunuz kanun gereği? Metris cezaevinde bulunan insanlarla görüşemeyeceğinizi bilmiyor muydunuz? Veya görüşme imkanınız varsa niye görüştünüz? Bütün bunlara baktığımız vakit ligi niye ertelediniz? Bunların adı makyaj, toplumun gaz alma, idareyi maslahat, eyyam, kısaca kozmik rezalet diyorum biz buna. Şey aleminde, bu alemde kozmik rezalet. Futbol aleminde. Şimdi böyle bir karar olmaz. Şimdi Sayın Aydınlar karşımda olsa veya telefonla bağlansa, onu da arkadaşlarımıza söyleyelim, çok net bir şey sorularımız olacak diyelim. Yok, Sayın Başkan bağlansa, bir defa bağlansa. Sayın Başkan kendini bağladı, dedi ki iddianame açıklandığı vakit şunlar olacak. İddianame açıklandığı vakit federasyon, vatandaş, sanık avukatları, müdahil avukatlar, herkes o binlerce sayfalık şeyi alacak. İzleyecek, okuyacak, bakacak delillere, mahkemeleri takip edecek falan filan. Tamam mı? Aleniyet kazanacak. Aleniyet kazandığı vakit mantıken bugün bir savcı iddianamesini 3 ile 6 ay arasında ortalama bir sürede yazar. Operasyon Temmuz'da oldu, 7. ay. 3 koy, Ekim, Kasım, Aralık gibi. Hadi ortalaması. Diyelim ki Sayın Savcı iddianameyi Kasım ayında mahkemeye verdi. Hakim iddianameyi aldı. Kabul ettim dediği an mahkeme başlar.
ve dava 14 bin değil 114 bin sayfada olsa bütün belgeler aleniyet kazanır, açıklık kazanır. Herkesin görüşüne açılır. Peki. Şimdi Kozmiko da orada bekliyor değil mi? Yine o 5 kişi toplanacak, parmak izi, göz kamerası falan, içeri girecekler Kasım ayında. Okuyun diyecekler. Olacaklar ki bir ay. Ya sana bir ay yetmez, feda olsun. Sana 2 ay vereyim diyecek. Olacak Aralık. Aralık sonunda etik kurulu bir rapor yazacak. Tavsiye niteliği, görüş niteliği, bağlayıcı değil ama okuyarak, iddiam bakacak. Diyecek ki A takımı, B takımı, C takımı şike karışmıştır. Ali Veli Hasan Hüseyin adlı şahıslar, futbolcu, başkan, idareci, hakem, antrenör fark etmez. Bunlar da şikenin içi, bir listeci. Bunlar hatalı, suçlu, kusurludur diyecek. Bu bir tamam. Federasyon alacak. A takımı şike yapmış. B takımı da yapmış, C takımı da yapmış. Şimdi ben bunları isimlendiriyorum. Örneğin, iddianamede olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon etik kurulunun kanaatine göre şikenin içindeler. Aylardan Aralık. İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor. Kar da yağmıyor. Maç İstanbul'da. Var. Tamam. Maç var, devam. Devre arası gelmiş. Diyelim ki 17 maç sonunda Fenerbahçe 41 puanla lider, Beşiktaş 39 puanla ikinci, Trabzon'da 38 puanla üçüncü. Galatasaray her zaman olduğu gibi sondan 5. falan demiyorum tabii. İşin esprisindeyim. Esprisindeymişim. Tepede de bu takımlar var. Ne hikmetse Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde de almış başını yürümüş. Efendim Portolu, Mortolu, Arsenalli grubu geçmiş. Yukarı çıkmış. Beşiktaşlı da Trabzon UEFA Avrupa Ligi'nde grupları geçmişler. Yürüyor takımlarımız. Türk futbolunda güzel taze bir bahar esiyor. Peki. Bu arada Bankasya'da oynanıyor. Bankasya'da da 17 maç geride kalmış. Aralık ayında Sayın Mehmet Ali Aydınlar şunu diyecek. İki şey diyecek. Ya şike vardır ya yoktur. Ya da Rasim'in dediği gibi bir de yargı var diyecek. Şimdi geliyorum oraya. Oraya geliyorum. Aralık ayında ABC takım, örneğin Fener, Trabzon, Beşiktaş takımının şike karıştığı kanaatle çıktı ortaya. Federasyon dedi ki Fener'i, Trabzon'u, Beşiktaş'ı küme düşürdü. Peki nereye düşüreceksin bunu? Bankasya'ya. Bankasya'da 17 maç oynanmış. Nereye sıkıştıracaksın bunları? Kaynak yapamazsın. Sezon bitti. Ne yapacaksın? Arkayı mı besleyeceksin? Ankara Spor gibi bekleyecekler. Neyi bekleyeceksin? Bu sezonu. Ya, öyle. Kural öyle. Peki. Ortalık karşı. Artık Şampiyonlar Ligi'nden de atılacak. O yılı kaybettiği gibi öbür yılı da kaybedecek. Rasim. Güzel. Sen lokal problemden bahsediyorsun. İki sene Bankasya falan. 2 sene gitti. Gel Avrupa'ya. Tabii, yine resmine bakıyor. Bu adamların şike yaptığını söylüyorsun. Bu adamlar biri Şampiyonlar Ligi'nde, ikisi Avrupa Ligi'nde dolu dizgin gidiyor. Bunlar her maçtan sonra bizden para da aldılar. Üstelik mesela Fenerbahçe Porto'yu yendi ama örneğin Arsenal'e yenildi. Fenerbahçe çıktı. Yendiğini sıfır verirsek bu sefer Arsenal değil Porto çıkacak gibi. Bir sürü kombinasyonlar, bir sürü varyasyonlar ortaya çıkacak. Karışık ortalık. Bunun bir, dünyaya rezillik bedeli. Türkiye'nin negatif reklamı. Zaten rezil olduk, yeterince daha da olacağız. İki, Türk Futbol Federasyonu iflası, bu takımların maddi ve manevi alacakları korkunç ceza. Bu işin içinden nasıl çıkacaksın? Çok basit. İkinci bir kozmik eyyam gelecek. Çok açık biliyorum. Aralık ayında Sayın Mehmet Ali Aydınlar eğer hayatta kalırsa, Allah uzun ömürler versin. İnşallah. Eğer Futbol Federasyonu başkanı olarak kalırsa, inşallah da kalır. Şunu diyecek. İçinde bulunduğumuzun ligin orta halleri. İşte değişik yapamayız, edemeyiz. İddianame açıklandı ama biz zaten yargıda bu işe girdi. Hakimlerimize güveniyoruz, savcılarımıza güveniyoruz, özel yetkili hakimlerimiz falan filan, bir sürü tırnak içinde edebiyattan sonra işte 666. madde, anayasa, Avrupa İnsan Hakları filan, bunlar hep makyaj biliyor musun? Yargının sonunu bekleyeceğiz diyeceğiz. Eyyam'ın kralı gelecek. Yargı 3 sene sürer. 3 senede Fener şampiyon olacak, Beşiktaş olacak, Galatasaray olacak, Trabzon olacak, Bursa olacak. Belki aradan bir Kayseri, Antep gibi sürpriz takım. Birileri düşecek. Fenerbahçe bu arada belki Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak. Beşiktaş UEFA. Ya niye giriyordunuz bilir mi? 3 sene sonra hakim diyecek ki kralı şu var. Takım, şu takım, şu takım şike. Şu antrenör, şu başkan, şu yönetici 15'er yıl, 13 yıl. Bunlar hep şey senaryo. Ama evet. Olası senaryo bunlar. Peki hadi şimdi temizleyin. Bunu yapılacak tek şey var. Senin önünde. Şöyle diyelim peki hocam. Sen bugün Futbol Federasyonu Başkanı olsaydın. Hani adım falan geçti senin zamanında. Belki olabilirdi Ahmet Çakar. Bunda da olabilir ama ismi de geçti zamanında. Ahmet Çakar. Çok işlerinde Mehmet Ali, ben iyi yapar. Ben de o zaman iyi soru. Mehmet Ali Aydınlar gibi pozisyona Ahmet Çakar kondu. Futbol Federasyonu Başkanı Ahmet Çakar bugün açıklama Haziran yapıyor. Haziran sonu Göktuğ. 3 Temmuz'da bu olay patladı. Türkiye'nin en sert futbol yorumcusu. Türk futbol tarihinin gelmiş gitmiş en iyi ya birinci ya ikinci hakemi. Allah Ahmet Çakar.
önüne geldi. Taraftarlar bağırıyor. Ahmet Çakar eyyam yapma, karar ver. Tamam. Ne yapardın? En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Şunu vereceksin. Etik kurul, otur kardeşim. Gerekirse federasyonunda bulunan hukukçularla ben de oturayım. Ailelerimizden uzaklaşalım. Geceli gündüzlü 20 gün. Kozmik odada. Bunu yapardım diyor. Kozmik odada yemeğimizi yiyelim. Oraya da yatak atalım. Orada uyuyalım. Orada yıkanalım. Tamam. Yani 24 saatin diyelim ki 20 saat mesaiyi vereyim. 21 gün yapıldı. 3 hafta az zaman değil. Evet. Millet 3 haftada tez hazırlıyor. Tabii. 14 bin sayfayı oku. Bölüm bölüm. Herkes elini vicdanına koysun. İlle de kanuna uyması geç. Savunma hakkı. Tamam, savunma hakkı var ama. Kanaat var. Vicdani kanaat var. Savunma hakkı. Tamam. Ne diyecek ya? Kim der ki benim şeyim kara, dibim kara? Hani kim der ki ben yaptım? Yaptım dese zaten yaparlar. Orada konuşmalar, şunlar, bunlar. Gerekirse takıldığın ufak tefek nokta varsa tekrar Mehmet Mert'ten, Sayın Savcı'dan randevu al. De ki şöyle bir şey var, bu nedir? O sana açıklasın gerekirse. Çok istisnai, kritik noktalısı özel izin al. Metrise mi gidiyorsun? Silivri'ye mi gidiyorsun? O kişiyle konuş. Bak kardeşim, sana abi bir tek buna şey. Buna da verilebilirdi. Bir ama tek. Bir dakika, şimdi şöyle bir şey var. Evet. İstedik deniyor. Bugünkü evet. Açıklamanın tamamını dinlediyseniz. Evet. İstedik, bazı ek belgelere ulaşamadık deniyor. Şimdi ya ben şöyle bir şey istedim. Ha, şunu demek istiyorum. Evet. Ben hani bir taraftan da avukatlık yapalım. Mehmet Ali Aydan'ın yerine koyalım kendimizi. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir durum var benim gördüğüm bu olayda. Bu savcılar için adli bir vaka. Adli, yani herhangi bir yan kesicilik operasyonuyla ya da bir gasp operasyonuyla. Daha büyük tabii. Daha büyük. Büyük, daha büyük ya da daha işte bir çeteyle bilmem ne farkı yok. Suç örgütü. Onlar adına bunun bir farkı yok. Hı. Ama federasyon adına bu bir hani futbol ailesi, şu bu falan denen olayın içinde. Aa. Şimdi burada sanki biraz futbol federasyonu savcılığın çok net kararları karşısında biraz çaresiz kalmış oluyor. Adam ne diyor gibi? Ki ben diyor bir açıklama yapsam hapise girerim diyor. Yani öyle bir korku. Ne açıklama yapsam hapise girerim. Ya uydum ama bak, o şimdi, ya. Ama diyor işte federasyon başkanı. Bir yıldan üç yıldan yargılanırım diyor. Neyi söylüyor orada? Senden kimse bir dakika ya. Senden kimse konuşma tapelerini yayınla filan bunu demiyor. Söyle Sayın Aydınlar demiyor ki. Kanaatini belirtmiyor. Sana savcı devlet demiş ki sana izin veriyorum federasyon. Kozmik odanı kur. Bunun belli kural, fotokopi çektirme, alın mütuaları yapın. 3 haftada süreniz var. Veya 3 hafta süreyi federasyon koydu. Alın 14 bin sayfayı. Ben zaten size savcı olarak önemli global parçaları verdim. Detayı vermedim. Detaya gerek yok. Gerekir zaten. Çünkü zaten tepede görüyor. Yani şunu söyleyeyim. Üniversite mezunu olan bir adamın diploması varsa üniversite. İlkokul diplomanı yok. Çünkü üniversite diplomanı alabilmek için ilkokul diploman olmalı. Onun gibi vermiş 14 bin sayfa. Az bir sayfa değil. 14 bin sayfa. Ama bir laf daha var. Evet. Orada şeyde kaçmış arada. Biz evet. Diyor tam tatmin olmadık şeylerden diyor başkan. Tatmin olmamışsan iki şey yapacaksın. Tatmin olmamış. Bir dakika. Tatmin, çok bir dakika. Tatmin olmamışsan şunu yapacaksın. Tatmin olmak için tekrar savcılığa bak. Yine mi tatmin olmadın? Diyeceksin ki verilen deliller şeyine baktığın vakit Fenerbahçe şikeye karıştığı kanaati oluşmamıştır. B. Beşiktaş. Şikeye karıştığı kanaati oluşmamıştır. C. Trabzon. D. Galatasaray. Mersin. Tabii, Adana. Tabii. Kastamonu. Kayseri. Kimse. Bülent karışmıştır. Ali karışmamıştır. Kişiler. Benim raporum bu. Yargı ne karar verirse versin kardeşim. Buyurun. Benim kararım bu dersin. Buyurun bakın işinize. Peki dersin. Hocam. PFDK'ya o şeye bakalım. Şimdi PFDK'ya attığı toplar var. Mesela Aziz Yıldırım'la ilgili. Ben hakikaten ilgili mevzuatı bilmiyorum. Sen bu futbol işleri çok iyi biliyorsun. PFDK Aziz Yıldırım'la ilgili ya diğer elemanlarla ilgili ne karar verebilir? Mesela PFDK ne diyebilir? Ya bir yıldan 3 yıla kadar şey verir. Men cezası verir. Neye göre? Şikeye göre. PFDK şike olduğunu kim söylüyor? Hayır, varsa diyorum işte. Kardeşim şike olduğunu kim söylüyor? Mesela Ahmet Çakar PFDK'nın şikayesi var mı? Aziz Yıldırım bundan böyle futbol yöneticiliğinden men ediyorum. Hayır. Ebediyen boykot. Böyle bir boykot. Ebediyen. Var. Ebediyen futbol idareciden boy. Ebediyen futboldan yani, boykot var. Var tabii. Var tabii. Yahut işte diyelim bir futbolcuyu. Diyelim bir başka futbolcuyu. Ebediyen futbol hayatından açabilir. Yani PFDK'nın böyle yetkisi var. Ömür boyu men ifadesiyle vardır. Bu futbolcu içinde, hakem içinde, teknik direktör içinde, idareci içinde vardır. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir paradoks daha var. Bir çelişki daha var. Nedir o? Ben bekliyorum iddianameyi diyorsun. Birçok adamı tedbirli, birçok adamı da tedbirsiz ceza kurulu. Tedbirli ne demek? Tedbirli demek, tedbirli olarak sevk ettiğim an işlem göremezsin. Tedbirsiz işini yaparsın ama bilahare ceza geldiği vakit ceza alırsan orada işini yapamazsın. Mesela Sevin Şentürk oynayabilir, tedbirsiz gönderildi. Tedbirli gönderilen Korcan. Aynen. İçeridekiler oynayamaz. İçeridekiler tedbirli, dışarıda. Öyle yapmış değil mi? Evet. Dışarıda olup tedbirli yaptı var mı? Yok, benim yok. Gördüğüm kadarıyla. Hayır, o yok. Aynen. O zaman bu yaptı. Bu çok güzel topu atma. Bir,
tutukluluk varsa tedbir. E zaten tedbirli kardeşim. Adam tutuklu içerisinde. Tedbir demene gerek yok. Adam zaten içeride çıkıp oynayamaz. Ha, şöyle bir şey mi acaba? Tedbirsiz değil. PPDK'ya topu atmış. Kendine hiçbir karar vermiyor. Ve ondan sonra rahat oluyor. Şimdi bak ben biraz yorum yapayım. Bak. Şimdi benim önümde kozmik, kimsenin göremediği ama federasyon yetkililerinin görebildiği değil. İsteyen herkesin biraz gazetecilik çalışmasıyla ulaşabileceği, tamam mı? Metinler var. Bak. Bu Aziz Yıldırım'ın ifade tutanağı. Bu Ümit Karan. Bu en kritik isimlerden bir Yusuf Turanlı. Bu Ali Kıratlı. Tamam mı? Bak. Peki kardeşim ben anlamıyorum. Türkiye bir hukuk devleti. Bunlar, diyorlar ki, diyorlar. Ben de şimdi bunu anlamıyorum. Sen Türkiye bir hukuk devleti. Hayır. Ben şunu anlamıyorum. Türkiye bir hukuk devleti mi hukuk devleti? Peki. Kanun ne diyor? Ben mi yapayım? Sen hukukçusun sevgili Rasim. Beni anlat. Bunu bir eleştire öğrenmek için söylüyorum. Tabii. Ne diyorlar? Gizlilikle ilgili belgeleri falan basın yoluyla yaparsan 1 ile 3 sene %50 artar filan. Şimdi ilk günden bugüne kadar bu akşam dahil Aziz Yıldırım'ın ve diğer bütün insanların konuşmaları, ifadeleri, telefon tapeleri hepsi boy boy gazetelerde. Şimdi ben mi kanunu yanlış biliyorum yoksa Türkiye'de kanun olduğu halde basın bana ne kanundan ben işime bakarım mı diyor? Yoksa bu işte bir lakayitlik mı var? Bana bir önce bunu bir anlat. Soruşturmanın gizliliğini ihlal ve adil yargılamayı etkileme maddesi Türkiye'de geçen yıllarda çok ağır kullanıldı. Mesela şu an milletvekili olan Şamil Tayyar 55 ay falan ceza yedi. Ama bir süre sonra bakıldı ki bu neye benziyor biliyor musun? Hani seçim günleri nedir? Saat 20'den evvel kimse sonuçları açıklayamaz diye bir muhabbet vardı. Abi bekler saat 18 gibi onu biri deler, muhtemelen TRT deler, tamam mı? Onu hani şey olur, risk olmasın diye. Tak 18'in itibaren bütün... Ama yüksek şeyler... seçim, benim bildiğim yüksek seçim kurulu 18'de der ki erkene aldım. 20'dedir ama. Hayır. 18'e açıklayın buyurun der. Şöyle oluyor, bazı durumlar fiili durum oluyor. Bir kere soruşturmanın gizliliğini ihlal yasası da problemli bir yasa bir kere benim kanaatim. Doğru bir yasa mı? Değil. Şu anlamda değil. İfade tutanağı dediğin şey avukata gider. Baba avukata gittikten sonra bu işi durduramazsın ya. Dünyada var mı? Yani şimdi ben size bir şey soracağım. Şu anlamda var. Ha. Mesela şu yok tabii. Savcıya gitmişsin. Daha ortada hiçbir şey yok. Polise gitmişsin. Orada bir şey var. Süreç var. Ama iş bitmiş. Tamam. İfade verilmiş. Avukat verilmiş. Avukatın yanında. Avukatın kim? Avukat içerideki dışarıdaki çıkacak adam görevini yapacak. Avukat ve almış. Çıkmış artık bunu durduramaz. Örneği var mı dünyada? Dünyada hocam. Mesela sana... Gladio davasında ne varsa anında İtalyan medyasında haber olurdu. Bunu durduramaz. Hele böyle. Mesela böyle davalarda durdurmanın imkan ihtimali yok. Peki. Dolayısıyla bu biraz geyik. Yani emeden bilmem ne. Yok kardeşim, şunu söyleyebilir miyiz? Dönün bir ay önceye. Dün akşam da bu örneği verdim. Norveç'te bir psikopat veya sosyopat 100'e yakın insanı öldürdü. Savcı onunla konuşacak. Tutuklandı. Savcıya ifade verdikten sonra bütün dünyada İster adamın, adamın cibiliyeti, tabii, babası, o zaman bütün anası, dünya ihlal etmiyor. Efendim şey. Yaptığı gübre alımı manifesto, yani bomba yapmak için sayfalık. O şeyimsi ırkçı manifestosu, anti-İslamik manifestosu. Tabii. Her şeyi çıktı. Peki şimdi bu Norveç'te eğer suç olsa bunu gerçekten Norveç'te basın yapmaz. Çünkü oralarda hakikaten kanun ve nizamlar. Birebir uyarlar. Birebir uyarlar. Demek ki bu oluyorsa. Kanunlar farklı, ülkelerde farklı oluyor. Yani Türkiye'de hocam, farklı demek tamam. Hayır. Şimdi demek ki Türkiye'de bu fiili durum ama bu ihlal ediliyor. Kabul edin. Yasaya aykırı bir hareket değil. Bu. Şu değil. Şu değil. Hoca hayır. Soruşturmanın gizliliğini ihlal. İfade bitmiş. Tutanak tutulmuş. Adamla ilgili işlem yapılmış. Artık bir şey yok ki. Peki ne gizli kardeşim? Onu bana söyleyin. İlk aşama gizli. Ben girdim. Tamam, beni gözaltına aldın mı hocam? Aldım. Polisi götürdün mü? Götürdü. Ben girdiğim gün polise gelirken şu dendi, bu dendi falan filan çıkarsa işte o ihlal. O bir kere adamın hakkını ihlal. Oradaki demek ki polisin biri sızdırmış ihlal. Örnek. Tam bir ihlal vakası. Fatih Altaylı'nın gazetesinde çıkan Aziz Yıldırım'la ilgili o şeyler. Resim. O bir ihlaldir. Ve o polis şu an içeride. Oradaki bir muhabir arkadaş yalvarmış, yakarmış, ağlamış, sızlamış ve içeride. Öbür tarafta hocam şöyle bir sıkıntı oluyor. Bak durduramaz. Örnek. Dediler ki polis ve savcılık bunu sızdırıyor kardeşim. Psikolojik harp için. Bir de bakıldı ki Aziz Yıldırım olayında. Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya ifade tutanaklarını gazetecilere dağıtıyor. Ha burada hedef nedir?
Aziz Yıldırım'ı mağdur göstermek mi? Efendim bakın polis savcı sızdırıyor muhabbetini yapmak için başka bir ters psikolojik operasyon mu? Bence öyle. Ama Rasim bu ne eşyanın tabiatına aykırı. Aziz Yıldırım'la ilgili konuşma tapelerinin sızdırılması Aziz Yıldırım'ın aleyhine. Konuştum Aziz Yıldırım'la ilgili konuşma tapeleri ve ifade tutanağının sızdırılması Erkin lehine. Polis ve savcının niye? Şimdi bunu okuyan, Aziz Yıldırım'la ilgili konuşma tapelerini okuyan Türk halkı. Ama şu bu, var, ama şu var. Vay 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 tersten neler yapmış düşün. Deniyor. Hocam tersten düşün. Peki. Orada avukat sızdırdığı gazeteciler aracılığıyla Aziz Yıldırım her yerde deşifre ediliyor. Daha yeni girmiş içeri. Ve her yerde soruşturma gizliyken her şey ortaya çıkıyor. O dönem hatırlıyorsun Aziz Yıldırım taraftarları da efendim daha Aziz Yıldırım linç ettiler. Adamla ilgili daha karar verilmedi deme imkanı kazanıyor. Bir de nasıl görüldüğü önemli. Aslında tapeleri alıp biri göndermiyor. Şimdi bu ifade tutanağında o tapelerde daha neler var? Bu ifade tutanağında tamam mı sorular var savcının soruları. Savcının sorularında o tapelerden alıntılar var. O tapelerden alıntıları gazeteciler seçiyor. İşte bunlar diye koyuyor. Yani aslında 182 sayfa içinden savcının bilmem bak yazıyor. 13.05.2005 günü saat 22.18 Ahmet Çelebi'nin Mehmet Yıldız'ı bilmem neyle araması onlar arasındaki diyaloğu yazıyor savcı. Sonra da soruyor ona. Tamam mı? İşte Mehmet Yıldız'la görüşmeyi Ahmet Çelebi'nin Mehmet Yıldız'la görüşmeyi siz mi istediniz? Değilse Bülent İbrahim'in aracılığıyla dolayıyla görüştünüz Ahmet Çelebi'nin Bülent'le görüşmesinin hemen ardından Mehmet Yıldız'ı arama sebebi nedir? Bunu koymuyor genelde gazeteciler, tamam mı? Tapeler. Çünkü en seksi bizim gazetecilik tabiriyle o. Yoksa polisler bir anda alın bunlar tapeler yürüyün diyor. Ses kaydı mes kaydı yok. Ses kaydı sızsa bak işte orada polis resmen yanlış bir şey yapıyor demektir. Ve orada gereken soruşturma yalnız açılır. Bak Rasim hala ben bir konuda tatmin olmadım. Şu 1,5 aylık süreçte. Yani orada onu ayırıyorum. Bak 1,5 aylık süreçte gazetelere ve televizyonlara kaynağı belli değil ama sızdırılan konuşma tapeleri yazıya döküldüğünde Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, en babaları söylüyorum ve diğer bütün zevat, şu anda Metris'te bulunan bütün zevat iddia ediyorum aileleri nezdinde bile ya vay be bizim kocamız veya babamız veya kardeşimiz veya abimiz lan böyle konuşmalar yapmış mı gibi bir imaj çıkıyor. Şimdi ben şu sonuca bakarım. Senin garantin öyle ama. Bak. Ahmet Çakar vicdanlı bir insan olduğu için evet. Kanaati bu tapeleri okuyunca bu. E bu tapeleri okuyunca hiçbir şey yok burada ortalıkta diye gezilen ben onlarca yorumcu gördüm. Bak bir şey söyleyeyim. Ortada bir şey Rasim, yok kardeşim. Rasim ya. Kalp vicdan dersin ki ya bu tapelerdeki konuşmalar bana çok arızalı geldi. Ortalarda bir şey yok diyen yorumcu veya vatandaş da belki içinden var ama ne yapayım ben aidiyet duygusu Fenerbahçe buna da saygı duyuş. Fenerbahçe benim canım, kanım, yuvam. Ben tabii ki başkanımın böyle bir şey yapmamasını ister. İçi der ama dışında böyle konuşabilir. Ama sonuçta tabloda bu sızdırmalar neticesinde hep kriminoloji biliminde, sen hukukçusun bilirsin. Evet, evet, evet. Hep neye bakılır? Bir cinayette kim karlı çıktı? Şimdi bütün bu operasyon, sızdırma operasyonu sonucunda bir karlı var, bir zararlı var. Zararlı Metris cezaevinde olanlar, karlı ise devlet. Ben ona bakarım. Senin bakış açın o. Bak, benim kanaatim de şu. Benim kanaatim de şu. Bu sızdırma değil aslında. O olan biten ifade tutanağını gazetecilerin ele geçirip yayınlaması. Hocam sen genel yayın yönetmeni olsan bak Türkiye'nin en önemli spor müdürlerinden biri burada. Muhabirleri getirmezse Göktuğ onları döver ya. Getireceksiniz de sen bir gazetenin başındasın Göktuğ. Demez misin? Kardeşim hayır. İstiyorum. Ama bütün Rasim, Türkiye bunu kabahat, konuşuyor. Bak, Türkiye bunu konuşuyor. Rasim kabahat getiren de değil. Getireni o malı veren de. Heh, şimdi olabilir. Veren kim? Bak o olabilir. Şimdi objektif konuşursak. Ha, eğer o bak zaten Abdullah Kaya ile ilgili şey açıldı. Ben sana şunu söyleyeyim. Polis içinden sızdırmalar çok kısıtlı oldu. Bunu da yani olmamıştır dememek için söylüyorum. Ama olabilir. Olabilir ama esas bu işte. Örnek. Tuncay Güney vakası vardır yine Türk hukuk tarihinde. Tuncay Güney'in 2001 yılında Adil Serdar Saçan tarafından alınan ifadesi. Bu uzun süre efsane diye dolaştı. Şu dendi, bu dendi bilmem ne. Polisten sızmadı. Ne zaman ki Ergenekon davası kapsamında bu Tuncay Güney'den şikayetçi olan vesaire avukatlara verildi. Hocam verildiğinin 10. dakikası bütün televizyonlar yayınladı hatırlıyorsun. O zaman Türkiye'de miydin? Baştan sonra bütün kanallar Tuncay Güney'in o kayda
kaydı hepsi yayınladı. Adam orada neler diyor, ona gider yapıyor, onu öldürdü, bunu öldürdü, bunun adamı. Yani avukatlar çok daha rahatsızdır. Çok daha rahat verir abi. Avukata verilmiş. Avukat zaten gazeteciyle arası iyi olması isteyen adamdır. Kendini yarın piyano yapacak falan. Ama müvekkilin aleyhine Rasim, bak şu anda müvekkilleri, işte şu anda Metris'te bulunan, Aziz Yıldırım hesabını şu anda Metris'te bulunan spor şike nedeniyle tutuklu bulunan insanların tapelerinin konuşulup da kamuoyunda oluşan algı son derece negatif bir algı. Ve bu algı Metris'te bulunan şu anda Zevat'ın aleyhine, böyle bir aleyhine durumu sanıkların avukatları aptal mı sızdırsın? Münferit olay olmuş olabilir. Bir tanesi saptanmış. Yakalandı. Mobese kayıtlarıyla yakalandı. Olay bir defa olmuş olabilir. Bu Mobese kameralarına yakalandığını biliyorum. Biliyoruz. Ama bu yüzlerce sayfa çeşit çeşit gazetelerde çeşit çeşit insanlara ait çok farklı ve arızalı konuşmalar. Bu toplumda o insanlar otomatikman çok negatif bir algıya geldiği an bu o insanların lehine bir durum. Bir de bakın şu var hocam, bak. Böyle tüm dünyanın izlediği davalarda, tüm Türkiye'nin izlediği davalarda, kamusal davalarda bunu engelleyemezsin. Dolayısıyla da onun için biz gazeteciler dedik ki Ergenekon, Balyoz ve o zaman bu yoktu. Bu gibi temiz kramponlar gibi davalarda bu meseleyi ilk aşamada tutmak gerekir. İlk aşama. Mesela o sabıka kaydı resmi çıkamaz kardeşim. Ama ifade tutanı alınmış, imzalar atılmış, avukatlara verilmiş. Bu çıkabilir. Bir de bu kamu davası bir yerde. Bu kamu davası. Ha. Halk merak ediyor. Ha peki şunu söyleyeceğim. Halk şunu merak ediyor. Şimdi düşünsene hocam. 3 Temmuz'da oldu. Bugüne kadar tek bilgi yok. Ya millet kudururdu ya. Yahut tersinden polisi, savcıyı hadi nerede derlerdi. Bu böyledir. Ergenekon'da düşün. Pat diye alınmış abi generaller. Ah ne oluyor derler. Yani bunlar, bu sebepler açıklanmazsa, bu fezlekeler yani niye alındığı, bu süreç açıklanmazsa, ha bu onlar aleyhine midir? Hocam lehine yorumlayan gazeteci de olur, aleyhine yorumlayan gazeteci de olur. Olay böyle davalarda bunu engelleyememektir. Ben bir gazeteciyim. Ben şimdi millet benden bekliyor. Nedir, ne değildir, ne olacak? Aldığım bilgiler bilmem ne. Bak İbrahim Akın'ın olayını ilk ben açıkladım televizyonlarda. Anlatabiliyor muyum? Çünkü öğrenmek zorundaydım. Öğrenmeliydim ve söylemeliydim. Ama şöyle bir riskle karşı karşıyayız. Sana haber kaynağı muhabir olarak 10 tane doğru tape sızdırır. Halbuki temel hedefi 11. ve manipülatif tapeyi sızdırmaktır. 11. Doğru, tapeyi sızdırır. Şak diye gazetende çıkarsın. Bu da zaten operasyonun bir parçasıdır. Gazetende tabii yazarsın. Tabii gazetede ona dikkat edecek. Bak şimdi çıktı. Onun için tamamına bir gazetede okudum. Bak, Emenike, tamamı. Emenike benim babamın oğlu değil. Tabii çok kara propaganda. Babamın oğlu değil ama Emenike ile ilgili ikinci veya üçüncü gün Emenike şike paralarını otoparkta bagajda sayıyor yazısını. Şey haberini okudum. Bir konuşmalar falan görüyorlar. Bitmiş dedin sen. Baktım 3 gün sonra Emenike çıktı. İdmana çık şimdi. Şimdi bazen de bu operasyondur. 10 tane sana doğruyu sızdırırım tape. 11'inize bir çakarım yanlış kurma manipülatif bir tapeyi. Amacım da zaten onu seninle yayınlatmaktır. Orada amacıma ulaşırım. Sen zaten 10 tane doğru çıktığı vakit halk da sana itibar eder gazete olarak. Ya ne güzel bunlar bu kayıtları buluyorlar. 11'inize bir çakarsın adamın imaj yerle bir olur. Peki o zaman yapılması gereken çok basit değil mi? Ne? O zaman sevgili Rasim'in dediği gibi bana göre. Şimdi bakın şeye dikkat ederseniz zaten Mehmet Ali Aydınlar'ın açıklamasında şöyle bir laf var. Diyor ki biz diyor burada savunma hakkını diyor ellerine almak istemedik. Çünkü ileride bunda biz aleyhimize mahkemeler, insan hakları mahkemelerine giderler. O yüzden de bunlara da kanun gereği bunları sunamadığımız için açık açık olayı dış taca attık diyor bir yerde. Peki ama Kozmik Oda'yı niye topluyorsun? İşte, tamam. Sen zaten onlardan... Ki bunlar... Türkiye'de şimdi... İşin usulüne girdi Ahmet Çakar bak. Kanun biz değişemez olaya, abi sen bana onu soruyorsun hukukta... ben. Kanun değişebilir mi onu da soruyorum. Kanun tabii çok basit. Ya evet biz burada yanlış yapmış. Senin dediğin gibi kamu davalarında... Direkt o zaman net olarak çünkü savcılıktan ya da bir yerden bu net olarak ortaya dökülse böyle, hani hiç manipülatif olaya girmezsin. Bir yandan böyle Göktürk'cüm yani uzman hukukçu görüşü gibi bir şey yapmak. Yok ben burada vatandaş gibi de soruyorum bunu ya. Zaten yorum yapıyoruz burada ya. Ama şunu önemsiyorum bak ben. Ben olaya işte hukuk bir yandan usulün esastan ye olduğu süreçtir. Öyle usul hataları yapılır ki nice katiller serbest kalır. Tamam dün otoban önünde verdik. Fakat Futbol Federasyonu aslında çok daha vicdani bir yerde. Şu tutanakları bak. Olay net. Savcının ele geçirdiği bütün bulgular hemen hemen burada var. Ki bizim gördüğümüz onlar daha ötesini gördü. Buna bakarlar. Bu metinleri okuduğu zaman tamam mı? Şu metinleri okuduğu zaman insanlar şunları bunları gördükten sonra bu kanaati belirtmeleri vallahi ben peki, artık şey Allah'a bırakıyorum. Abi şunu soruyorum. Ama bu adam... şunu da söylüyorum.
Kardeşim o zaman net bir tavır koy. Net. Bak Mehmet Ali Aydınlar dünya iyisi bir insan. Fakat olay şu. Burada bir operasyon adamı gerekiyordu. Net kardeşim. Sen kanaati mi? Hakemlik gibi bu. Hakem. Penaltı yanlış verebilir. Ahmet Çakar da yanlış karar vermiştir. Bunun aslında temyizi bak. Hakemliğin temyizi olsa hakemden karar veremezdi. Mesela hakem düşünsene. Hakem karar veriyor. Maç sonrası temyiz makamı var. Yargı kararı da bırakıyor. Böyle bir şey olmaz. Şimdi penaltı verdi. Orada bir dakika diyor. Ben görmedim. İptal etti. Hakemler bir süre sonra affedersin falafoş olur. Karar veremez. Burada da kardeşim sen vicdani kanaatini vereceksin. Şu tür eyyamcı gerekçeleri dinleme. Yarın ne olur? Yargı ne karar verir bilemeyiz. Bir kere bunun daha beter. İddianame safhası. Mahkeme karar verecek ve temyize gidecek. Biliyorsun onaylanmadan önce suç sabit değildir. Mesela şu an önemli politikacılar da var. Ceza almış 2 yıl 3 ay bilmem ne. Ama temyiz daha, ya suç şey onaylanmamış mahkumiyet. Mahkumiyet onaylanana kadar insan masumdur ki bu da Türkiye'de 5 yılı buluyor. Sen böyle dediğin vakit bu iş gider. Normalde mesela futbol maçlarında taraftarlar orayı burayı yıkıyor. Ellerindeki onu bunu sahaya atıyorlar. Ceza vermiyor mu federasyon? Ya ilgili kurullar. Orada bilmem ne kararını bekliyor mu? Bakıyor. Fotoğrafa bakıyor. Ve vicdani kanaatine göre karar veriyor. Burada şöyle bir şey var. Bak, bir burada soru da baktığın zaman mesela PFDK'da mesela baktığın zaman bu şekilde karar verecek. Ama burada anladığım kadarıyla federasyon şunu yapıyor. Ben kulüpleri kurtarayım. PFDK kimi yakarsa yaksın. Ya yapamazsın bunu. Bakın şunu söyleyeyim. İnai Acet'te halının altına süpürürsün. Bir gün halının altı dolar artık süpüremezsin. Federasyon şunu yapmıyor mu abi? Ben onu soruyorum. Neyi? Bu operasyonu savcılık başlattığı için federasyon ya kardeşim sen bana sormadan, bana haber vermeden bu işi başlattın. Evet. O zaman topu da kendin temizle. Bak burada bir soru var onunla ilgili. Evet neymiş? Tarık Onur. Eğer federasyon belgelere savcılıktan önce ulaşsaydı ne yapacaktı? Yine konuyu adalete havale edip sonucunu bekleyecek. Farz et ki hani birisi gitti tesadüfen böyle bir şeye şahit oldum dedi. Atıyorum ben kafadan. İşte şu hukuk, para alışverişini rastladım ve bunu da fotoğrafladım. Buyurun evet. Sayın Başkanım dedim. Federasyon başladım. Kanaat vereceksin. Kanaatine göre. Kanaat vereceksin. Yani federasyon bana göre buradaki sıkıntı bak benim ben ilk günden beri bunu düşünüyorum. Benim tabii bu tamamen kendi kişisel görüşüm. Evet. Bu cezaların böyle anormal derecede ağır olmasından dolayı. Çünkü federasyon burada şike mike dediği anda bir yerde adamlara mahkum etmiş oluyorsun. Öyle bir topun altına girmek istemiyorum. Ama bak Allah aşkına. Ben öyle anlıyorum. Ben yani. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi geçmişte olacağım. Şike kararı gün, verildi mi? Bir dakika. Bir gün vereceksin. Cezası yoktu abi. Şike kararı verildi. Göktü. Adam işte bir yılda üç aya kadar futboldan men ettin. Vay be. Ama biz de onu istiyoruz. Adamların belki ama ömür boyu hapis atacak burada. Federasyondan biz hapis mapis istemiyoruz. Biz istemiyoruz da. Geçmişte verdiği kararların bir benzeri tamam, verilmesi gerekiyor. Biz istemiyoruz ama işte şu anda bu kanunda. Beyler sıkıntı şu. Şayet. Şöyle söyleyeyim. Hiçbir takım eğer idareciler ve kulüp başkanı şikeye ve teşviğe karışmamışlarsa bu işin çözümü çok kolay. Mesela Eskişehirspor o kadar rahat ki. Niye? Benim profesyonellerim yani benim maaşlı işçilerim şikeye karışmışsa yönetim olarak benim hiçbir sorumluluğum yok diyor. Ben onları zaten kovdum diyor. İşte örnek Bülent Uygur, Ümit Karan'ı gönderdim diyor. Mesela Eskişehir'in küme düşme riski gibi bir riski yok. Puan silinme olabilir. Elemanla sahip çıksaydın diye. Belediyenin hakeza. Elemanla ama özellikle Beşiktaş, Trabzon ve özellikle Fenerbahçe bunların idarecileri ve başkanları bu işe karışmış olma ihtimalleri ve bu konuda yargılandıkları için bunlar küme düşmeyle karşı karşıya. Yapılacak şu. Aslında bu kararı vermekle Futbol Federasyonu en büyük cezayı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verdi. Niye? Fenerbahçe'nin Türkiye'de oynadığı tüm deplasman Avrupa'da oynadığı tüm deplasmanlarda üvey evlat ve burun abalıya şeyi görecek muamelesi görecek. Bir iki senesini gitme ihtimali şimdi var. Onlar ayrıca yani, önemlisi bu aslında. Ya düşünebiliyorsun. Duruma el koyma ihtimali. Ya düşünebiliyorsun. Fenerbahçe ilk maç örneğin Kayseri'ye gitti, Antep'e gitti. Trabzon'a gitti. Orada Fenerbahçeli oyuncuları... Seyirci götürmezler bir kere canım. Ben bir de seyirci götürme. Daha kötü. Anadolu'nun her şehrinde Fenerbahçeli o bana göre hiçbir günah olmayan. Hiçbir günah. Alın teriyle mücadele etmiş, çatır çatır şampiyon olmuş futbolcu topluluğunun ve Aykut Kocaman'ın uğrayacağı küfürler, uğrayacağı hakaretler ve onlara yakıştırılan, giydirilen, yaptığının ne olduğunu düşünebiliyor musun? Devam ediyorum. İkinci büyük risk. UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde gittikleri İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere deplasmanlarında yazacak gazeteler. Şikeciler in Milano.
Şekerciler in Madrid gibi oranın o bulvar ve provokatif gazeteleri tabii yazacak. İngiliz gazeteleri. Zaten bizi sevmezler. Tamam. Zaten bizi sevmezler. Yok, gece yarısı ekspresinden sonra kesin ben üçüncü, en kötü üçüncü büyük risk. Üçüncü büyük risk. Hakem insandır. Etten, kemikten, sinirden yapılır. Bütün bu olayın altında bütün 50-50 pozisyonlarda karar Fenerbahçe'nin aleyhine olur ki hakem kendini en direkt psikolojik olarak bilinçaltı koruyabilmek için. Aslında bu karar özellikle Fenerbahçe'ye. Sonra biraz Beşiktaş'a, çok az da Trabzon'a ciddi zarar vermiştir. Hele Sivas'ı falan saymıyorum. Ya Sivas'ın hiçbir şansı yok. Gittiği her yerde hem hakaret yer, hakemi, şusu, busu da kararlarıyla şunda bunda aşağılanır. Çünkü niye? Zaten lobin yok. Bir de işin içindesin. Yani düşün. Evet. Ya karar ver. Doğru ver, yanlış ver. Ben ille düşürsünler demiyorum. Peki bizim sanki ver kararı ya. Karar vermiş miydin? Bir de bak, nasıl? Bence. Hocam başkan bence vermiş miydi kararı, futbol federasyonu başkanı? Karar vermiş mi? Tabii ben. 14 Nisan. Sen de karar verdin. Tabii bilmiyorum ki. Ama açık konuşayım mı? Ben kanaatimi söylüyorum. Benim kanaatime söylüyorum. Hiç kimse de kızmaz. Ben lafımı esirgemem. Gazetelerde okuduğum konuşma tapeleri ve haberlerin %90'ı demiyorum. %80'i de demiyorum. %70'i de demiyorum. %50'si doğruysa benim kanaatime göre Fenerbahçe yönetici düzeyinde pis işe bulaşmıştır. Kanaatim. Ama tabii ben eğer resmi sıfatıymışsa o savcılıktan gelen evet, belgelerin hepsini okuyacağım. Analiz yapacağım. Tamam. Bakıyorum. Trabzon'la ilgili soru işareti var. Bilmiyorum tapeleri. Okumadım gazetede. 3. Beşiktaş'la ilgili de soru işaretim var. Ulan bir at çıkıyor ortaya. Bir at var ortalarda. Bir at dolaşıyor. Bu ne atıysa. Lan sonra diyorum ki bir tape var İskender'le şeyin arasında, bize bir şey gelmiyor. Bir girişim oldu evet, konusu. Ama benim kanaatim, bazı takımlar hakikaten benim kalbimde bu işlerin içine girmişler, yönetici düzeyinde bir kanaat var. Ama bunlar yetkiliysen, Mehmet Ali Aydınlarsan, hukukçuysan, etik kurulsan, kozmik odayı da yapmışsan, içinde de havalandırman, gıdan ve yatağın, duşun varsa 21 gün 3 hafta oraya kapanırsın, oturursun, Allah'a hesap verirsin, çıkartsın kararını, verirsin. Bir kere verirsin. Doğrudur, yanlıştır. Yalnız biliyorsun bugünkü şeyde etik kurulun raporunda ifade oluşmamıştır diyor. Evet, tam diyor kanaat elde edemedik ama diyor. Ama bazı maçlarda da kanaatimiz vardır diyor. Bazı kişi ve kulüplerle ilgili kanaatimiz vardır diyor. Şu anda şüphemiz... etik kurulunun bana göre raporunda bazı takım ve isim vermiyor, veya değil mi? Bazı özel kişiler, yani başka ilgili bunlar karışmışlar galiba diye bir kanaat var. Ben çünkü Sayın şüphemiz Aydın'dan... Şüphemiz var, kanaatimiz yok diyor. Nasıl? Şüphemiz var, bazılarına şüphemiz var ama genelde kanaatimiz yok abi, diyor. Şüphemiz var, kanaat ve bunlar şey laflar ya. Bunlar abi, böyle tam böyle hazırlık laflar. Bugün futbol... ben şunu anlamıyorum. Bu adamlar, yani bu yöneticiler, bu sporda şiddet yasasını çıkarırken yani bazı şeyleri ayırmaları lazımdı ya. Yani burada hakikaten bana göre yasa yanlış çıkmış. En çok Aziz Yıldırım. Ya onlar çıkar bir de. O da enteresan tarafı için. Yani hayır, belki hani şiddet yasasıyla. Ya Şekip Bosturoğlu beyefendi onlar... ne dedi Şekip Bosturoğlu size? Bunu bekliyorlardı. Yani böyle bir şey bekliyor. Kendilerine gelecek. Tabii. Hayır, tabii. Bak, tabii. Şekip Bosturoğlu gelecek dedi. Şekip Bosturoğlu'nu zaten ben insanların gözüne çok bakarım bazı konuşurken. İşte Amerika'yı yeni gördüm. Bir veya iki gece önce operasyondan da belki 15 gün önce. Bu Emre'nin mevzunu konuşuyorum. Yanımızda da Tahir Kum var. Dedim ki bana şu Emre'nin olayını anlat Şekip. Biz bu çocuğun hakkını mı yiyoruz? Çünkü bu çocuk az bir çocuk değil. Milli takımın tabii, kaptanı. Çok önemli futbolcu. Şimdiye kadar da yaşamıyla, şusuyla, busuyla, ailesiyle fazla bir... Tamam, sahada antipatik. Ama sahada şimdi fazla bir sıkıntısını görmedim. Fakat bu BlackBerry mesajı, bu Ankara Gücü falan beni rahatsız etti. Biz bir daldık çıktık bu çocuğa falan. O öyle bir şey yok dedi. Zaten dedi Ankara Gücü'nü futbol ki anlıyoruz ki. Sonra Şekip de o mektubu kendi yazıp kendisi imzalatmış çocuğa. İddiaya yani, göre. Hayır, konuşma tapeleri. İddiaya göre diyeyim. Tapeler tapeler göre. Da çekinme ya. Olsun, beni bağlar, ben alıyorum. Hiç sorun. Hocam konuştum. Bir şey söyleyeyim ama bak şunu söyleyeyim. Resmi öyle. Savcılık kayıtlarına göre diyelim o zaman. Tamam. Çünkü iddianame. Ya bu çok önemli değil sevgili kardeşim, merak etme. Bir de bunlar hep böyledir bak. Yoktu, ben de hocam bir sözünü öyle. Bak, iddianame çıkana kadar ortada bir şey yok kardeşim falan. Ya dersin, resmi savcılık kayıtları var, tutanaklar var, bilmem ne, iddianame yok kardeşim. İddianame çıkar, açık açık dersin, daha bu iddianame, daha bu bir şey değil. Ya kardeşim, biz konuşamayacak mıyız ya? Ya ben vicdani kanaatimi söyleyemeyeceğim. Adam diyecek ki, başka bir futbolcu yine mi maç sattın diyecek, ben burada yar kararını bekleyeceğim. Öbür diyecek ki, para varsa skorlar da var diyecek. Bilmem...
Tarlayı sürdünüz mü diyecek, işçilere para verdiniz mi diyecek, dikim tamam mı diyecek, dikimi tamamlayın diyecek, biz bunu diyeceğiz ki vallahi baba bilmiyorum. Ya baba yapmayın ya. Peki. Derin Futbol, 7 yıl önceki Ahmet Çakar suikastinin dosyasını yeniden açıyor. Az sonra. Hani öyle bir yapmışsınız ki suikast, ben sanki şeyden konuşuyorum. Şeyden, mezardan çıkmışım konuşuyorum. Bak Allah, Allah ömür versin. Suikast girişimi. Suikast. Ama suikast yarın, illa cinayet değildir ya. Yarın sabahtan itibaren Türkiye'de çok ciddi hukuki bir sorun çıkıyor. Geçen federasyon, Sayın Mahmut Özgener Federasyonu, ki kendisi de bizatihi savcı tarafından ifadeye çağrıldı. Şüpheli sıfatıyla. Tamam, takipsizlik verilmiş. Telefonu birazdan alacağız. Oldu, oldu. Yok, evet, konuyu evet, bir kapatalım, tamam. Ona şimdi göre bakın, bekletelim. Bakın, Mahmut Özgener Federasyonu Ankara Spor'la bir karar verdi. Ankara Spor ve Ankara Gücü aynı ligde oynayamaz. Gerekçe, bunların yönetim kurulunu oluşturan insanlar arasında organik bağ vardır dedi. Ve bunu bir UEFA kararına uydurdu. UEFA kararında bir şirket hem bir Yunan takımının hem galiba bir İngiliz takımının ortak bir sermayesiydi, ana sermayedarıydı. Bu olmaz dedi, bunları aynı ligde oynatmam dedi. Mahmut Özgener Federasyonu'nda Ankara Gücü ile Ankara Spor'un aynı ligde oynayamayacağına karar verdi. Hop dedi Ankara Spor. Ne diyorsun kardeşim? Ne alakası var? Ya bir dakika, bir mahkemeye hop, mahkeme hayır düştün dedi. Hocam maç Ankara Spor'da bugün başvurdu. Bak seni ekleyeyim. Bir dakika, bir dakika. Evet. Maçlar başlamıştı. 4 maç falan da oynamıştı. Hatta bazılarında yenmişti. Aynen öyle. Düşürdüler. Bu yetmedi. Bankasya'dan da düşürdüler. Gerekçe şuydu. Doğmamış çocuğa don biçmekti. Siz potansiyel olarak şike yapacaksınız. Şimdi federasyon mahkeme kararını beklemeden, yargının sonucunu beklemeden, savcının fezlekesini, görüşünü beklemeksizin, aralarında hiçbir fazla hukuk adamı da olmaksızın, belki tahkim böyle bir karar vermiş, lak diye Ankara Spor'u düşürdüler. Kanaatle. O aşağı düşürdüler. Kanaatle. Şimdi sonuç. Tam bu kanaatin kralı yani. Kanaatin kralı. Kralı. Sen, ya kanaatin kralı. Gücünüz Ankara Spor'a yeterken fazla ses çıkmadı. O zaman Sayın Aziz Yıldırım da Kulüpler Birliği Başkanı'ydı galiba. Ankara Spor'a sahip çıkmadı. Mahmut Özgener Federasyonu'nu haklı buldu ama en son seçimde 12 trilyon lira devletin kasasından, federasyonun kasası ama sonuç olarak o devletin kasası da sayılır. O kasadan 12 trilyon lira Ankara Spor'a ödenmesine fit oldular. El sıkıştılar. Şimdi federasyonlar gereğinde kanaat kullanıp çok radikal kararlar alabiliyorlarmış. Neydi potansiyel? Ankara Gücü Spor'la Ankara Gücü şike yapma ihtimalleri var. Şimdi ben de diyorum ki ya bugün şikeyle yargılanan takımlar var kardeşim. Bu insanların önümüzdeki yıl birbirlerine şike yapmayacakların garantisi var mı? Çünkü iddianameye göre Sivas idarecileriyle örneğin Fenerbahçe idarecileri arasında veya Trabzon idarecileriyle bilmem ne idareciler arasında veya belediye idarecilerle şu takımın idare arasında bir organik bağ var ki bu savcının iddianamesinde şike örgütü ve şike girişimi olarak fezleke düzenlenmiş, yakında da iddianame geliyor. Şimdi yarın bir gün bu iddianame uzun sürerse ve ligin son maçı Fener Sivas olursa örneğin veya Beşiktaş Büyükşehir Belediye maçı olursa veya Trabzon X takımı maçı olursa ve bu takım düşmeyi, şampiyonluğu belirleyecekse ve bu organik bağ fezleke ve iddianamede hala temizlenmemiş ise bu şike yapma ihtimali olmuyor da Ankara Spor'la Ankara Gücü daha ligin 4. haftası, beyler sizi sevmedim, o senin yöneticiden onlarla kanka manka bir şey, hani şeyi de yok ha, bir şirket falan olsa anlarım. UEFA emsalinde bir şirket hem bir Yunan takımının hem bir İngiliz takımının, galiba yanlışa söyleyebilirim. Ama o mantıklı. Para iki takımı da yönetiyor. Burada öyle değil ki, burada kişiler. Düşürdüler mi? Düşürdüler. Şimdi yarından itibaren Ankara Spor Süper Lig'e girmek için dilekçe verecek. Ciddi problem var bir. İki, daha kötüsü. Bugün düşen takımlar kim? Kasımpaşa, Konya, Buca. Yarın dilekçe ne münasebet diyecekler ya. Ortada çok ciddi bir özel yetkili savcı iddianamesi var. Biz senin etik diyoruz. Kurulunun senin lafına göre bazı şike kanıtlarına ulaşılmış. Peki ben niye Bankasya'da oynayayım kardeşim? Beni Süper Lig'e al. Belki o adamlardan biri düşerse ben düşmeyecektim. Evet. Örneğin lütfen beni Sivas bağışlasın. Sivas kurtarılma operasyonlarının içine girmişse belki Sivas düşecekti, Buca düşmeyecekti veya Kasımpaşa düşmeyecekti gibi çok farklı teoriler geliştirilir ve bunların hiçbirisi de
ütopya değildir, komplo teorisi değildir. Ortada çok ciddi ya bir rezeki var. Aydınların şu lafına da geliyor. Biz hangi kararı alsak birileri itiraz edecek lafına da geliyor aslında. Yani çok karışık bir durum var. Hayır, işin kötü hiçbir karar almadınız. Siz ama, karar almadınız kardeşim. Siz karar almadınız. Işte diyorum, o kararı diyorum alacak durum yok. Sen de ne diyorsun? Karar alınamaz, meclise atalım topu gibi bir şey yaptın. Hangi sonuçta bir karar alacak mısın kardeşim? Bak bu ülkede, belki almazlar. Bir dakika, almazsan sen bu ülkede sen herkes beraat eder de hiçbir şey yok. Hepsi fasaryaymış dediğin vakit bu ülkede polis ve savcı taça çıkar. Buna da bir sağduyulu vatandaş olarak böylesi ciddi bir operasyonda polisin ve savcının taça çıkmasını istemeyiz. Rezil olmalarını istemeyiz. Ortada bir şeyler çıkacak. Bir cezalar gelecek ama bu cezalar sezonun ortasına gelirse dert, 3 sene sonra gelirse 3 kat dert. Öbür taraftan bakalım olaya. Dün programımızda kendisini yayınımıza davet etmiştik ama ya ben şunu şöyle olmuştu. Tamamlayayım. Yani Ankara Gücü ve Ankara Spor arasındaki bağlantılan hareketle orada bir şike olabilir diye düşünülerek verilen bir kanaat var. Fakat bugün verilen hiçbir kanaat yok. Bugün... Ama o zaman tekrar söylüyorum. O zaman adalet ya da işte hukuk mu ne diyorsanız emniyet, savcılık yoktu Türk futbolunda. Artık Türk futbolu bunlar ya, bugün soru sordu gazetecinin biri. Evet. Bundan sonra kim belirleyecek? Fikstürü dedi Adalet Bakanlığı mı belirleyecek dedi falan. Yani hayır, şunu söyleyeyim. Niye karar almıyorsunuz? Bir dakika. Yerinden? Şimdi bak, Futbol Federasyonu Sivas Fenerbahçe çok açık konuşuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Sivas Fenerbahçe maçını ve Beşiktaş Belediye maçını ve Trabzon örneğin Buca maçını. Buca Süper Lig'de de, Süper Lig'de değil de Fezleke'de bağlantılı görülen maçları ligin son haftasına koyamaz kardeşim. Şaibe vardır. Peki. Şimdi ben şöyle yapalım. Tamam. Bunları devam edeceğiz. Tekrar biz yayıncılık açısından en azından. Şu etik... Ahmet Çakar'ın Hitler'le özdeşleştirdiği için hakkında ceza açılan meselesi. Etik yayıncılık açısından dün kendisini yayına davet etmiştik. Ulaşılamadı bugün. Ahmet Çakar da seslenmişti ekrandan. Ulaştık kendisine. Kendisi bize ulaştı galiba anladığım kadarıyla. Sayın Faik Işık, Sayın Aziz Yıldırım'ın avukatı şu anda canlı yayınımıza telefon attığımız olması lazım. Faik Bey beni duyuyor musunuz? Duyuyorum, evet. Evet, iyi akşamlar diliyoruz. Şu anda en azından davada en çok gündeme gelen isimlerin başındasınız. En azından diğer avukatların çok önünde sizin söyledikleriniz. Hep gündemde okuyoruz, dinliyoruz. Programı dinliyorsunuz. Dün bilmiyorum izlediniz mi programı. Yine hep bu konuları konuşuyoruz zaten. Türk basınında da haftalardır, aylardır en azından 1,5 aydır bu konular konuşuluyor. Öncelikle... Sizin yanındaydım, hastanedeydim. Dinleyemedim. Evet, kendisine de geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Diyoruz Aziz Bey'e de. Şimdi Sayın Faik Işık, öncelikle hangi konuda konuşmak isterseniz buyurun, ekranımız size açık ama ben de sormak istiyorum. Şöyle iddialar da var. Sayın Faik Işık'ın enteresan savunma tarzı ya da alışılmadık diyelim, enteresan demeyelim. Bir kısım olumlu buluyor, bir kısım Sayın Aziz Yıldırım'a zarar verdiğini düşünüyor. Öncelikle bu iddiaları nasıl karşılıyorsunuz ve genel olarak sizde olan sanıyorum birçok spor yazarına dava açtınız. Bunları da duyuyoruz, daha kesin olarak iddianameler çıkmadı ortaya ama böyle iddialar da var. Lütfen bunlarla ilgili de buyurun, söz sizde. Şimdi biz basına kişisel olarak bir dava açmadık. Sadece basında, biraz önce Ahmet Çakar konuşuyordu, dinledim. İddianameden bahsetti. İddianamede böyle diyor dedi. Sonra döndü, Fezleke'de böyle diyor dedi. Fezleke polisin kendi soruşturması ve kendi dokümanlarıyla varmış olduğu kanaattir. Yani Fezleke iddianame değildir. İddianame falan ortada yok. Buna dayanarak şikeden bahsedildi. Basında bu konu çok bahsediliyor. Şikeden dolayı mahkumiyet kararları verilmiş gözüküyor. Oysa ki ortada bir yargılama başlamadı ve doğru düzgün bir savunma yapılamadı. Henüz bakın, biz yargılama yapılmıyor ki, avukatlar mecbur kalıyor. Bu konudaki iddialara cevap vermek zorunda kalıyor. Yani hukukçuların konuşacağı yer medya organları değil. Hukukçuların konuşacağı yer gazeteler değil. Ama mecbur kalınıyor. Çünkü Fenerbahçe, çünkü Aziz Yıldırım burada yargılanıyor. Şimdi delil denilen şeylerin delil niteliği hukukçular açısından belli kriterlerle tespit olunur. Ben şimdi bir de yargılamada esas olan usul nedir? Silahların eşitliğidir. Bir kimse suçlanıyor ise asıl olan bunun cevap verme hakkının olmasıdır. Yani karşınızda olan insanı suçlarsanız ve o insan size o suçlamalarla ilgili cevap verebiliyor ise, o zaman ortada makul bir şekilde, hadi fikir tartışması, yargılama demeyelim, o olur. Ancak
bizim başsavcılığa ilettiğimiz konu şike vardır, şike kesindir, şunlar düşecek, bunlar çıkacak. Buna ilişkin çok sayıda yayın yapıldı ve bir kamuoyu oluşturuldu. Ve bu oluşan kamuoyu içerisinde kimler etki altına kaldı? Mahkeme etki altına kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu etki altında kaldı. Bu cümleler, bakın bu cümleler benim cümlelerim değil. Bu karar etki altına alınan bir karar mı? Bugün federasyonun aldığı karar sizce? Federasyonun almış olduğu karar kendi mevzuatı içerisinde değerlendirebilirsiniz ama sizi hukukçu olarak kesti mi derseniz beni hukukçu olarak bu karar tatmin etmedi. Yani orada başka şekil düşünen arkadaşlardan çok daha farklı düşünüyorum ben, çünkü bu yargılamalar, bu tür soruşturmalar, bu tür sonunda bir hüküm verilecek. Sonunda birini suçlu ya da suçsuz, kümede kalsın ya da gitsin, futbolla ilgisi olsun ya da olmasın cümlesini kendi oturduğumuz yerden kendimize ulaşan bilgiler ve bizce kabul ettiğimiz değerler üzerinden yapamayız. Bunu böyle yapamadığımızı ben Rasim Ozan'ın kendisinin 9 Eylül 2009 tarihli bir makalesiyle anlatayım. Bakalım ne diyormuş. Avrupa'dan hakim ve savcı ithal edilmeli diyor. 9 Eylül 2009'da, yani yaklaşık olarak 2 sene, 2 seneden daha az bir zaman içerisinde. Ve diyor ki Türkiye'nin demokratikleşme bağlamında orta vadede en ama en büyük problemi Türk savcıları ve hakimleridir. Bu insan malzemesinin büyük çoğunluğu en özgürlükçü yasayı bile yasak ve baskı üretmek için kullanabilecek bir zihniyete sahiptir diyor. Öte yandan genç kuşaklarla birlikte olumlu bir değişim de vardır diyor. Bu söylediği, şimdi bakın daha konu hakim ve savcılara bile gelmedik. Konu daha emniyette. Bunları söyleyen Kütahyalı, kendisi bunları söylemiş de yanlış mı söylemiş? Doğru. Söylemiş. Hakimleri ve savcılarının özü doğru olan siz de katılıyorsunuz. Siz de bu fikrime katılıyor musunuz? O ya demin okuduğunuz satırları. Bu halen doğru Kütahyalı. Halen doğru. Yani bu 2 sene önce doğruydu da şimdi yanlış değil. Daha iyiye doğru gidiyor. Sen yazdıktan 2 sene önce de doğruydu, 10 sene önce de doğruydu. Biraz daha iyi doğru gidiyor, kabul et yani. Şimdi daha iyi doğru. O zaman şimdi senin yapman gereken şey 2 sene önceki şartların değişip değişmediğini kontrol etmen. Doğru. 2 sene önceki bu şartlarda henüz bir değişiklik yok. Bakın ben senin birkaç cümleni daha okuyayım. Katıldığım için okuyorum. Eyvallah. Farklı kimliklere sahip kimi yurttaşlarımıza yönelik linç girişimlerini ve saldırıları teşvik ve tahrik eden ne filmler, diziler, etkinlikler, konuşmalar yapılıyor bu ülkede. Gerekli maddeyi bu bağlamda işletmeye şu ana kadar hiçbir Türk savcısı teşebbüs etmedi. Böyle bir maddeyi utanmadan zaten sürekli tehdit edilen azınlıklara karşı işletti Türk yargı sistemi. Örnek de vermişim, dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün 312. maddenin hudutlarının zorlandığını açıkça itiraf ettiğini, tabii, üstüne üstlük bu rezil durumu da savunanların olduğunu söylemişim, gayet de güzel söylemişim. Ve orada canın sıkıldığında demişim ki bu ülkede yasa ve norm ithal ederek değil, ancak hakim ve savcı ithal ederek bu durumu kökten çözümleyebiliriz. Tabii o bir espri, yani o bir metafor. Ya, ama o işin özünü gösteriyor. Bu eleştiriden vaz mı geçiyorsun şimdi? Yok tabii ki ya, Avrupa'dan hakim savcı ithal edilmez. Senin cümlelerin. Ben bu cümlelerle tabii onun metafor olduğunu sen de biliyorsun tabii ki. Yok. Şimdi kişiye göre değişmeyelim. Biraz daha. Yok bak ben olalım. O yaz bir müsaade. O yazı. Bak senin cümleni. Bak senin cümlene sen tahammül et. Tamam sen söyle, ben cevap vereyim. Bu insan malzemesi ya fiilen değişecek ya da zihinlerini toplumsal siyasal baskı ile değiştirecekler. Onun için yargıyı baskı altına almaya devam etmeliyiz diyorsun. Altında da 2 Ekim'de Şamil Tayyar kararını örnek veriyorsun. Ve diyorsun ki Ankara temizcisi Şamil Tayyar'a temiz yolu kapalı olarak şu kadar hapis cezası verildi. Atilla Yaylar örneği veriyorsun. Diyorsun ki 5 yıl bu konuda konuşmama cezasıyla hapse ertelendi. Tekerrür ederse Tayyar hapse girecek. Bu saçma sapan yargı zihniyetine göre Tayyar 5 yıl boyunca Ergenekon konusunda yazamayacak. Yayla da, Atilla Yayla da Kemalizm hakkında yazamayacak. Eğer yazarsa, bir yanlış yaparlarsa içeri girecekler diyorsun. Şimdi zannediyor musun ki bu yargı sisteminde çok şey değişti? Ben gördüklerimi söyleyeyim sana. Bu söylediğin cümleler halen yaşayan cümleler.
Bu söylediğin cümlelerin halen arkasında durman lazım. Çünkü ben duruyorum, bu cümlelerini okuyorum ve senin cümlelerinden ben arkasındayım. Duruyorum. Vay geçecek. Bak, müsaade et bir cevap vereyim. Bak duruyorum. Yazımı evet, da güzel alıntıladığını hakikaten Türkiye'de bir yargı zihniyeti meselesi var. Elbette daha iyiye de gidiyor bir yandan. Daha evet, iki senedir güzel olmaya doğru gidiyor. Sen yok, de 312 aynı fikirde bakın. 312 davalarıyla sen de çok uğraştın. Bak geçmişte. Daha iyi gitmesi için hep beraber gayret etmeliyiz. Tabii ama şunu da kabul etmemiz işte lazım. Ama işte bir yargılamayı eski, da şöyle bak, yapmayalım. Bakın, şunu da kabul etmemiz lazım. Fahir Köşek. Fahir Köşek bak eski Türkiye. Konuşamamalarından ceza ile tehdit edilmesinden yana değiliz. Tabii. Bak şunu evet, da kabul edelim ama eski Türkiye yargısında zayıf olana dokunuluyordu. Kimi adamlara dokunulamazdı. Dokunmak imkansızdı. Bugün artık dokunulamayan isim kalmadı ve bunların her şekilde soruşturulmasında ben savunurum. Senin de savunman lazım. 1960'ında 61'indeki ihtilalde başbakanının asıldığını düşün. Dışişleri Bakanı'nın asıldığını düşün. Olur mu? Tam bir rezalet diyor. Tam bir manyakçınız. Bu ülkede başbakan asılıyor ise, bu ülkede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na... Başbakan asan darbecilerdi. Yapma. Hukuk değil. Darbecilerdi. Darbeciler astı başbakanı. Darbecilerle, cuntacılarla. Mehmet Merkez soruşturmasının ne alakası var? Ve bakın 96'da bir şiir okudu diye. Tamam. Ya hiç Kütahyalı. Aynen. Durdurma, makasa girme, yanlış yere gitme. Bak ben senin cümlelerinin üstünden gidiyorum. Senin fikrinin üstünden gidiyorum. Ve seni tekzip ederek gitmiyorum. Aynı cümlelerin devamını getiriyorum. Diyorum ki bu ülkede 1996-97'de bir adam çıktı dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın mahkum olup hapse girdiği bir ülkede hukuk var demektir, demokrasi var demektir dedi. Biz de dedik ki ya arkadaş... Ya böyle bir şey böyle, olabilir. Faik yapma Allah'ın seversen. Faik ışık yapma ya. Bu ülkede yargı hiç kimseye yanlış işlememeli, bunu söylüyorum. Bu ülkede yargı siyasal düşünce, dinsel düşünce, etnik köken farkı gözetmeksizin herkese eşit işlemeli. Size sorduğum şey şu. Henüz yargılama başladı mı? Başlamadı. Henüz iddianame var mı? İddianame yok. Peki bu soruşturmanın içerisinde kim var? Bir tane Mehmet Berk var. Bir de onun yanında başka bir başsavcı yardımcımız var. Soruşturmanın kaynağı neresi? Ankara. Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki ilgili birim. Peki bu destek yeterli delil buldular mı? Bulamadılar. Ne yaptılar? Masak üstünden yürümek istediler. Masak raporlarıyla bir şey çıkartmak istediler. Çıktı mı? Çıkmadı. Şimdi ne yapıyoruz? Aziz Yıldırım'ın kişisel olarak düşmanı olan, umarım mahallede çocukken kavga ettiği arkadaşlarını da tanık olarak yakında getirirler. Bilyalarımı çaldın, gömleğimi yırttın vesaire diyen arkadaşları da tanık olarak getirirler. Ya benim aziz yıldırımda bir derdim yok. Hiçbir kişisel şeyim yok. Kaybetmiş. %20 azınlığın içerisinden muhalefet dolayısıyla bazı konuları da yargıya intikal etmiş. Bazı arkadaşların konuşmalarını delil olarak dosyaya eklemek istiyor. Ha savcı bu iddiaları ekleyebilir mi? Ekleyebilir. Başka ne ekleyebilir? Bu savcı aynı zamanda şüpheli olan, suçlamaya çalıştığı kişilerin lehine olan delilleri de eklemelidir. Şimdi bizim sorunumuz şu. Evet, Türkiye'de spor tartışılır, Türkiye'de din tartışılır, Türkiye'de politika, anayasa, her şey tartışılır ama yani doğru söylediğimiz sözleri başka şahıslara geldiğimiz zaman başka aynalarla çarpıtmayalım. Ahmet Çakar'ın kişisel olarak problemi olabilir, kurumsal olarak da problemi olabilir. Bunları istediği zeminde, istediği şekilde tartışabilir. Bunlar ayrı. Ama şu anda konuştuğumuz Fenerbahçe'yi düşürürsek Türkiye'de hukuk var, düşürmezsek hukuk yok. Öyle bir şey cümle, yok. Ben öyle bir şey demiyorum. Ahmet Çakar öyle bir şey söylemiyor. Onu kimse demiyor yani. Sevgili... Hiçbirini söylemiyor. Ya bir dakika, bir dakika. Bir dakika, Faik Bey. Şimdi öyle güzel konu. Ben sizi daha önce defalarca televizyonlarda seyrettim. Evet. Bir agresiflik var, bu sizin tutumunuz. Buna saygı duyuyorum. Hayır, bir şey yani, demiyorum. Normal bir yayın. Bir. Evet. Yani bir. Konuşuyor şu ben evet. Türkiye'de Fenerbahçe düşürülürse hukuk evet, var filan demedim. Hiçbirimiz demedim. Asla. Bizim, biz de denmedik. Asla. Bakın herkes dinliyor. Efendim? Herkes dinliyor. Bakın agresiflik de yok. Sakin sakin dinliyor. Niçin agresiflik var Ahmet Çakar? Ben size bir anlatayım. Şu yüzden var. Hayır bir dakika Faik Bey. Faik Bey ben şimdi çok dinledim. Eğer anlaşılmazsa siz... Bir dakika Faik Bey şunu demek istiyorum. Düzelteyim, hemen düzelteyim. Bir dakika bakın, Faik Beyciğim. Konuşuyoruz karşılıklı. Bir dakika. Bir dinleyin. Ama ben seni deminden beri dinlerim. Deminden beri Faik Bey. Faik Bey. İnsan hakkında evet, daha savunmanın elinde, daha evet, suçlu suçlanan kişinin elinde neyle suçlandığına ilişkin belgeler yokken 300 tane soru soruldu deniyor. Emin olun. Biz o 300 soruyu 2-3 gün önce internetten download edebilirsiniz denilinceye kadar
Biz o 300 sorudan haberdar değiliz. Şimdi ha siz niye haberdarsınız falan bunları sormuyorum. Bir dakika. 182 sayfalık bunları ifade tutanağından haberdar değil misiniz Faik Işık? Bak çok önemli. 182 sayfalık Aziz Yıldırım'ın ifade tutanağından orada sorulan sorulardan haberdar değil misiniz? Sana kim bilgi veriyorsa yanlış bilgi veriyor. Ben sana gel Aziz Yıldırım'ın 182 sayfalık hiçbir ifade tutanağı olmadığını göstereyim. Orijinalini vermiyorlar. Yanlış bilgilendiriyorlar seni. Peki bu ne abi? Bu ne? Bu ne bak? Şüpheli ifade tutanağı bu. 182 sayfa Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman evet o gösterdiğin hiçbir zaman Aziz Yıldırım'a sorulmamış sorulardır bu gösterdiğin ne? Şeyler. Ya bu ne? Bu fake belge mi yani? Bak sorular sorulmuş. Ben rezil edip okumadım bile kütahya. Okudum. Çünkü Aziz Yıldırım cevapları yok. Aziz Yıldırım cevap vermemiş. Ama sonuçta bu sorular sorulmuş. Bakın bu memlekette, bak Kütahyalı, şu size yakışmıyor. 28 Şubat'ta bu çeşit yayınlar yapılırdı. Yani organize... Ya baba ne alakası var? Bak sen şu an çok yanlış yapıyorsun. Darbecilerin talimatıyla olan şeyle bugün son derece meşru bir hukuki soruşturmaya aynı yere koyuyorsun. Belge hiçbir zaman Aziz Yıldırım'a sorulmadı diyorum. Ve ne sorulduğunun resmi belgesi, resmi kayıtları, imzalı tutanakları toplasan savcı polis dahil 20-25 sayfayı geçmez. O gördüğün bir kamuoyu çalışı yapma çalışmasıdır. Yapma Allah'a seversen. Bunlar soruldu. Aziz Yıldırım da cevap vermedi. Bu kadar basit. Yani burada işin özümü bak. Her şey açık. Linç etme. Linç etme işidir. Bak o elini almışsın linç malzemesini kullanıyorsun. Ya linç vermiyorum bak Allah aşkına. Ben söyleyeyim. Bu sana da uymuyor Kütahyalı. Yani bak, bu malzemeyi kullanmak sana kullanmıyorum. Bak ben kullanmıyorum. Sadece burada resmi bir şüpheli ifade tutanağı bu. Elindeki soruların, o elindeki sorular 185 sayfa asla Aziz Bey'e ne poliste ne savcıda bunlar sorulmaz diyorsun. Sorular değildir. Bunları bilmeniz lazım ya. Size bakın öyle bir dağıttılar ki basına diyor bak, ki bak ben dağıtmadım bak. Burada sorular soruluyor bu ve Aziz Yıldırım da cevap vermeme hakkını kullanıyor. Telefonla konuştuğum için sesler birbirine giriyor olabilir. Evet. Faik Bey müsaade eder misiniz? Bir dakika. Faik Bey ben Faik Bey'e bir soru soracağım. Anladığım kadarıyla Faik Bey'in bu geceki konuşması ve daha önceki televizyon konuşmalarında Faik Bey üstü kapalı şunu ima ediyor. Birileri Aziz Yıldırım'a karşı bir takım şeyler kurguladılar. Bu kurgunun içerisinde sayın savcı ve polis arkadaşlar da maalesef 3 aşağı 5 yukarı hata yaptılar. Ve arkasından olur olmadık psikolojik harp metotlarıyla Aziz Yıldırım'a linç kampanyası yapıldı deniyor. Bunu niye yapılıyor sizce? Ahmet Bey benim söylediklerim o kadar değil. Biraz daha geniş. Ben biraz daha açayım. Peki. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Türkiye'de yargılamalar eskiden beri şu şekilde devam ediyor. Nasıl oluyorsa büyük operasyonlarla çok sayıda insanlar toparlanıyor. Çağrıldığı zaman kendileri gelecek insanlar büyük kalabalıklarla yakalanıyor, görüntüleri çekiliyor. Nasıl oluyorsa gizli olması gereken ifadeler önceden basına sızdırılıyor. Ben basındaki arkadaşlara şimdi başlangıçtaki programın moderatörü olan arkadaşın sorusuna cevap vereceğim orayı unutmadan. Yani biz basına karşı bu noktada dava şöyle açmış değiliz. Yani demedik ki medya bu şekilde biz şahsen şundan şu sözlerinden dolayı yargılanır. Hayır. Bu yargılama henüz başlamamıştır. Bu bir soruşturma aşamasıdır. Soruşturmanın gizliliği bir tarafa, bununla ilgili ayrı bir gizlilik kararı alınmıştır. Şimdi bu gizlilik kararı içerisindeki belgeler ortaya fahş edildi. 26 klasör bir başka televizyonu gördüm. Bakın nasıl cevap yetiştirelim biz bunlara. 26 klasör bilmem kaç bin sayfa var. Yani bunlar çöpe mi gitti? Ya arkadaşlar bunları oturup yazabilirsiniz. 10 bin sayfada 100 bin sayfada yazabilirsiniz. Bu kadar çok sayfa yazılması içerik anlamında ne anlam ifade ediyor ona bakalım. Size söylediğimiz şey şu. Elbette ki basın sussun demiyoruz. Elbette ki savcılık iddianamelerini yayınlasın demiyoruz. Elbette ki mahkemenin kesinleşmiş hükümlerini ancak anlatabilirsiniz. Başka bir şey anlatamazsınız demiyoruz. Ancak biraz vicdan sahibi olalım. Ben biraz önceki Kütahyalı'nın makalesinde söylediği cümleyi söylüyorum. Bir toplumsal linç, bir medya yargılaması şekline dönüştürmeyelim bunu. Biz başsavcıya bir şey söyledik. Henüz ortada iddianame yok.
İddianamenin ne şekilde olacağı da belli değil. Türkiye'de özel yetkili savcılıklar, özel yetkili mahkemeler 5 senedir faaliyet gösteriyor. Size bir soru soracağım. Bugüne kadar verilmiş bir tane mahkumiyet kararı var mı? Hüdayalı var mı? Soruyorum sana. 5 sene boyunca özel yetkili mahkemeden çıkmış bir tane mahkumiyet kararı var mı? Vallahi ben yani varsa değil. Bilmiyorum. Yani vardır belki. Yok, ben şu an bana sorduğun için yani ezbere bilemiyorum. İyi izliyorsun. Olsa bilirdin. Yok. 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 Bir şey daha sorayım. Bu özel peki Ergenekon ve Balyoz soruşturmasında böyle yok, mi görüyorsun Faik Işık? Hakikaten bilirdin. Ergenekon ve Balyoz soruşturmasında böyle bir linç kampanyası görüyorsun. Bir dakika Fitayalı. 19 aydır devam eden bir soruşturma var kardeşim. Burası Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti. 19 aydır soruşturma devam ediyor. Birinci ilk gününden aldığınız arkadaş 19 aydır içeride. Balyoz'dan mı bahsediyorsun? Yurt dışında olana diyorsunuz ki ifade vermen gerekir gel. Adam at diyor uçağa geliyor havalimanında yakaladık diyorsun. Ya adam geliyorum. Balyoz'dan mı bahsediyorsun Faik Işık? Bak şundan bahsediyorum. Balyoz'dan bahsediyorsun. Balyoz soruşturmasından bahsediyorsun. İşte falan şahsa görevli falan şahsa gel deniyor geliyor yakaladım diyorsun. Nereye yakaladın? Adam çıktı geldi. Şunu söylemek istiyorum bir dakika. Türkiye'deki ceza ve tutuk evleri şu anda istihap hadlerinin taşıma kapasitelerinin üstündedir. Bunların yarısı tutukludur. Ve her tutuklu yargılamasının üçte biri ancak mahkum olmaktadır. Üçte ikisi beraat etmektedir. Tutukluluk süreleri uzun. Orada haklısın. Bu tutuklulukları yanına kar olarak kalmaktadır. Ya peki bunları düzeltmek bu kadar zor mu? Ben de bunu anlamıyorum. Bir dakika Faik Bey. Ben hala sorumu anlıyorum sevgili. Ben bir dakika. Türkiye'de bir dakika Faik Bey. Faik Bey. Faik Bey, Ahmet Çakar dinleyin. Faik Bey. Müsaade ederseniz bu iş böyle olmaz. Bitmedi ama dinliyorum. Ben hayır. Soruma cevap almadım. Size çok net. Faik Bey. Faik Bey ben soruma cevap almadım. Soruyu sorun. Sordum ama cevap almadım. Tamam bir daha sor abicim. Gerek polis... Diyorum ki Ahmet Bey. Efendim? Bir dinlerseniz bakın. Ben deminden beri dinliyorum sizi Faik Bey. Ben size net bir soru soruyorum. Net cevap istiyorum. Aziz Yıldırım'ın... Türkiye'de yargılama... Aziz Yıldırım yargılaması olabilir... Fenerbahçe yargılaması olabilir, başka yargılama olabilir. Balyoz ve Ergenekon buna dahil mi? Ben de sana soruyorum Faik Işık. Bizim rahatsızın bahsettiği şekilde yurt dışından hakim savcı getirmememiz için ki çok güzel eleştiridir. Orada çok yani Rasim bunları istediği için değil. Sadece hakim ve savcıların ne derece ciddi hukukçu olduklarını hatırlatmak için yapmıştır. 2 sene önce söylediği sözü ben 2 sene sonra tekrar etmek Faik Bey, Faik Bey müsaade eder misiniz? Bu iş böyle gitmez. Bakın bu programda Faik Bey bu programda dominantlık denen bir kavram yok. Deminden beri konuştunuz, bir dinledik. Bir soru sordum. Cevap verince dominant oluyor. Siz söyleyeceksiniz. Ya Faik Bey, bak Faik Bey bir dakika. Burası Faik Bey. Faik Bey, sakın daha önce yaptığınız gibi televizyon programlarında şak diyor telefon anladım. Faik Bey'in taktiğini anladım. Aziz Yıldırım da yok. Tamam. Bugün hadi. Faik Bey Rasim. Bir dakika herkes dursun çok. Olmaz. Faik Bey, işte bu tarz ciddi anlamda. Bastırma yöntemi. Bir dakika. Yoktu bir dakika kusar mısın? Memlekette sizin dominantlığınızı kabul etmek zorunda değiliz. Faik Bey. Durabilir miyiz? Faik Bey, biz bu taktikleri lise yıllarında mahalle kavgalarında yapıyorduk. İnsanları susturmak için tırnak içinde sene suyu çorbayla işi götürmeye kalkıyorduk. Bunu başka kanallarda sene suyu çorbayla götürürsün. Benim olduğum kanalda çene suyu çorbayla götürtmezsin. Müsaade eder misin kardeşim? Sana adam bir soru soruyorum. Aziz Yıldırım'a savcı ve polis kumpas mı kurdu diyorum. Hala anlatıyorsun bana 50 tane şey. İşte bu zihniyet Aziz Yıldırım'a zarar veren zihniyet. Bir zamanda hemen dominant kısmına geçip tamam. Aslında size başka bir şey söylüyorum. Siz dominant değilsiniz. Bana göre Aziz Yıldırım'a zarar vermek üzere gönderilmiş bir Truva atısınız. Niye? Sizin bu sevimsiz yapınız, sizin bu antipatik konuşma üslubunuz, sizin çene suyu çorba üslubunuz. Ya istediği kadar konuşun. Ben taktiği çözdüm. 18 yaşında erkek lisesinde arkadaşlar arasında yapardık. Böylesine sevimsiz konuşan bir avukatın, savcıya, polise çamur atan bir avukatın Aziz Yıldırım ancak antipati getirisi olur. Faik Işık denen şahsiyet bir Truva atıdır. Aslında
içinde Truva Atı demekle Truva Atı'na da saygısızlık yapmak istemiyorum. Truva Atı'ndan da ötedir. Aziz Yıldırım'ı Yıldırım'ı rezil etmek, Aziz Yıldırım'a zarar vermek için kurulmuş bir avukat kardeşimiz. Bütün kararlarda abuk subuk konuşarak insanları susturmaya kalktı. Benim olduğum yerde yapamaz. Bundan sonrası beyefendinin adı Çene Suyu Faik Işık. Tırnak içinde Truva Atı'dır. Devam et Faik kardeşim. Devam et Aziz Yıldırım'a faydalı olur. Sen savcıya çamur at, polise çamur at. Onlar bilet fiyatlarına gidiyorlardı. Ondan sonra gel burada adamlık gösterir. Hadi bak dalgana Faik Efendi ya. Bak bir reklama da sonra konuşacaksa konuşsun istiyorsun. Yanınızda Fenerbahçeli olacak. Fenerbahçe peki bir önerim var. Faik Işık buraya gelebiliyor musun? Cesaretin var mı? Size vekalet verirken. Bir dakika. Faik Işık. Ey Faik Işık cesaretin var mı? Sabaha kadar gerekirse program uzar. Gel buraya burada konuşalım. Rakam yok. Gelebiliyor musun? Benim bir sürü işim gücüm var. Gece bu saatte iş olmaz. Bu saatte işler kötü işlerdir. Faik Işık. Yüreğin yetiyorsa, birazcık cesaretin varsa şuraya geliyor musun kardeşim? Bak adamı bilgi adamsın sen. Sen eğer Faik Işık'san, üstelik ya Mert bir Karadeniz delikanlısıysan, her ne kadar Truva Atı'sın, çene suyusun ama buraya geliyor musun, karşıma gelmiyor musun? Oraya gelirim ben, başkanı da getiririm. Ne? Sen de istediğini al gel. Başkanı da getiririm diyor. Ya kimi istiyorsan getir. Tamam, şöyle yapalım. Ben gel diyorum, gel şu karşıma. Şimdi. Gel bir gözünü göreyim, gel bir yüzünü göreyim, gözlerime bakarak konuş. Faik Işık. Tamam, artık olay iyice kontrolden kaçık ya. Aziz Yıldırım'a zarar vermek üzere, Aziz Yıldırım'a gönderilmiş bir Truva Atı'sın. Ancak Aziz Yıldırım'a zararın dokunur. Türkiye'de bu kadar sevimsiz, bu kadar kötü davranan bir avukat hayatımda görmedim. Meslektaşlarına çamur atan, meslektaşlarına bedava bilet alırken iyiydi, tutuklardığına kötü diyen, bizih diye. Yazıklar olsun ya. Ya hakikaten kapatalım. Ben özür diliyorum. Truva Atı'ndan özür diliyorum. Truva Atı'na haksızlık ettim kardeşim. Düşman olduğun ve nefret suçu uyandırdığın camianın henüz davası da başlamadı. Tamam Sayın Faik Işık, şöyle yapalım. Bu iş artık bakar mısınız? Kesin olan bir şey var. Faik Işık, tamam. Ben bir konuşayım. Ben bir ortam olayım. İlla nihayet rahat vermek. Sayın Faik Işık. Mümkün değil yani. Tamam bir dinler misiniz? Ya Faik Işık siz normalde televizyonlara geliyordunuz. Faik Işık siz normalde televizyonlara geliyordunuz. Ahmet Çakar diyor ki gel kardeşim gel konuşalım. Niye gelmiyorsunuz? İşin varsa bir araba yollayalım. Faik Işık karşıma gel. Gözlerime bakarak konuş, gözlerime. Şartlarda bir değişiklik yok. Dışarıdan hakim savcı ithal edelim diye iki sene önce sen söylüyorsun. Tamam işte ben tamam, diyorum tekrara gel geçmeyelim. Burada konuşalım diyorum. Gel. Gel burada konuşalım diyorum abi anlaşılmıyor. Ya Faik Işık anlaşılmıyor. Bak Faik Işık kontrol kaynakları kapatacağız programı. Gel gelsin buraya. Çene suyu çorba Faik konuşalım abiciğim hepiniz. Bir dakika döktü. İki yüzde çorba yapıyorsunuz abi burada. Çene suyu çorba abi. Döktü. Hadi gene en sessiz sen kaldın burada. Döktü. Ben sana söyleyeceğim abi. Son söyleyeceğim sonra çene suyu çorba faiği ben karşımda istiyorum. Kuru Atı faiği ben karşımda istiyorum. Orada öyle bir konuşmak yok. İşine gelince konuş, işine gelince telefonu kapat. Bakar mısınız? Ben atıyorsunuz. Tamam bir dinler misiniz? Aziz Yıldırım tahliye edildiğinde getiririm. Tamam bir dinler misiniz? İyi de bak. Bir Allah aşkına bir susun ya. O zaman sana yasak mı geldi? Daha evvel çıkıyordun. Tek tek televizyonları geziyordun. Gel Faik'cim. Gel kardeşim gel. Geçersin karşısına. Bizim yerimiz Beşiktaş'ta. Tamam. Beyaz TV gel bekliyorum Faik. Gözlerime bakarak konuş. Aziz Yıldırım'a karşı ne kadar delilin varsa anlat kardeşim. Tamam ben Faik Bey. Bekliyorum. Hayır bir dakika Faik Bey. Bir dakika Allah aşkına bir durun ya bir durun. Faik Bey. Karar duyulmuyor. Hakimlerin böyle bir yetki tamam. Aslında bunun. Anlaşıldı söylediği söylüyor. Anlaşılmıyor. Göktu. Ya şu anda beyefendinin Katanaşo sistemiyle. Bir dakika sesini kısar mısın? Sevgili yönetmen Teo Tekaraç. Beyefendi şu anda Katanaşo sistemiyle tamam mı? Aklı sıra. Bizim lise yıllarında yapmış olduğumuz tırnak içerisindeki cazgırlığı yapıyor. Tamam. Bu cazgırlığın ilacı. Bir dakika tamam. Yöntem yok. Cazgırlığın ilacı cazgırlık. Tamam. Cazgırlığın ilacı. Cazgırlık yapmak zorunda değil. Ben bir dakika. Izin verin. Tamam bir dakika. Faik Bey. Aziz Yıldırım'ın tamam. Hapiste veya tutuklu ve hasta olduğu anda konuşmaz. Yüreği olan Aziz Yıldırım'ın karşısında... Tamam onlar anladı. Bakın şimdi bunlar söylendi. Uygar olmak budur. Arkadan atmak değildir. Tamam siz... Ya, arkadan atıyoruz. Bakın Faik Bey. Söylüyoruz kardeşim ne arkası ya? Ya şu anda bizi milyonlar söylüyor. Ama adamlık da cesaret de... Aziz Yıldırım... Üç kuruş paraya çalışan memleketin içi savcıları kirletmek değil... Cesurca buraya gelip...
Casim'le Göktuğ'un arasında oturup gözlerime bakarak konuşmasıdır. Bir Truva atına benim gözlerime bakarak konuşmak... Truva atı sizsiniz Faik Bey. Siz Aziz Yıldırım'a zarar vermek için belli mihraklar tarafından Aziz Yıldırım'ın yanına sokulmuş bir sevimsiz avukat portresisiniz. Sen gözlerine bakarak konuşacağın adamın adı Aziz Yıldırım'dır. Tamam, onunla konuşuyoruz. Peki ben Faik Işık. Ben bir şey soracağım. Faik Işık. Yüzüne konuşacaksın. Tamam. Faik Işık, ben bir şey soracağım. Bir dakika Rasim, izin versen. Faik Bey, bir durur musunuz? Allah rızası için. Bir Ahmet abi lütfen topa girme. Ben hiç konuşmayayım. Şunu bir söyleyeceğim. Eğer Aziz Yıldırım ya da zarar veriyorsa Faik Işık, muhatabı da Aziz Yıldırım'dır. Bizi bağlamaz. Size ne ya? Size ne, ben senin avukatım. Aynen, bizi bağlamaz. Tamam. Evet, bu aynı görüşteyim Faik Bey, siz de burada. Bağlar. Bir dakika, beni bağlar kardeşim. Aziz Yıldırım, sen bir dakika 20 milyonluk Fenerbahçe'nin başkanını bu avukat kardeşimize teslim eden zihniyetin karşısındayım. Abi Aziz Yıldırım'ın kendi şeyi. Bana ne, ben karşısındayım kardeşim. Yarın sabahtan itibaren senin azledilmen için gerekli şeyi yapacağım Aziz Yıldırım'a. Buradan da Aziz Yıldırım'a sesleniyorum. Sayın Başkan, bu Faik, çene suyu Faik, Truvatı Faik sana zarar veriyor Aziz Yıldırım. Televizyon ekranlarından yargılama yapıyorsun. Faik Işık, ben bir şey soracağım. Faik Işık. Bak. Sallama. El kol sallayarak Türkiye'ye bir şey anlatamazsın. Tamam Faik Bey. Faik Işık, ben bir şey soracağım. Faik Işık. Devam edecek. Sen rahat ol. Faik Işık, ben bir şey soracağım. Teker teker diyelim. Soru cevap üstad, bak üstad. Daha evvel siz televizyonlara çıkıyordunuz ve bu şekildeki tartışmalara geliyordunuz. Hem de sık sık çıkıyordunuz. Ne oldu da bugün ben Aziz Yıldırım olmadan Ahmet Çakar'ın karşısına çıkmam diyorsunuz. Ne oldu? Ne değişti? Artık televizyonlara çıkma mı dendi? Ahmet Çakar, kaç tane kendisi gibi arkadaşı varsa toplasın gelsin. Hepsiyle birlikte karşısına çıkarım. Ahmet Çakar bu konuda az kalır. Sen de otur, başkasını da getir. Bundan korkum yok. Sadece biraz sonra Aziz Başkan'ı ziyarete gideceğim. Aziz Başkan zaten yüz yüze konuşuyor. Yüz yüze konuşacağım. Ama önce bir Aziz Başkan'ı çıkartalım. Yapacağımız işler var, yapıyoruz. Çalışıyoruz, görüyorsunuz. Sonuçları... Peki. Peki o zaman ben bir şey soracağım. Faik Işık. Tamam, tek tek soracağım. Ahmet Çakar'la. Faik Işık, bir saniye. Ahmet Çakar'la ilgili olan yaptığım bir şikayet var. Demişsin ki Ahmet Çakar eski hakem röportajda şu ifadeleri kullanmış. Müvekkilimi Hitler'le özdeşleştirmiş. Yazı içeriğinde müvekkilin soruşturma dosyasında geçen maçlarda şike yaptığı mutlak doğruymuş gibi bir anlayışla yapılan değerlendirmelerle müvekkile suç ihlal edilmiş. Ve Aziz Yıldırım kafası az çalışan bir adammış. Onu Hitler'e benzetiyorum sözleriyle kişilik rencide edilmek üzere hakaret suçu işlemiştir. Böyle mi diyorsun Ahmet Çakar'a dair? Bakın o dilekçe bir başka avukat arkadaşımızın, Aziz Bey'in başka avukatları daha var. Ahmet Çakar'ın aleyhine bir de tazminat davası açmış. Onu ben açmadım. Benim açtığım dilekçe o değil. Benim açtığım dilekçenin içerisinde böyle bir husus var ise o husus sadece... O okudun ya, o cümleleri bir daha okudun ya. Avukat Faik Işık diyor. En başında avukat Faik Işık diyor. Bunlara ilişkin diğer bir meslektaşımız vermiş benim dilekçenin içinde sadece bu ülkede şike vardır yoktur gibi bir tartışmayı, kararı hakim verir. Biz onu anlatıyoruz. Savcının dediği de iddiadır. Savcı var diyebilir. Ayrı konu. Hakim verir. Hakimin kararında Yargıtay inceler. Yargıtay bakar, kesinleşirse denir ki şu kararla kesinleşmiş. Ama Ahmet Çakar hem hakim olmuş hem Yargıtay olmuş. Hükmü vermiş. Daha iddianame yok ortada. Vermiş olduğu hükme göre Futbol Federasyonu'nun ayrı bir karar vermesini istiyor. Bunlar olmaz ya. Burada 74 milyon insan yaşıyor bu ülkede. Bu da yanlış. Peki bu, ya, tamam. Bu da bana göre son derece üzüldüm. Bak ben Aziz Yıldırım şike yapmıştır demiyorum. Bir adam 74 milyon ya. Kadar konuşamaz. Bir tek yurttaş olarak konuşmayı öğren. Elini kolunu sallama televizyonda. Ya sallasam ne olur Faik Işık. Sen ateş olsan zürmün kadar yer yakarsın. Atla gel diyoruz, yüreğin yetmiyor. Konuştuk diyoruz, aklı sıra 18 yaşındaki yeni yetme delikanlılar gibi söz kesiyorsun. Bana sakın adamlıktan filan bahsetme. Adam sen kalkar buraya gelirsin. Ondan sonra vır vır vır. Çocuğum ona Aziz Yıldırım'a iyilik yapıyor. Aziz Yıldırım'a yaptığı öyle büyük kötülük ki bu adamı. Sen buralarda atıp tutuyorsun. Fenerbahçe'yi yargılıyorsun. Sen hakim misin? Savcı mısın? Değilim tabii. Değilim ya. Sana görevi bu kim verdi ya? Kimse vermedi ya. Sen bir defa Faik Bey, sen yağlı mağlı konuşma da önce. Adam gibi konuş da. Önce yüreğin yetiyorsa karşıma gel. Karşıma. Öyle telefondan atmak kolay. Geleceksin, karşıma görüşeceğiz. Her şeye karar versinler. Biz tamam. Oturalım arkadaşlara. Ne muhteşemsin Ahmet abi. Sen neymişsin be abi? En güzel kızı sen kaptın, en güzel yorumu sen yaptın diye. Tamam, Sayın Faik Işık. Tamam.
Kusura bakma ya. Ama bu arada da şu Truva atık kimliğinizden terk edin. Çene suyu çorba kimliğinizi terk edin. Bir avukata, bir hukukçuya yakışır gibi davranın. Truva işte diyor. Yani Truva attığı falan yakışmıyor. Sizi oraya kim soktu? Nasıl soktu Aziz Yıldırım'ın yanına bilmez. Ama yarın bir gün bu çıkacak ortaya. Böyle bağıra çağıra olmaz bu işler. Bir yandan Aziz Yıldırım'ın yerine geçiyorsun. Kardeşim ben Aziz Yıldırım'ı birazdan ziyarete gideceğim. Böyle selamlarımı söyleyin. Gel sen de gel bir ziyaret et, buyur. İzin versin savcı, gelmezsem daha verdim. Bak ben Aziz Yıldırım'ı şu gün için söylüyorum. Savcı izin versin. Buradan çıkıp Aziz Yıldırım'ın çayını içmeye gitmezsem en şerefsiz insanım. Bak gelmek istiyorum diyor. Faik Işık. Faik Bey gelmek istiyorum diyor. Gelebilir mi? Dinle bizi. Faik Bey, Ahmet Çakar gelmek istiyorum diyor. Buradan çıkıp. Ben diyorum ki buradan çıkıp Aziz Yıldırım'ın yanına gelmek istiyorum. Ben diyorum ki program bitince gerekli izni alın. Bu ülkenin savcısı izin versin. Aziz Yıldırım hastanede veya metrikse ziyaret etmezsem şerefsizim diyorum. Biz bu fotoğrafları çekiyoruz. Böyle anlarda konuşulmaz. Mert adama yakışmaz. Elinde değil. Mert adama yakışmaz. Ben bir şey konuştuğum yok kardeşim ya. Mahkeme değildir. Burada yargılamaya kalkma. Kimse kimseyi yargılamıyor kardeşim. Hasta mısın sen Faik Bey? Hasta mısın sen? Arıza mı var? Kimse kimseyi yargılamıyor. Sendeki şu arızayı anlat. Bir insan konuşunca bir dinlemeyi öğren. Bu nasıl bir arızadır? Ön lobda mı arka lobda mı bilmiyorum ama bu çok ciddi arıza ya. Fenerbahçe taraftarı arıyor. Burada bir adam var abi. Konuşup duruyor diyor. Onlar çok dinlemiş, artık dinlemekten yorulduk seni Ahmet Çakar. Türkiye tamam. Ne demek istiyorsun? Tehdit mi ediyorsun aklın sıra? Bana bak Faik Efendi. Tehdit mi ediyorsun? Bak sen değil, senin kralın gelse beni tehdit edemez. Aklın sıra tehdit ediyorsan. Dünyanın başka yerlerinde bu tür daha fazla olaylar vardır. Hiç kimse kendi ayağına bu kadar kurşun sıkmaz. UEFA da dinlemiyor seni. FIFA da dinlemiyor. Ne olacak? Buyur. Tamam. Sayın Faik'cim şöyle oldu zaten. Ya Faik Işık bak. Fenerbahçe taraftarları sana gününü gösterir falan. Bunlar bak hoş olmadı. Bak bunlar bu doğru değil olmadı. Kitayalı, beni iyi dinle Kitayalı. Buyur. Ben kimseye bak bir şey söylüyorum. Taraftar bak şimdi. Taraftar diyor ki abiciğim şu televizyonda şu adam konuşuyor. Sürekli bize hakaret ediyor. Lütfen şu adama bir cevap ver. Ben programa kazara telefonla hadi bir dinleyin bakayım dedim, dinledim. Şimdi bak senin cümlelerini sana söylüyorum. Ya bırak hep aynı şeyleri söylüyorsun. Tamam. Bunlar da taktik be kardeşim ya. Tamam Sayın Faik Işık şöyle yapalım. Fikirde misin? Yoksa bu arkadaşlar abdestli namazlı oldu. Ben de saygıdeğer Fenerbahçe taraftarlarına sesleniyorum. 20 milyon Fenerbahçeli'ye. Faik Işık Aziz Yıldırım'ın avukatı olduğu sürece Aziz Yıldırım toplumda son derece zarar gören bir adam haline geliyor. Faik Işık Aziz Yıldırım için talihsizliktir. Sence azledilmeli mi? %100. Bak Faik Işık bugün tarafsız bir insan ölse, bu Aziz Yıldırım'ın avukatı, bu sevimsiz konuşan adam mı deyip Aziz Yıldırım'a zarar verir kardeşim. Yazık, vallahi yazık. Sayın Aziz Yıldırım adına ben konuşuyorum ve size diyorum ki yeter be kardeşim ya. Tamam, Sayın Işık. Tamam, Sayın Işık, şöyle yapalım. Biz elimizden geldiği kadar açıklamalar da yaptınız bana göre birçok konuda. Birçok yerde de tabii aynı anda üçünüz birden konuşun. Siz gıyaben atmaya devam edin. Şöyle yapalım. Yok bakın. Ya ben atmak yok. Gel bir süre konuşalım. Bir dakika. Karşı karşıya gel. Sayın buraya gel. Bir dakika. Allah aşkına buraya gel. Buraya. Karşıma gel. Karşıma gel kardeşim. Bir dakika. Öyle konuşma keserek olmaz burada. Sen kaç kişi gelirsen. Tamam. Ben tek geleceğim. Sen de tek gel. Ama istiyorsan bir tane de yanında bir arkadaş getirebilirsin. Sayın. Kaç kişi istiyorsan o kadar gel. Tamam. Ben tek geleceğim. Bak bak. Bak bana sakın bu mafya ağızlarını, kabadayı ağızlarını yapma. Sökme. Faik Bey, ya geldiğim anda kaç kişiden geliyorsan gel. Ben tamam, sayın gelmem. Bakın Faik Işık, anlaşıldı. Bir, istediğiniz zaman Ahmet Çakar'la tartışmaya açık. Bunu davet yapıldı. Abi, kabul edersiniz, etmezsiniz. Aziz Başkan çık dediğinde. Tamam, okey. Ben söylüyorum da. Bir, iki, istediğiniz zaman çünkü bazen telefonda dedikleriniz havada kaldı, aynı anda konuşuldu. Kamera göndeririz, konuşursunuz. Bunu da yaparız. Sonuçta burada herkesin sesini. Gerek yok, oraya gelirim ben. İsterseniz. Gelir, biz dediğiniz davetimizi yaptık, bekliyoruz. Üç, burada da kimse direkt bir yargı yapmadı, hep iddialara göre diye konuşuluyor. Burada da bunu da ben de burada ya dikkat etmeye çalışıyorum. Konuşmuyor muyuz? Hiç savunmaları konuşan yok. Tamam biz de savunma için. Sporcuların avukatlarını çıkarsanız oraya ya. Size aldı yani, işte savunma için çıkarıyoruz sizi. Niye bağladık? İçeride yatıyor. Kimse anlamış değil. Hayır, bir şey anlamadım. Ben Tayfur'la cezaevinde konuştum. Tayfur'un ne suçu var kardeşim? Bakın. 90 dakika maç yapılmış. 80 dakika İbrahim Akın oynatılmış. Maç 2-2. Tayfur avukatı mı avukatısınız? Bir tane asisti var. 90 dakikanın 10 dakikasında Tayfur yok. İbrahim Akın yok.
120 dakika maç olmuş, penaltılara gitmiş. Penaltılarda bir tek gol farkıyla almış. Tayfur'un ne suçu var içeride? Çağırın bakın. Tayfur'un avukatını konuşsun. Aynen çağırın bunlar hepsi sizi çıkarttığımız çağırın gibi. Avukatları onlar yer alsın. Tamam işte onu tamam. Söylemeye çalışıyoruz. Belki onlar Ahmet Çakar'ın istediği tarzda konuşabilirler. Ha, neyse. Tamam. Kendinin tarzı o. Benim ya. De tarzım o. Ben onun tarzını beğeniyorum. O benimkini beğenip... Peki Faik Işık sana son bir sorum var. Kapatalım. Bak çok çok kozmik bir sorum var Faik Işık'a. Ama belki daha nazik arkadaşlar stüdyonuza çağırın. Eyvallah. Bak Faik Işık. Bir dakika siz çağırın. Ben de nazik soruyorum. Ozan böyle buna gerek yok Ozan. Bak buna tamam. Gerek yok. Bak, yok abi ben bak sakince bir şey soruyorum. Bak ben... Birlikte oturup konuşuruz. Heh. Ben seni okumayan bir adam değilim. Biliyorum biliyorum. Bak ben senin... Bak Faik Işık ben senin geçmişteki avukatlık çabana da çok saygı duyuyorum. Birilerinden Amerikan ordusunun içerisindeki gazeteciler gibi diğerlere özel operasyonlar yapılırken oradan özel bilgiler falan almaya gerek yok. Yok bak ben özel bilgi falan aldım yok. Benim öyle bir muhabirliğim de yoktur. Faik Işık bak ben sana çok net bir soru soracağım bak. Benle ilgili... Yani Faik Işık bak benle ilgili olumlu şeyler söyledin eyvallah bak bir şey soracağım. Faik Işık bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Benim öyle zaten son soruyu soralım kapatalım hadi biraz çabuk. Ben zaten tek soru soracağım. Buyurun. Sen başbakanın avukatlığından kendi isteğinle mi ayrıldın? Başbakan seni azletti mi? Bu seni nasıl rahatlatacak? Nasıl? Yok merak ediyorum. Yani bu hangisi oldu? Olabilir ya azletmek demek kötü bir şey değil. Başbakan hayır, senin, sen kendin mi ayrıldın? Yani bu aşamadan sonra çünkü öyle bir açıklama söyle, yaptın. Söyle, hangisini istiyorsan ben sana söyleyeyim. Benim cevabımı istiyorsan ben benimkini vereyim. Dinliyorum. Başbakanın cevabını istiyorsan ona sor gazeteci arkadaşlar. Benim cevabım şu. Ben Aziz Yıldırım'ın ısrarı üzerine bu davaya girdim. Ve Sayın Başbakan'dan da herhangi bir izin almadım. Başbakan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Onun yanında olan herkesin bir çeşit objektif konumda kalması lazım. Ben Fenerbahçe'nin avukatlığını yapmış olmakla Fenerbahçe'nin tarafında yer alıyorum. Fenerbahçe'nin avukatlığı değil Aziz Yıldırım'ın avukatlığı. Bak yanlış konuşma. Sana yakışmıyor. Fenerbahçe'nin avukatı değilsin. Aziz Yıldırım'ın avukatısın. Fenerbahçe 104 yıllık kırık. Ondan sonra dinlemiyorsun olur mu? Ama yapma bak yanlış kullanma. Sen bir hukukçusun. Fenerbahçe'nin avukatı değilsin. Aziz Yıldırım'ın avukatısın. O ayrı. Çok güzel. Çok güzel. Aziz Yıldırım da Fenerbahçe'nin başkanı. Olabilir. Ne başkanlar gelir gider. Bak şimdi Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'da yargılanacağı konuşuluyor. O Genelkurmay Başkanı yargılanırsa ordu mu yargılanacak? Ordu mu yargılanacak? Genelkurmay Başkanı'nın yargılanacağı konuşuluyor. İşte internet andıcı iddianamesi ortada. Genelkurmay Başkanı konuşuluyor. Ordu mu yargılanacak? Fenerbahçe'nin avukatı değilsin Faik Işık. Aziz Yıldırım'ın avukatısın. Fenerbahçe ayrı, Aziz Başkan ayrı. Yetkili mahkeme ki 5 sene boyunca yargıladığın askerler hakkında bir tek karar verememişsin. Demek Ergenekoncuların da avukatı oldun ha? Ergenekoncuların da avukatı oldun öyle mi? Ergenekon da boş dava diyorsun. Balyoz da boş dava diyorsun öyle mi? Ya inanamıyorum sana ya. Yani Ergenekon da boş dava diyorsun ha? Bu millet izliyor. Bu olayları izliyor. Her şeyin bir ciddiyeti olur. Ergenekon'la, Balyoz'la ilgili Allah aşkına vicdanına sor. Ayıp Faik Işık yapma. Senin geçmişini biliyorum ben ya. 19 ayda düzenlenmemiş iddianameler. Neyse oraya geçmeyelim. Yapma ya. Aldık size. Tamam azletti mi? Azletti mi sen mi ayrıldın? Hepsi. Başbakan seni azletti mi sen mi ayrıldın? Bak ben bir şey demiyorum. Terbiyemden, nezaketimden bir şey demiyorum. Sana soruyorum. Başbakan seni azletti mi? Sen mi ayrıldın? Cevabı alalım kapatalım Sayın Şah. Söyleyeyim ben size. Ahmet Çakar kapatılsa gıyabi daha atacak. Ne? Sizin gıyabi atışmalarınız... Hayır gıyabi atış yok. Vallahi billahi ben hiçbir zaman gıyabi atış yapmam. Sen telefonu kapatacaksın. Faik Işık meselesi evet, bitecek. Evet sizde... Cevap veriyorum. Ozan sen kaç yaşındasın bilmiyorum. Şimdi cevap veriyorum. Ben 30 senedir Tayyip Erdoğan'ın yanında onun siyasi çizgisinin içinde çalışan biriyim. Avukatı olmazdan önce gençlik kolları başkanıydım. Eyvallah. Devam edelim. Ben senin geçmişini biliyorum ve çok saygı duyuyorum. Yani sonuçta kapatalım artık hadi. Bu ne biçim AK Partili Genel Merkez Delegesi. Oradan da çıkartın de. Ver abi siz konuşun orada. Cevabınızı verin lütfen. Ya cevap versene. Başbakan seni azletti mi sen mi ayrıldın? Bir dinle kardeşim bir dinle. Önce bir dinle. Şu anda düşünüyorum. Şu anda düşünüyor ne cevap vereceğini. Bizim hukukumuz bir vekalete dayalı bir hukuk değildir. Bizim hukukumuz 30 senelik geçmişe dayalı bir hukuktur. Ve bunun içerisinde vekaleti
sen Hazret Sayın Başbakanım, ben istifa edersem olmaz dedim. Ben istifa edersem çirkin bir davranış olur. Sen rahatsızsın, sen azlet bundan dedim. Sayın Başbakan da adilnameyi gönderdi. Hepsi bu. Bu seni kesmeyebilir. Hayır. Bak ben ne diyorum? Faik bak sen bak lehine bir şey söyleyeceğim. Faik Işık bak lehine bir şey söyleyeceğim. Faik Işık. Çok yanılıyorsun. Faik Işık. Faik Işık bir saniye göktü. Faik Işık. Geçmişine saygın var. Bak demin de sen benimle ilgili saygılı güzel ifadelerde bulundun. Beni okuduğunu söyledin. Yazılı danıtlar yaptın. Ben de senin geçmişine, geçmişte bir sürü insan hakları ihlalleri noktasındaki avukatlığına bunlara saygı duyan biriyim. Onun için saygılı ve terbiyeli konuşuyorum. Fakat Ergenekon konusunda, Balyoz konusunda, şimdi bu konuda durduğun yer... Şimdi bu konuyu ayırıyorum. Aziz Yıldırım avukatı olarak sonuna kadar saygı duyuyorum. Ama demin öyle laflar ettin ki... Ya nasıl olur da sen Tayyip Erdoğan'ı devirmeye and içmiş insanlarla ilgili... Tamamen böyle hiçbir şey yokmuş... Hiç ortada bir şey yokmuş gibi nasıl konuşursun ya? Çok sen nasıl konuşursun Allah aşkına? Hani 30 yıllık dostluk ya? Allah aşkına her şey çok açıkken internet andıcı iddianamesinde adamlar itiraf ediyor. Kendileri itiraf ediyorlar. Biz devirmek istedik diye. Yapma Faik Işık. Yakışmıyor sana. Yakışmıyor. Vereyim bak cevabını vereyim. Bir dakika dinle. Ben bu ülkede darbe yapmak, darbeye teşebbüs etmek, buna ilişkin eylemler, hazırlıklar içerisinde bulunan hiçbir insanın beraat etmesi veya yargılanmaması gerektiği kanaatinde biri değilim. Aksine bu demokrasi üzerinde, sivil yönetimler üzerinde en ufak harekette bulunan kişilerin elbette yargılanmasını, elbette kanunlarda yazan cezaları görmesini sonuna kadar istiyorum. Ancak bir farkla diyorum ki uyguladığımız hukuk, uyguladığımız yöntem darbecilerin yöntemine benzemesin. İnsan hakları, hukuka saygı, abi, işkence olmamalı. Türkiye için daha özenli, daha dikkatli yargılamalar yapalım. Benim söylediğim söz bu. Bu ama sen demin neler dedin? 19 tamam, aydır hiçbir şey tamam, yok. Sayın Işık, bu yok. Nasip Üçer çok dağıldı program Murat'ın kalmadı. Bu cevabım yeterli mi? Tamam bakın Sayın Işık yeterli. Şöyle yapalım. Faik Işık öbür konuda ben senin daha mert, daha dürüst, daha direkt cevap vermeni beklerdim. Ama ben de nezaketimden konuşmuyorum. Tamam. Eyvallah aynen. Diyorum. Şimdi Sayın Işık. Ben sana diyorum ki bu ülkede darbe yapmayla ilgili en ufak teşebbüste bulunmak hepsi dahil yargılanmasının sonuna kadar yanındayım. Ama bu şu demek değil diyorum Kütahyalı. Sadece şunu söylüyorum. Biz demokratik olarak istediğimiz ileri demokrasi olarak insanlara güven veren bir hukuk sistemi olarak. Aynen bu yapılmalı. Reformlar yapılmalı. Doğru söylüyorsun. Daha saygılı geçirebiliriz. Daha insani olabiliriz. Bunu anlatıyorum. Bu soruşturma hatalarına rağmen son tamam. Derece insani, son derece evrensel hukuka uygun gidiyor. Fakat sana ben öbür soruyla ilgili söyledim. O konuda değil. Başbakan seni azletti mi yoksa kendin mi ayrıldın konusunda daha net bir açıklama yapmayı beklerdim. Sana yakışırdı. Ben bir yorum yapmıyorum. Cevap aldık. Benim girdiğim dosyalar size mal edilebilir. Tamam. Benim kişisel olarak yaptığım işler de size mal edilebilir. Sayın Işık. Beni azledin. Benim istifa etmem yakışık anlar. Yani tamam. Sen aldık beni azledin demesen asla başbakan seni azletmeyecekti. Sen istedin de öyle azletti. Öyle mi? Durum bu. Peki yani tamam. Ben bir nezaketimden konuşuyorum. Cevabı aldık. Yeter Allah rızası için. Sayın Başbakan telefonla açtı. Tamam. Rahatsızlığını bildirdi. Ben de kendisine Sayın Başbakanım bu dosyaya ben girdim. 20 bulunuyorum. Ve bu savunmayı üstlendim. Bu sizi rahatsız etmiş olabilir. Şimdi açıklamayı revize ettim. Başbakan aradı ve rahatsızlığını bildirdi. Ben kendim istifa edemem. Yani bu şık olmaz. Siz azledin. Tamam. Sayın anladık. Başbakan da uygun gördü. Güzel. Azletti. Bundan sonrası zaten dinleyenler yorumlasın. Bak şimdi Faik. Bayılacağım ya. Sayın Başbakan'dır. Bu cümle çok mu kapalı? Eyvallah. Şimdi bak revize ettin. Tamam. Neşet üzere söylediğinde tamamen kendi inisiyatifinle olmuş gibi dedin. Şimdi benim ısrarım üzerine revize ettin. Başbakan aradı ve rahatsızlığını bildirdi. Bak bu çok önemli cümle. Tamam Faik eyvallah. Ben bunları çok izah ettiğim için sana kapalı. Yok daha evvel söylemedin. İlk kez söylüyorsun bunu. Başbakan aradı ve rahatsızlığını bildirdi. Ama başkaca arkadaşlar bunu biliyor.
Bunu biliyor. Bu ilk defa şu an kamuoyuna açıklandı. Ben bunu açıklamak istemedim. Ben bunu açıklamak istemedim. Senin söylemeni istedim. Neyse. Sen şimdi tatmin olmadım, detay istiyorum. Al sana. Demiyorum. Bak ben yine nezaketimden. Bak Faik Işık. Ben burada direkt gerçeği söyleyip takır takır burada şeyi yükseltmesini bilirim. Ben nezaketimden sana sordum. Bak bu işi revize et. Sen kendi isteğinle ayrılmış gibi sundun bunu medyaya. Başbakan aradı ve rahatsızlığını bildirdi. Deyip ondan sonrası getirdin. Bu önemli. Bunu ilk defa söyledin. Partinin içerisinde il yönetiminde daha önceden bulundum. Kütahyalı beni bir dinle. Ben her zaman partiçi demokrasi ve partiçi muhalefetten yana biriyim. Her zaman dik çıkarım. Her zaman da bazen rahatsız olan üst derecede abilerimiz veya yöneticilerimiz olur. Onlarla da tartışırım. Ben bu tartışmaları her zaman yaparım. Öyle toptan bir siyasal çalışmanın içerisinde gözü kapalı genel merkez ne derse o olur demem. Ya mesele genel merkez değil ki. Mesele senin avukatlık mesleğinle ilgili. Mesele genel merkez değil. Bunu yeni konuşmadım. Daha önce de konuştum. Bak, daha önce de konuştum. Deva Partisi döneminde de ben İstanbul Ateşkiler Başkan Yardımcısı. Biliyorum. Mesele bak senin AK Parti görevlerin değil. Mesele başbakanın seni azletmesi kardeşim. Başbakan seni azletti. Türkçesi bu. Katılmıyorum. Bu size uymuyorsa gidebilirim. Ama bu tamam. Şu demek değil. Gidebilirim demek şu değil. Şunu söylüyorum. Ben AK Parti çalışmasının dışında biri de değilim. Bunu da iyi anla. Yani tamam o ayrı. O ayrı. O kimlik ayrı. Onu AK Partililer seni kabul eder mi etmez mi onu zamanında görürüz. Daha olması için konuşuyorum. AK Parti'nin içerisinde farklı sesler olur. Çok sesli olur. Çok sesli demokrasi olur. Öyle tek ses. O ayrı. O ayrı bak işi bunu çevirme. Ben çok doğru sordum. AK Parti'yle ilgili dedi. Başbakan seni azletti mi azletmedi mi cevap. Başbakan Faik Işık'ı azletmiştir. Sen bizle tanışsaydın. Tamam okey tamam. Karısı da inşallah karısı da Aziz anladım. Yıldırım'ın başına acil konusunda hayırlısı olsun. Anlamıştı neyse hadi kolay gelsin. Sayın Faik Işık. Şimdi herhalde. Bir şey söyleyeyim sana. Yücel Sayman'la bak Yücel Sayman'la 7 seçim dönemi ki 15-16 sene yapar. Ya bunları dinamitte yapar. Konuşursun. Başka bir hukuk grubu içerisinde. Üstad konu uzadı bunu sonra konuşuruz. Ben çok küçük bir şey için sordum sana. Onu nezaketimden sordum. Dinamite konuşursunuz bunları. Tamam eyvallah. Bak güzel güzel konuşuruz. Tamam ben bir tek konuyu sordum. AK Parti geçmişte yaptıkların değil abi eyvallah bir sürü şey yapmışındır. Çok önemli de bir cevap değil benim verdiğim. Tamam. Bunların hiçbir... Hayır bu bilin mi? Bu tersi gibi biliniyordu. İyi oldu. Bu kötü bir şey değil. Başbakan seni azletmişse de azletmiş olabilir. Sen avukatla devam edersin. Olabilir bu. Şunu isterim. Katıldığım programlarda Ergenekon ya da Balyozan'ı dediğin şahısların avukatlarıyla konuşman beni daha memnun eder. Ediyorum zaten ben. Hep onlarla karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Haksızlık varsa da savunuyoruz. Avukatlarının ya da taraflarının ya da sanıklarının karşınızda olması daha objektif program olur. Yapıyoruz, konuşuyorum ben orada. Haksızlık varsa da savunurum. Senle de oturup konuşuruz. Tamam mı? Sayın Faik Işık. Çok saygım olur. Benim söylediğim bu. Eyvallah, eyvallah. Tamam. Biz zaten sabahtan beri sizi arıyoruz. Niye arıyoruz? Çağırmak için arıyoruz zaten. Öyle değil mi? Gidin asistanlarınıza sorun. Arandınız. Demek ki biz elimizden geldiği kadar bir objektif program yapmaya çalışıyoruz. Burada da ben siz kaç programınızı ben de seyrettim. Hiçbir programda da bu kadar size söz hakkı verilmedi. Yani Allah var. Hani biraz da Sezar hakkında Sezar'a verin yani. Şuradan ben size programınızda söz ve hakkı verilmedi demedim. Tamam. Eyvallah. Şimdi buraya da gelip konuşuruz. Tamam. Sadece şunu söylüyorum. Davet ettik. Teşekkür ediyorum. Yani ama diğer programlarda daha uzun konuştuk. Yani ya tamam. Çok konuşuyoruz. Problem değil. Konuşun zaten. Konuşturmak için açıyoruz. Bir şey dediğimiz yok. İki... Ahmet Çakar'la canlı yayına davet ediyoruz. En kısa zamanda gelin buyurun. Baş üstüne. Tamam. Bak, ne zaman isterseniz. Bir şey yanlış anlaşılmış olmasın. Bakın. Ahmet Çakar espriyi ve sert konuşmayı seven bir adam. Karşı karşıya daha iyi olur. Bakın. Diyor. Bakın bu bir anlatayım bir şey yanlış anlaşılmasın. Televizyon programlarını gezerken böyle adrenalinli yüksek konuşmalar yapan kişileri gördüğüm zaman ben de duruyorum. İzliyorum, zevk de alıyorum. Ahmet Çakar'la ilgili tek sorunum var benim. Bakın. Şu anda bana benim o kadar çok yoğunluğum var ki keşke onunla oturup bu tartışmak istediği konuda karşı karşıya. Ozan'ın da o adrenalinli yüksek konuşmalarını zevkle seyrediyorum. Katılmadığım yerler olsa da seyrediyorum ama katıldığım yerlerde görüyorsun. Bak para ara. Eyvallah. Okuyorum. Eyvallah sağ ol. Konu şu, anlatmak istediğim konu şu. Ahmet Çakar o programlarda keşke
Fenerbahçe'den ben değil. Ben yeni Fenerbahçeli oldum. Şimdi onu bile sorgularsanız 10 dakikada o geçer. Aman aman sorgulamayacağız. Tamam. Eski Beşiktaşlısın canım. Faik Beşiktaşlısın. Tamam, Faik Fenerli olmuş canım. Olabilir. Devam edin. Bir dakika. Fenerli mi oldun Faik? Bir söylemek istediğim şey şu. Bir dakika. Faik Beşiktaş'tan dönüp Fenerli mi oldun? Ben Ahmet Çakar böyle konuşuyor. AK Parti'den dönüp de CHP'li olacak galiba. Anladığım kadarıyla bu. Zaten yumuşak konuşmasını istemem. Yumuşak konuşmak da Ahmet Çakar'a yakışmaz zaten. Doğru. Faik Işık, Beşiktaş'tan dönüp Fenerli mi oldun? Merak ettim. Konuşunca ona da bozulma yok. Kütahyalı da sert konuşsun. Eyvallah baba, eyvallah. Sen de öyle. Tamam. Beşiktaş'tan dönüp Fenerli mi oldun? Faik Işık, merak ettim ya. Onun ne anlamda? O şey anlamda. Savunma olduğu için öyle söylüyor. O pozitif anlamda. Demek AK Parti'den dönüp CHP'li oldun. Bunların siyasette var. Karşılıklı geçişim var. Tek bir şey söylüyorum Faik Bey'e. Tek bir şey. Ben sertliğe, tartışmaya karşı değilim. Keşke ikimiz de aynı anda konuşmasaydık. Şunlara cevap alsaydık. Olabilir. İnşallah bir gün buyurursunuz, şeref verirsiniz. Hepsi geride kaldı. Eğer şimdiyiz taraftaya. Olmasa da bir yerde çay içeriz. Belki birbirimizi daha iyi tanırız. Bak, belki Truva atı fikrinden vazgeçersin. Ben hala arkasındayım. Kimse de kızmaz. Öyle de söylesin anda da bir mahsur yok. Tamam. Artık tamam. Olmaz zaten. Öyle cümleler söyleyecek ki tartışma olacak. Ya tamam, güzel. Tamam. Bakın sizin gibi renkli isimler her zaman özellikle herhalde bu davalardan sonra siz bayağı bana göre televizyon dünyasında iş yaparsınız. Hani... Ben daha önce televizyon dünyasında iş yapıyordum. Yalnız şöyle söyleyeyim. Ben başbakanın vekaleti dolayısıyla 15 senedir ortalarda yoktum. Tamam o zaman. Yeni... Ben 1980'de... Tamam, başbakan vekaleti bitti. Artık Faik Işık televizyonlara gelebilir. İlk radyo televizyon avukatlığı yaptım. Hatta bir bilgi vereyim size. Türkiye'nin ilk radyo davasına giren avukat da benim. Ben şöyle söylüyorum. Oradaki misafirlerinizin sözünü kesmekle ilgili bir derdim yok. Yok yok tabii. Daha güzel olur ama tamam, biraz yansırken buraya bir 30 saniye falan geç yansıyor. Tamam. Oradan dinlemeye çalışıyorum. Buraya gelmen lazım. Aynen, buraya bak, gelmen lazım. Anlıyorum. Sayın buraya gelmen lazım. O zaman da ortaya bir girişim saçağı çıkıyor. Aynen. Aynen. O zaman da sizin söyleyeceğiniz belki çok önemli cümleyi ben dinleyememiş oluyorum. Bu da bana haksızlık oluyor. Dolayısıyla size haksızlık oluyor. Tamam bakın Faik Işık. Daha uygun şartlarda daha sert konuşmak benim hoşuma gider. Ya gelin hep beraber. Hakikaten hoş sohbet oluyor. Tamam çok güzel. Eyvallah, buraya gelin konuşuyoruz. Aynen. İlk program. Özellikle söylüyorum. Aynen. Ama diyorum ki karşınızda aslında tartıştığınız konulara muhatap olsa daha da... Tamam siz olacaksınız işte. Teşekkür ederim. Tabii eyvallah. Çok, eyvallah. Aynen. Hadi kolay gelsin. Şimdi buraya yazın. Ben iddia ediyorum. Televizyon dünyası yeni bir yıldız kazanıyor. Sayın Faik Işık'ı ben en kısa zamanda bekliyorum. Anlaştık değil mi? Bekliyoruz sizi en kısa zamanda. Bekliyoruz. Fakat müthiş bir üçlü oluruz. Faik Bey, Rasim Bey. Bilmiyorum Faik Bey kaç yaşında? Herhalde benle Rasim arası. 48'e giriyorum Ahmet Bey. Efendim? 48 yaşına gireceğim. Aşağı yukarı aynı yaştayız. Yaşıtız. Tamam. Rasim bizden genç. Çok müthiş bir üçlü yaparız. Evet Sayın Faik Işık. Biraz gergin mergin gittik ama en azından arayı böyle yumuşak bularak. Bir cümle sizin sorunuzu Göktuğ Bey. Bir cümleyle şunu söyleyeyim. Lütfen. Bizim gazetelere karşı emin olun şahsen hapis cezası falan verilsin diye bir derdimiz yok. Onu açmamızın, başsavcılığa bildirmemizin o dilekçe benim değil. Yani tazminat davası dilekçesi benim değil. O cümleler sert cümleler doğrudur. Bizim tek derdimiz var. Ya bu yargılama medyada bu şekilde olmasın. Türkiye Futbol Federasyonu karar veriyor. Savcı iddianame düzenleyecek. O sebeple sadece... Basın yasakları ile ilgili kısımları başsavcıya hatırlatmak için verdik. Bu Abdurrahim Erol'un şikayeti mi? Faik Bey. Mehmet Barası kardeşim de olsa, diğerleri de olsa. Abdurrahim Erol'un şeyi mi ya? Ben burada senin ismin yazıyor. Faik Işık senin ismin yazıyor, ben senden diye okudum. Abdurrahim Erol mu yaptı bunu? Şunu söyleyeceğim bakın bu cümleler. Şu cümleyi söyleyeyim müsaade ederseniz. Ne yazıyor? Hayır, senin ismin yazıyor Faik Işık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Gönlünün içerisinde eğer bakarsan neticeyi talep kısmına bir bak. Evet. Neticeyi talep kısmında gizlilikle ilgili kısım var. Şahsi dava açılması ile ilgili kısım yok. Şahsi dava açılması şikayeti yok, ayrı. Yok. Tazminat ayrı, o bir tazminat davası değil. Ama bunu sen açmışsın bak. Ya çok önemli değil. Hayır değil, bunu sen açmışsın. Ya açılabilir abicim. Herkesin açıldığı dava açma hakkı var ya. Bir dakika ya. Açar abi. Ben asla ve asla Aziz Yıldırım'ı ve avukatlarını bize dava açması konusu eleştiremem. Anayasa haktır. Bu konuda da biz suç işlemişsek veya işlemişsek meydana çıkıyor. Problem yok. Şimdi problem yok davayla. Şunu soralım bari, hani konular dağıldı da milletin de merak ettiği bir konu var. Herhalde bir konuşmuşsunuzdur ya da telefonda bilmiyorum. Konuşuluyor mu şeylerinizde? Bugün federasyonun son soruyu sorayım da öyle kapatayım sizi. Evet. Federasyonun bugün aldığı kararı nasıl yorumladı Aziz Yıldırım? Konuştunuz mu? Yoksa bugün onu da konuşacak mısınız gidince? Aslında tam oraya gidiyordum. Televizyon programına arkadaşlar itekledi. Emin olun bu programa bakın dendi. Mecburen bu programa döndüm. Birazdan eğer uyumamışsa giderim ama yoksa sabah erken. Tamam onu da o zaman size görüş alırız. Gittiğimde uyurken uykudan biraz... uyandırdık. Şöyle söyleyeyim size sadece.
iki konuyu aydınlatmak istiyorum. Birincisi, söylediğimiz gibi bizim basının ceza alması ile ilgili bir derdimiz yok. Sadece bu sürecin biraz basın hukuku sınırları içerisinde olmasını istediğimiz için o dilekçeyi verdik. Sayın bu basın savcısının, başsavcının bu konudaki kurallara riayet etsin diye. İkinci cümleyi söylüyorum. Evet, bu televizyon konuşmaları ve gazete yazıları bazı taraftarlarımızı çok üzüyor, çok sinirlendiriyor. Bazen çok kabul edilemez tepkiler ve cümleler oluyor. Ama bunlar konuşmalardan da tetiklenmiş oluyor. Durduk yere burada ben şöyle söylüyorum. Fenerbahçe taraftarı, yeni bir taraftar olarak söylüyorum. Ben bu konuşmaları dinlediğimde bunlara bizim cevabımız var. Biz bunları konuşuruz, tartışırız diyorum. Ama keşke Fenerbahçeli kişilerden de orada olsa, belki bu yazarlara tepkiler daha az olacak. Abi bir dakika, dün siz izlemediniz herhalde. Selçuk Yula vardı. Dün Selçuk Yula vardı. İzlemediği kadar. Cümlemi bitireyim. Kimse hak etmediği kadar ağır şekilde de eleştirilmesin. Şuna bizde ben olmaz. Şunu söylüyorum, arkadaşlarım kızabilirler. Ya ben bir tek yeni Fenerbahçeli olarak bile bakın pek çok yerde çıkıp yeterli cevabı verebiliyorum. Yani o yüzden ayrıca dalaşmak, küfürleşmek, bilmem ne, yok şu bir yazara saldıralım, bu yazara saldıralım yok. Bakın o dilekçeyi vermiş olmakla ben şunu yaptım. Bakın şunu söyleyeyim. Bu arada size, o dilekçede de ben yokum yani. Yani ben kendi adıma savunmuyorum. Başkaları adına savunuyorum. Kütahyalı şunu söylüyorum bak. Türkiye'de hukuk var. Bu insanları savcıya söyleyelim bakalım. Bak bunları yapmışlar. Bunlar da sizce hukuka uygun mu değil mi? Buna bakın. Ha, biz öbür tarafta başkaca bir yöntem veya sinirlerimizi rahatlatmak için başkaca bir şey düşünmeyelim. Her şey hukuk içerisinde olsun. Tabii. Her şey hukuk içinde. Tamam. Bence yeterince kararlı konuşuldu değil mi? Yani benim son acizane tavsiyem. Acaba Faik Bey birazcık, aynı sorun bende de olur ama ben Aziz Yıldırım'ın avukatı değilim. Üslup sorunu var. Sertlik ve tırnak içerisinde lütfen bağışlayın sevimsizlik. Bu acaba uzun vadede ve kısa vadede Aziz Yıldırım'a zarar verir mi? Soru bir bu. Deminden beri söyledin sen. İkinci sorum. Bu savcı, oradaki polis, o şefler, efendim kelle koltukta yani görev yapan bu insanların bu bedava bilet alıp falan gibi, bunu bunların aleyhine kullanmak acaba bir hukuk adamı hiç olarak size doğru? Hiç bunları kullanmadık Ahmet Bey, merak ya, etmeyin. Ya okudum, gözünü seveyim ya. Bakın bu her tarafta duydum, okudum ya Faik Bey. Birincisi, hakim savcı kartı olan arkadaşlar zaten herhangi bir ihtilafa, herhangi bir sürtüşmeye gerek olmaksızın bütün statlarımıza giriyorlar. Bunda bir sorun yok. Benim öteki tür biletlerle ilgili olarak özel olarak istenen 50-100 bilet var. Onlara da kimseye şikayet etmedik. Onları da yapmadık. Ondan derdiniz olmasın. Sadece söylediğim şey şu. Şike hiçbir yerde olmasın. Bakın. Elbette siz biliyor musunuz ki Faik Işık polis eğitim merkezinde 2 sene 3 sene üst üste ceza hukuku ve hukukun temel kavramları dersi de verdi. Benim Türk polisine düşman olmam diye bir şey söz konusu olabilir mi? Hayır. Benim söylediğim şey canını dişine takarak bugün Güneydoğu'da, Doğu'da, Batı'da, nerede her türlü suçu takip eden insanlara karşı herhangi bir antipatim olabilir mi? Hayır. Neye karşı tepki duyuyorsun? Tepki duyduğum şey şu. Bu işlerin içerisine, bu işleri şovla yapmamız, bu işleri artık bir medyasal şirince dönüştürmemiz, bu işleri çok abartılması, insanların bu şekilde daha hüküm giymeden suçlanması ve cevap veremeyecek haldelerken, tutukluyken size nasıl cevap versinler? Biz tutuklamayla mı uğraşalım, delillerle mi uğraşalım, suçlamayla mı uğraşalım, dönüp medyaya cevap mı verelim? Burada bir silahların eşitsizliği var. Bir de kaç kişiye cevap verelim? Bir de onu düşünün. Yani şimdi o listeye bakarsa Kütahyalı 59 çeşit yayın göstermişim. 59 evet. Kişiye nasıl yetişsin bir kişi veya iki kişi? Bu olmaz. Ama Fenerbahçe'li çok yazar da var bu konuda, hiçbir şey olmamış diye. Onlar da unutma Faik. Karşı karşıya duello şeklinde olur. Yani arkadan vurma şeklinde olmaz. Yok canım, çok açık. Hayır bakın. Çok tabii öyle ama zaten bir sürü Fenerbahçeli yazar da var. Şike yoktur, hiçbir şey yoktur, burada hiçbir şey yoktur diye. Onlar da çıkıyor konuşuyor. Ömer Çavuşoğlu da konuşuyor. Ercan Saatçı da konuşuyor. Hepsi konuşuyor. Vardır, sen oturmuşsun polisin, savcının adına söylüyorsun. Zaten onlar onu iddianamesinde söylemeli. Özdekesinde söylemeli. Bunlar ilişkin gizlilik. Ben polisin savcının adına değil. Bak aslında bana göre Faik Bey'e en kritik soru. Daha komik bir kavram kaldı mı Türkiye'de ya? Faik Bey size en kritik soru. Sonra da şey yapmayacağım. Bunları. Gökte Allah ve vicdanınız ve hukuk tahsiliniz. Dosyayı evet. Hepimizden çok biliyorsunuz. Sizce bu dosyada sıkıntılı durumlar var mı sanıklarla ilgili? Tek bak, Aziz Yıldırım'la ilgili değil. Bütün sanıklarla ilgili. Gökte Allah, burada tamam, kalp, Çakar, arkada 48 yıl bir hukuk tahsili. Ben bir hukukçu olarak konuşuyorum.
Bakın, aynı zamanda askerinde askeri hakim olarak yapmış, çok sayıda karar vermiş, hakimliğin de ne demek olduğunu bilen birisi olarak söylüyorum size. Eğer biz bu dosyaların içerisinden bu derece, bakın dosyaların içerisindeki dokümanlardan, konuşmalardan, o konuşmaların içerisinde çok komik, çok başkaca arızalar var. Bakın bunların bir kısmına siz vakıfsınız, bir kısmı değilsiniz. Bunlarla ilgili tartışılması gereken bir yargılama süreci var mıdır? Zaten tartışalım ama bunu yargıda tartışalım. Bunların ne demek olduğunu biz izah edelim diyoruz. Biz demiyoruz ki, bakın şunu demiyoruz, şunu demiyoruz. Yani hiç yargılama yapmayın, insanların dokunulmazlıkları olsun, bu dosyayı kapatalım. Hayır, Ali Yıldırım da bunu demiyor. Bunların hepsini konuşalım. Bunların hepsini 20 yıla kadar da gitsin. Bir sükunetle konuşalım ama. Tabii, bunu tabii. Böyle medyada konuşmayalım. Bir şey daha var. Demin size tutuklamalarla ilgili bir şey söyledim. Ne dedim? Türkiye'de şu anda tutuklu sayısı hükümlü sayısı kadardır. Maalesef sayı azaldı. Tabii bu çok yanlış. Herkesin zaten problem. Sıkıntısı zaten. Önemli ama. Her 3 tutukludan bir tanesi ancak mahkum oluyor. Böyle bir yargı mağdurları ortaya çıkartmayalım. Bu süreci biraz sakin izleyelim ya. Tamam, doğru. Eyvallah ama bak. Faik Işık. Hukukçu olarak vereceğim cevap da bu. Tamam. Tabii, eyvallah ama sen de verdiğin röportajlara bak, dikkatle okuyorum. Oku. Yeni Fenerbahçeli olmuşsun. O taraftar popülizmine saklanıp başka takımlara laf atma. Mesela her röportajında Galatasaray'a bir gönderme var. İsim vermeden. Galatasaray'da şunu yaptı. Türk futboluna şikeyi öğreten futbol kurumunu bana söyletmeyin, bilmem ne. Sen de bunu yapma. Gerek yok. Hukukçusun sen. Hukuk adamısın. Yapma. Sen taraftar değilsin. Holigan değilsin. Yakışmıyor sana. Öyle bir cümle kullandım. Doğrudur. Evet, kullandım. O cümleyi kullanırken Galatasaray adını sen söylüyorsun. Yahu ben bak yapma, ben burada saf değilim. Her şekilde Galatasaray'a kaydırmaya çalışıyorsun. Ben olaya adalet sporlu bakıyorum ama sen böyle konuşursan dayanamam. Ben de Galatasaraylıyım. Yapma, etme Allah aşkına ya. Gerek yok. Fenerbahçe'de bizim güzel kulübümüz Galatasaray'da ya. Cevabını veriyorum. Galatasaray'ın Ali Sami Yen stadı kapanırken ve Arena stadı açılırken orada dansları yapan müzik grubu, dans grubu benim grubumdu. Bir şey daha söylüyorum. Dans grubunda mı yönetiyorsun? Ne da sizin dansa ne işiniz var Faik Bey? Psikolojisiyle şunu söyleyeyim, bitiriyorum. Hayır Faik Bey, anlamadım. Ama sizin dans grubuyla ne alakanız var? Galatasaray başka maçları yaparken başka, ama Türkiye'de şikeyle ilgili konu konuşulurken şöyle söylerseniz yanlış olur. Fenerbahçe şikecidir. Hayır, asla. Kimse bir şey demiyor. Asla. Ama o zaman bak. Bak, ben çıktığım programlarda kaç Galatasaraylı benim kendi taraftarımı, kendi takımdaşımı azarladım. Olayı Fenerbahçe'ye yıkıp Fenerbahçe'yi kirletmek istiyorlar diye. Dedim ki olay eğer şike varsa yapan yöneticilerin sorumluluğundadır. Yöneticiler gider, Fenerbahçe kurumu aslanlar gibi kalır. Tıpkı bu genel kurmay için polis için de geçerli. Genel kurmay başkanı suç işleyebilir. Cezasını çeker, Türk ordusu aslanlar gibi ayakta kalır. Burada Galatasaray içinde ama sen her seferinde lafı bir Galatasaray'a getireyim. Galatasaray da yapmıştır. Galatasaray şu, ya yapma, Galatasaray'a da laf etme. Ben de burada Galatasaray'a laf ettirmem sen böyle yaparsan. Ama bir dakika. Ama Faik Bey o konuda söylemişse şöyle endirekt haklı. Yani Türkiye'de şikeyi sadece Fenerbahçe mi yaptı? Değil, herkes yaptı ama olay Fenerbahçe değil, Fenerbahçe yöneticileri. Galatasaray yönetimi bunu yapmışsa, kesinleşmişse bunu konuşuruz. Ama bana göre böyle oldu. Savcı böyle dedi, polis böyle dedi. Kardeşim onlar daha dedi, bunun bir yargılaması var, bir bunu seyredelim diyorum. Bunu bir seyredelim, bu yargılamayı doğru düzgün yapalım. Olaya taraftar perspektifiyle değil, adalet perspektifiyle bakalım Faik Işık. Olay bu. Yapacaksın. Gazeteci perspektifiyle bakacaksın ve olayları objektif inceleyeceksin. Aynen öyle. Şöyle yapacaksın. Sadece iddia makamını değil, biraz da savunma makamını. Aynen bak, ben biliyoruz da ne yapalım işte. Ben senin tarafta verdiğin röportajdan da överek bahsettim köşe yazımda. Tarafta verdiğin röportajın kimi kısımlar? Mesela diyorsun ki 20 yıla kadar inceleyelim. Federasyon kanununda var. Aynen sana katılıyorum.
Hele 20 yıla kadar gidelim ama sen de biraz Beşiktaşlılıkla Fener'e geçtiğin için mühtedi fanatizmi görüyorum. Mühtedi fanatizmi. Yeni ihtida etmişsin Fenerbahçe'ye. Bunun üzerinden bir şey var. Fazla gerek yok buna. Bugünkü sorgulamada yapılan yanlışlık gibi. O cümleyi söylediğin yerde adamın biri çıktı. Şu cümleyi unutursan işte tam polis yargısı yaparsın. Dedi ki çıktı. Fenerbahçe'den tutuklamalar olmuş. 105 yıllık mazimizde bize hiçbir lekeyi yansıtmayan geçmişlerimize teşekkür ederiz cümlesini söyledi. Yanlış, yanlış o. Bak, ben bunu delikanlı gibi söylüyorum. Bak, vay kışık, ben bunu söylüyorum. Kapatalım artık, çok. Ötekisi de öteki adam. Yanlış, Galatasaray bak, bunu söylemek yanlış. Olay Galatasaray, Fenerbahçe olayı değil. Niye alınıyorsun, alınacak bir yerin varsa alınma. Niye sana 8-0 gibi oldu, Kütahya'la al sana 8 attım şimdi deyince alınıyorsun. Niye o zalat konusunda... Ya ben bu konularda açık konuşmuyor muyum? Niye zalatı hiç görmüyorsun? Ya ben bu konuda... Bak Faik Işık, çok kolay sana yakışmayan bir Fenerbahçe popülizmi yapıyorsun. Ben Galatasaray popülizmi yapmam. Zalat olayında söylerim, Denizli maçındaki olayı da söylerim. Fakat çok güzel gidiyorduk, yanda kontrol kayboldu. Ya bak, tamam. Bu Faik Işık'ın şöhret merakı, azıcık söyleyeyim. Ya bu şöhret merakı ya. Baba yapma ya. Ya hukukçu gibi ol. Hala Fener popülist. Daha dün Beşiktaşlıydın ya. Daha dün Beşiktaşlıydın. Dur baba ya. Daha dün Beşiktaşlıydın. Zaten yarın da CHP'li olacaksın, korkuyorum. AK Partiliydin, CHP'ye geçeceksin. Bu nedir abi, daha dün Beşiktaşlıydın ya. Dur bir dakika ya. Konuşmadan hiç anlaşılmıyor. Ben boşa konuşuyorsun. Böyle olmaz, böyle olmaz. Boşa konuşuyorsun. Evet abi, kapatalım ya. Tamam. Tamam abi. Esas jön karşında, mesela karşında karşı düşüncede olan insanlardan jönleri de getir, orada da sert. Baba gel, tamam, ben yani hepsi çıktı. Aynı başa dönmeyelim. Tamam başa. Rakipsiz baş pehlivanlık olmaz. Hayır bak, ben her zaman karşımda rakip vardır biliyorsun. Bak. Faik Işık gel benim karşıma çık. Ahmet Çakar'ın da karşısına çık. Ben bir dakika, Sayın Faik Bey'i mindere davet ettim. Ben yağlanmaya hazırım. Bak kısmetim de var. Ben yağlanmaya hazırım. Faik Bey'i davet ettik. Tamam. Ben de hazırım. Tamam. Aldı şeyi. Eyvallah. Aynen. Eyvallah. Şimdi biraz tam iyi gitmiştik. Biraz dağıldınız tek yani sonlara. Şey söylüyorum. Çok tek arkadaşlar şey söylemeyin. Bir soru. Tek şey söylüyorum. Bir dakika, son bir soru. Faik Bey, şu anda Fenerbahçelisiniz, doğru mu? Buyurun. Fenerbahçelisiniz, doğru mu? Evet, Fenerbahçe. Daha önce Beşiktaşlıydınız, doğru mu? Evet, daha dün Beşiktaşlıydım. Biraz Beşiktaşlıydım. Peki, 2 sene sonra Galatasaray'ı savunursanız Galatasaray'ı olacak. Herhangi Galatasaray'ı olabilir. Peki, 5 sene sonra Panathinaikos'u savunmak zorunda kalırsınız. Panathinaikos'u olur musunuz? Faik Işık herhangi Galatasaray'ı olabilir. Onun için yani dikkat edin. Olabilir mi Faik Bey? Hiçbir takım için kavga etmedim Fenerbahçe hariç. Yapma ya, daha dün Beşiktaşlıydım baba, dur Allah'ını seversen ya. Dışmalara gireceğini zannetmiyordum. Bunu sadece Fenerbahçe için girdim. Ve bunu girdiği zaman, bu tartışmaları yaptığı zaman köprüleri... Baba Fenerbahçe için girmedim. Bak Faik Işık, taktik yapıyorsun. Aziz Yıldırım'ın avukatıyken bunu genele teşvil edip Fenerbahçe'ye teşvil etmeye çalışıyorsun. Bu doğru değil ya. Sen Aziz Yıldırım'ın avukatısın. Fenerbahçe'nin avukatı değilsin ya. Görürsün ne kadar Fenerbahçeli olduğumu. Yapma gözünü seveyim ya. Bak geleceğe ilişkinde laf fal mı bakıyorsun, yoksa yorum mu yapıyorsun? Yapma abi, daha dün Beşiktaşlıydın, Fenerbahçeli yeni oldun ya. Senin iyi bir gazeteci olacağına eminim. Bak, ben de fal bakayım biraz. Tamam. Faik Bey, yeter. Başıma bir şey gelse benim avukatlığımı alır mısınız? Yeminle söylüyorum, en mağdur olduğunuz anda, en mağdur olduğunuz benim anda... Benim için de böyle savaşır mısınız televizyonlarda? Ona da ücret tartışması yapmadan alırım. Tamam. Mağdur olduğunuz anda alırım ama diğer anlarda zaten avukata ihtiyacımız olur. Tamam, güzel. Peki. Tamam, bir, daveti aldınız değil mi? Bunu en yakın aynen zamanda ya. Burada vekaletini aldım, şahsın müsaadesine. Tamam, okey herhalde tabii, yani bunda bir şey yok yani, bekliyoruz evet. En yakın zamanda kısmet olursa, gerekirse kamera falan da gönderme, tamam. Hiç gerek yok, ben oraya tamam buraya geleceksiniz, okey, biz sizi bekliyoruz en kısa zamanda. Aklınıza bir şey geldiği zaman da bizi gündüzden de arayıp falan konuşursunuz, çünkü bazı şeyler havada kaldı. Hani söylemek istediğiniz bir şey olursa bunları da söyleriz yani, burada herkese açık şekilde söz hakkı veriyoruz. Bir kez daha tekrar. Ses gitti. Artık bitti. Evet, tamam. Kendisine pil bitti. Pil yeterince bitti. Şarj bitti. Yalnız bak, tek o var. Yani şimdi Fenerbahçe'de hayır. Bir dakika Raşim. Aynen. Yani konuşalım. Tamam. Faik Bey'e ne dedik? Adam gibi olacağız. Hocam, söz verdik. Arkasından konuşmak yok. Doğru aynen. Hocam. Ben Faik Işık'ı burada bekliyoruz. Tamam, güzel de konuştu. Güzel.
O bak, da güzel konuştu. Saygılı da döndü. Eyvallah. Başbakanla ilgili konuyu da ben özellikle söylemek tamam, istemedim. Okay, bildiğim halde. Saygıdan konuşmak yok. Biraz bitti. Hayır ilgili konuşmayı tamam, konuşmuyoruz tamam, hocam. Tamam. Şöyle bir, söz verdik çünkü. Okey. Şimdi biz zaten. Hayır son... hocam Galatasaray'a da gider yaptırmıyoruz. Ya, yani ya, Galatasaray'a da öyle gider yapmayan şey, kimse yapmasın bak, yani. Durduk şey yani. Şimdi o zaman... konuda da ayrıca haksız değil bence. Ben başka bir şey söyleyeyim sana. Ama ben Galatasaray açısından yanlış demiyorum. Sen diyorsun ya Beşiktaş. Olay ama olay Fenerbahçe Galatasaray değil. Ben dün ne söyledim Ahmet Hoca? Denizli maçını sordun, şüphelerim var dedim. Denizli Spor'a teşvik gitmiş bak, olabilir kardeşim, dedim. Bak, ben söyleyeyim. Bu delikanlıyı yapıyorum bak, da bak, niye bir Fenerbahçe çıkmıyor kardeşim? Kardeşim bu maçta benim, bir sıkıntı bak, var demiyor Rasim, ya. Benim, ayıptır ya. Rasim, benim eşim Fenerli, kayınpederim Fenerli. Çocuklar Fenerli, çok Fenerli dostum. Benim de kız kardeşim Fenerler. Şu soruyu soruyorlar kardeşim. Ya niye biz ya? Radara ilk takıldı senin teorin. 40 yıldır herkes bu işi katmerli yaptı. Ben Aziz Yıldırım kafası az çalışıyormuş derken taraf gazeteleri röportu hakaret etmek için değil. Ya şikeyle iddia edilen, suçlanan maçlara bakıyorum. Son derece güçsüz takımlar. Oysa ya ki şimdi, aynı Fener, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u, Kayseri'yi, evet, evet, Antep'i çatır çatır yendi. İddia edilen, Faik Bey'in deyimiyle, Buca, Sivas, Eskişehir gibi Türkiye'nin nispeten zayıf takımları. Onun için kafa, yani insan bir şeye girecekse iddiaya göre. Ya işte güçlü takımlara göre. Babacığım onu bilemezsin. Öyle bir şey varsa onu kimse. Ha şu var. Fenerlerin yanlış şusu var. Niye biz kardeşim? Ha o şimdi. Niye biz? 40 yıldır herkes yaptı bu işi. Bak ben sana bir avukatlık da ben yapayım. Hani Faik Işık'a soruyorsun ya. Avukat Fenerli'de bir. Zaten eskiden Beşiktaşlı olmasaydı bu Zalat konusuna takılmazdı. Beşiktaşlı. Beşiktaş olayı var. Valla ben yani, daha dün. Arkadaşlar altyazılar da Fenerbahçe'ye gitti. Bu ne biçim şey? Ben deminden beri Galatasaray'a laf ettirmem diyorum. Altyazılar çok şey atılıyor bak. Bu değil. Bu ben bu dediğim en son zulanın son deli Denizlispor'a bilmem ne. Deminden beri neler diyorum. Bunlar yazılmıyor. Ben Fenerbahçe'ci kavga ederim diye Faik'in lafını yazıyorlar. Kardeşim bakın olay, ben bu olaya getirmek istemiyorum. Ben önce Adalet Sporluyum. Önce taraftar perspektifinden önce adalet. Ama ondan sonra bu işi taraftar fanatizmine çevirirseniz ben de o zaman tuttuğum takım Galatasaray'ı savunurum. Ama herkesten önce ben çıkıp Zalat konusunda o 8-0'lık maç konusunda bir, Denizlispor konusunda dürüstçe konuşmuş bir insanım. Fakat Fenerbahçeliler içinde Fenerbahçeliyim diyerek kendi şüphelendiği maçlarda ve olaylarla ilgili açık konuşan yorumcuya ihtiyaç var. Bu konuda çok eksik. Bak Beşiktaş'ta çıkıyorlar. Bak şimdi olay. Aa bir dakika şimdi Ziya Şengül'ün hakkını yemeyeyim. Ziya Şengül. Ziya Şengül'le yıllardır beraber çalıştım. Her konuda olduğu gibi Fenerbahçe konusunda da Fenerbahçe taraftarının tepkisi ve antipatisini çekmesine rağmen ciddi objektif konuştum. Bak ben bu bir şey daha söyleyeyim. Şike konusunda da öyle konuştu mu Ziya Şengül? Ne demek tabii, tabii, ya? Tabii canım yapılmış. Şifelerin var dedi mi? Çok objektif konuştu. Hatta dedi bunu bize yapmayacaktın başkan dedi. Aziz Bey için. Yani bunları dedi. Ben oradaydım ya daha düne kadar. Evet, çocuklar evet, yapmayın. Abi, ben yani, şu, tekrar yani, Ziya Şengül konusunda çok objektif. Radar olayına geliyor burada. Evet. Bugün evet, de bak ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de böyle bir şey çıkacak. Fenerbahçe değil abi yöneticilerle abi, konuşalım işte, abi. Kurum ayrı, isimler ayrı. Ona o zaman abi şu an şu lafa geliriz. Şu an ordu yargılanıyor diyen adamlar var. Böyle az bir kesim meczup kaldılar ama ordu yargılanmıyor. Ordu mensubu işte, olan kimi yani, isimler bak, yargılanıyor. Fenerbahçe dahil. Bana göre aslında bu yıllardır bunu gerekse diğer siyasi programlarda ağzından çıkan bu lafı çok duydum. 4-5 cümle. Matematik olarak haklı olsan bile bugün ordunun üst düzey, genelkurmay, orgeneral, korgeneral düzeyinde filan emekli muvazzaf yargılanması orduya mal edilemez diyorsun ya. Tabii. Aslında endirek ediliyor. Şimdi niye ediliyor? Sen ediyor musun? Hayır bir dakika şimdi şöyle ediliyor. Üzülür. Bugün gencecik bir üsteğmen babası yaşında bir komutanın evinden alınmasından dolayı üzülür. Buradan nereye geleceğim? Ya ben hocam siyaset, Ankara Emniyet Müdürü de alındı o zaman. Siyaset, polisler de alındı. Siyaset benim işim değil. Şu açıdan söylemek istiyorum. Bugün 15 milyon, 20 milyon Fenerbahçeli varsa bizim ailelerimiz hepimizde var. Tabii. Başkanlarının böylesine sıkıntılı bir durumla suçlanmış olması, hele hele bunun ispatlanmış ve hüküm giymiş olması o başkana bir şey olduğu için değil. Fenerbahçe böyle bir şey buluştu. Camia lekeleniyor. Bundan dolayı üzüntü var. Mesela Göklü'yle bu konuda katılmıyorum. Bugün bilse ki Fenerbahçe küme düşmeyecek. Bilse ki Fenerbahçe'ye bir leke gelmeyecek. Evet. Aziz Yıldırım bir daha değil başkan. Futbol maçlarında plajda bile futbol maçı seyretmemesi yasağına okey derler. Hapse girmesi okey der mi? Ya o bir insani soru. Bak işte bu bir insani soru. Bir dakika Fenerbahçe taraftarı da abi 20 milyon abi tek yürüyenleri Fenerbahçe taraftarı görmeyin ya.
Ama hepsi çok değil. İşte. Bak, bir Rasim. Kere en başta Başbakan Fenerbahçe taraftarı. Rasim, hem de çok Rasim öyle deme. Bugün ya. Kaç milyon Fenerli varsa hepsi çok ciddi hayal kırıklığı ve depresyon yaşıyor. Bu çok ciddi bir leke. Bu bir şekilde hakikaten üzüntü veren. Bak hocam, Rasim bu kolay değil mi Rasim? Yapma bak. Denizli spor maçı mesela Galatasaray olarak söylüyorum. Varsayalım evet. Olduğu ispatlandı. Yapan yöneticilerin yargılanmaması Galatasaray'a zarar verir. Yargılanıp ceza almaları Galatasaray'a yarar getirir. O yöneticiler gider. Galatasaray'ın yeni yöneticilerle devam edilir. Fenerbahçe maçında da, Sivas spor maçında, Manisa spor maçında, diğer maçlarda neyse, İstanbul Büyükşehir Belediye maçında, burada geçen bütün bu tapeler, her şey net. Onların hepsi bağlamında bir şey gelirse, o talimatı veren, o parayı veren, o şikeyi yapan, o teşviği veren yöneticiler ayıklanır. Fenerbahçe yoluna aslanlar gibi devam eder. Bak şimdi şu sıkıntı. Galatasaray'da ben böyle düşünüyorum. Kaç yaşındasın sen? Rasim kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. 30. Dede oldun. 60-70 yaşındasın. Bundan 30-40 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti var oldukça ve futbol var oldukça Fenerbahçe var olacak. Lakin. Evet. Lakin. Bu yara eğer burada bir sıkıntı duvarsa Aziz Yıldırım ismi unutulur. Ama Fenerbahçe'nin bu yaşadığı aynı olay... Aynı şey Galatasaray'da geçerli. Mesela şimdi insanlar diyor ki münferit suçtur, başkanı bağlar, camiayı bağlamaz. Camiada bu acı yıllar yılı maalesef kalır. Ama kalır toparlanması mı? Gerekir. Kalır sevgili kardeşim. Abi bak öyle değil. Bak biz bu bazı konularda sıkıntılı kurumlar var. Örnek veriyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü en az Genelkurmay Başkanlığı kadar saygın bir kurum değil midir hocam? Öyledir. Aynen. Bu memlekette Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 2 numara içeri alın. İsmini de veriyorum. Doğru. Emin Arslan. Tamam. Gündem olmadı. Ardından Ankara Emniyet Müdürü içeri alındı. Hala içeride. Gündem olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2 numarası alınmış. Daha Genelkurmay'da bu olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, emniyete buradan zarar gelmez. Hiçbir polis de bunu böyle düşünmez. Düşünmemesi de o kurumun sağlığıdır, sıhhatidir. Galatasaray Beşiktaş için. Bak Beşiktaş Tarşı grubu nasıl tepki verdi? Aynen Beşiktaş'ın şeyi de aynı şekilde, başkanlığı da aynı şekilde. Aklanın gelin, sizlerin yanındayız. Suçsuz olduğunuza inanıyoruz ama aklanın gelin dedi. Tayfur Avuççu, Serdar Adalı vesaire Beşiktaş için. Aynı şeyi Galatasaray için de söylemek gerekir ve söylenmeli. Ahlaka, adalete uygun olan bu. Fenerbahçe konusu da bu böyledir. İşte Fenerbahçe Cumhuriyeti değil. Vesaire senin dediğin. Ama demin dediğim ne kadar mantıklı örnekler değil mi? Emniyet örneği. İkinci adam alındı. Bak Göktuğ şaşırıyor. Belki ilk defa benden duyuyor. Ben evet o kadar tabii. Çünkü gündemi takip etmiyor. Emniyetin 2 numaralı adamı alınıyor. Polisler yürüyor mu baba? Vay bize ne oluyor? Hayır. Olabilir diyorlar. Bire üzülüyorlar Rasim, belki. Rasim, bir kısmı üzülüyor. Rasim, bu birebir. Bak şimdi o birisi geliyor, bir devlet yani, kurumu. Tamam devlet kurumu. Bir dakika. Hiyerarşiyle yönetiliyor. Ama şu var. Oradaki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı atanmış bir şahıs. Seçilmiş değil. Yani oysa ki Fenerbahçe, bir dakika. Fenerbahçe 20 milyonu temsil eden işte 1000 küsur kişilik genel kurul onun da seçtiği bir adam. Yani 20 milyonu temsil ve seçilmiş. Gönüllerle geliyor. Yani Emniyet Genel Müdür Yardımcısı. Genel Kurmay da aynı. Genel Kurmay da atanmış. Baktığın zaman bak benim önerim o mantıklı. Tamam. O öneri sürüyor. Yani bürokrasiyle futbolu pek birbirine karıştırmıyor. Yani şunu söylüyoruz. Eğer bak burada Aziz Yıldırım Fenerbahçe'dir. Bak onu özellikle orada ben uyardım. Fenerbahçe'nin. Hayır. Aziz Yıldırım'ın. Bilmem Galatasaray'ın avukatıyım. Hayır Adnan Polat'ın avukatısın. Deniz spor maçında teşvik gitti mi? Hayır Galatasaray değil. Yapan kimse. Bülent Dolun, Adnan Polat varsa bilmiyoruz. Ama şu anda işte mi? Bakın şimdi şöyle bir ben şey var. Ben bundan Galatasaray taraftar olarak zerre miskal alınmam. Ha, öyle varsa bundan öz eleştiri yaparım. Beşiktaş taraftarı da. Ama Fenerbahçe taraftarı da böyle bir şey söyleyeceğim sana. Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı mahkum olup açığa alınıp görevden alınıp bir suçlemişse bunun bedelini sadece kendisi öder. Fenerbahçe Başkanı veya Galatasaray Başkanı bir böyle tatsız olaya girmiş de bu ispatlanırsa kendisi ödediği gibi TCK'ya göre kulübü de küme düşerek öder. Tabii canım. İşte orada senin önerine geliyoruz. Bak senin önerini ben orada mantıklı buluyorum. Hayır peki ben bir şu an bir kir ve pislik havuzundaydı Türk futbolu. Kurumları ayırarak bu pisliğin aktörlerini
bu illegal aktörleri ayıklama yöntemini ben de mantıklı buluyorum. Yoksa küme düşür müşür bu işle hakikaten uğraşılır. Peki UEFA'yı nasıl açacaksın? Onu bir UEFA'yı nasıl aşacaksın? Onun için, onun için kişilere ceza verince UEFA'nın bağlar mı? Bağlar. Peki, bir şey soracağım. Bağlar. Bir şey söyleyeceğim. Göktuğ, yapacağımız belli hocam. Bak o konuda haklısın. İşte 5 yıl o Margaret Thatcher kararını bizim de almamız lazım. Peki, ben hepimizin alması lazım hocam. Bak ben Galatasaray olarak söylüyorum. Fatih Terim muhteşem takım kurdu bu sene. 2000 ruhu geri geliyor. Çok başarılı olacaklar görüyorum ama. Ona dur bakalım. Oralara her da gelir şey, zaman. Geliriz ama her şeye rağmen. Her şeye rağmen. Hiç belli olmaz orası. Bu karar, hadi 5 demeyelim. Bu karar alınmalı. Peki ben başka bir şey soracağım sana. 2 yıl ya da 3 yıl Türk futbol takımları Avrupa'dan çekilmeli. Zaten biz bunu demezsek yarın başımıza bu gelecek. Bak şimdiden söylüyorum. Ya, o da tabii gelecek. Rezil olmayalım. Hayır, şurada peki bir şey daha var. Rezil olmayalım, bakın, biz bu kararı burada verelim. Statüler var değil mi? Statüler var. Tüzükler var. Genel kurullar var. Şu var, bu var. Ha. Bunların mesela Galatasaray'da mesela bir yanlış yapıldı. Ortaya çıktı. Nedir? Tüzük değişikliği oldu. Sonra imzamış yok, toplu sayım yapılmamış falan, bir mahkemelerden döndü biliyorsun. İnsanların demek ki bazı yerlerde başına gelince olaylar, bazı yanlışların olup olmadığı ortaya çıkıyor. Bugün ben mesela, bu kaç zamandır da konuştuğumuz bir konu. Şimdi madem bu olay adliye duruma gelmiş mi artık? Kişiler hapis mapis çıktı. Eskiden yoktu bunlar. Evet. O zaman yapılan şeyde kulüp ceza geliyordu. Ama bugün artık madem adli bir durum var ortada. Bugün X, sen bugün bir başkan olsan bir kulüpte hapis yatma ihtimalin var. Şike yaptığın için. Kulübün ne suçu var? Sen kulübü temsil ediyorsun, kulüp adına yapıyorsun. Ama sevgili kardeşim, kulüp şeyde, burada çaresiz bir dakika, kendini böyle yakan, bir dakika, hiçbir şansı olmayan Marsilya bir kulübün değil mi abi? Marsilya başkanı, yıllar önce Marsilya başkanı böyle bir işlerin içine girdi. 2 yıl galiba Fransa'da hapis yattı ve Marsilya küme düştü. Yani bu iş, bu aslında evrensel olarak da çok doğru. Doğru. Sen kulüp için karar vermeye yetkili şahsiyetsen, ve sporda yaparsan, gayrimeşruya geçer de bir şeyler elde edersen, bundan dolayı da haksız bir kazanç elde edersen, sen o ülkenin ilgili mevzuatıyla adli yargıda yargılanırsın ama kulübün sportif anlamda küme düşerek öder. Peki, kulübün ne suçu var burada? Bunu başkan sürekli seni hani bir şey diyecek. Şimdi mesela ben kulüp, hani anonim şirket olur, kulüp benim malım olur mesela. Bir yıl ama göktü bir yıl kulüp, o kulübe de şu, o zaman kardeşim bunu başkan seçmeyeceksiniz cezası bu. Bir yıl cezasını öder, devam eder. Bak Juventuslar, Milanlar, bak, ben devam edip tekrar söylüyorum. Ben aynı baştaki söylediğime geliyorum. Cezalar bu kadar ağır olmasa ne federasyon bu kadar karar vermede zorlanır, takır tukur da kararları da verir. Ama bu cezaların ağırlığı... İşte Fazilek Ay'a cezalar bu kadar ağırken, millet bu kadar gayri meşruya geçmiş, cezalar hafif olsa demek ki pazarda maç alınır, satılır, 2 kilosu 1 lira gibi. Aynı yere geliyoruz. Evet. Bu ceza, yani, cezalar da ama bu kadar olmasa bile olmalıydı. Bilmiyorum, bak Ahmet yani, Hoca haklı. Burada bizi sportif cezalar böyle olmalı. Bak şeyi tartışırım. Futbolda ömür boyu mene falan var mı ben? Aynı sportif şeyim yok. Hayır, sen TCK'yı tartışıyorsan, yani bugün iddia edilen 60 küsür yılda yargılanacaksa örneğin Aziz Yıldırım. He. Bunun 5'te 15 yıl yatsa bile, yani bugün Türkiye'de sokaklarda i̇şte adam öldürüp 12 yılda çıkmış küsür adam var. Ama burada kafasını karıştıran olay bu. Evet, yani aynen bu dünyada, hani bu adalet sistemleri genel birbirine yakın olur değil mi? Hani baktığımızda... Örnek alınmalı. Biz biraz hani, yani Türkiye'de... Işte, onu Türkiye'de söylüyorum. Dedim ya demin, bak ben İrlanda ve Veronica Guerin örneğini verdim. Birikmiş bir inanılmaz bir kirlilik odağı oluştuğu için tek, bak bugün giremedik. Tek şike teşvik değil. Adam vurdurma. Adam dövdürme. İşte örneği. İşte örneği karşımızda Ahmet Çakar. Bu hafta giremiyoruz. İşte onu haftaya kaldı. Kim vurdurdu Ahmet Çakar'ı? Futbol dünyası dışından biri mi? Onu da yapmaya çalıştılar. Böyle yalan malan numaralarla efendim bilmem ne. Futbol dünyasından biri vurdurdu Ahmet Çakar'ı. Çıktı mı ortaya? Çıkmadı. İşte onun için diyorum 3 sene biz yeniden yapılanmadı. Engin Verel. Ne? Engin Verel'i vurduran çıktı mı? Çıkmadı. Hıncaoğlu'cu vurduran çıktı mı? Çıktı. Çıktı mı? Çıktı. O çıktı. O belli. O belli. O kimdi? O belli. O neyse. Şu anda cezaevinde olan bir yeraltı dünyasının tetikçisi. Fakat sonradan öbür bacağı kaşınıyor dendi mi Hıncal'a? Dendi. Bunu da ya senin sevgili Mehmet Ali Yılmaz. Sevgili diyorum, sempatik ama o akşam o benim da hala şeyde, Türkiye'deki değişimi, o senin programını seyrettim. Evet. Sayın Bakan Mehmet Ali Yılmaz anlamamış. Türkiye'deki değişimi göremiyor. Ben çok üstüne gittim bugün. Göremiyor. Ama. Hala 1990'lı yılların ortasında. Çok değişti Türkiye. Ama o kadar da sevimli konuşuyor ki. Ben çok üstüne gittim. Ya özür kötü niyetle söylemiyor kardeşim. O hala 15 yıl önceki Türkiye'de zannediyor kendini. Yani o laflar edilebilir. Hayır, kolay değil. Yani, bu işler artık kolay değil. Yani, bir yandan soruşturmayı destekliyorum diyor. Bir yandan soruşturmayı destekliyorum. Ama ben tekrar yere geliyorum. Yani benim anladığım kadar. Şimdi hani ben sizin gibi ne siyaset şeyim. Hani bize, hani canım, ben de bir hani duyarlı bir vatandaş olarak elimden geldiğince işte ne diyor avukat demin bağlandı.
bu hukuk sürecindeki davaların uzaması, tutukluluk süreleri falan diyor. Bunu herhalde Türkiye'de buna itiraz etmeyecek bir vatandaş var mıdır? Tabii. Bunlar rahatsız olmayan. Tabii. Öyle değil mi? Bu hepimiz o buna. Tutukluluk süreleri çok uzun. Bakanlar, başbakan, herkes rahatsız oluyor. Mahkemeleri kurulmalı. Bunlar rahatsız yani. Çoğaltılmalı. Onlar doğru. Hukuk sisteminin eksikleri çok ama hukuk sisteminin eksikleri olması haklı bir davayı haksız göstermez. Bak ben gibi. Ne diyorum? Ondan sonrasını o büyük resim içinde detaylarda hatalar olabilir. Onu da söyleriz. Ama işte gerek onda da Balyoz'da da Kike soruşturması. Ama fakat işte, büyük uzayınca, resim doğru bak, bir resimdir. İş uzayınca sulanıyor. İş uzayınca sulanıyor. Bana bugüne kadar dediği gibi birisi büyük resim doğru resim. Şunu diyeceğim. Birisi bilmem neden yatsa ben buna itiraz edecek insan tanımıyorum. Suçlanıp yatsa. Yani. Hayır bak diyorum. Suçlanıp yatsa değil mi kanun? Hani laf var şeriatın kestiği parmağı acımaz. Abi yani bu yargılanma süreci en az 6 ay sürecek. Dünyanın her yerinde yani. Gladio davası 6 ay. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sade bir vatandaş düşünün. Hepimiz sade vatandaşız. Tabii. Hep sizleri izliyorum. Sizin kadar siyasetin içinde değilim. Estağfurullah. Estağfurullah. Bence Türk insanının inanması gereken olay şu. Gerek Ergenekon, gerek Şike, gerek Balyoz, gerek başka bir şey. Bunların gerçekten arkasında bir operasyonel gücün olmadığına kanaat getirmek isteriz. Şimdi bak Faik Bey ne diyor? Bunu net de söyleyemiyor. Bir kurgu deniyor, kurgu. Şimdi bu o gerçekten Ergenekon için de onu söylüyor. Bir dakika. Bu gerçekten polisin bir örgüt mafya işini dinlerken takılan bir spor adamları falan derken bu dosya böyle mi tekamül etti? Yoksa birileri futbol dışındaki bir hesaplaşma dün gece verdiğim gibi bir ihale çatışması, bir başka bir silah kaçak silah ticaretinde uyuşmazlık veyahut da Türkiye'nin tekrar bunu söylemem lazım mı? Söylemem lazım. Türkiye'nin tekrar dizaynında acaba geniş kitleleri ikna edebilmek ve geniş kapsamlı siyasi afları bunun içine aman terör liderleri bunların affı için bir oluşum mu? Hayır komplo değil. Komplo. Bak bunlara da komplo diyorlardı. Evet. Geçen sene ben Telegol'de çalışırken o Fenerbahçeliler diyordu ki ya şimdi Faik Bey şunu sormak isterim. Bize anlatıyordu komplo diyorlardı. Meğerse o sırada polis bizim anlattığımız ve insanlar tarafından sizin hayal gücünüz ne kadar güzel. Ne diyordun sen bu iş gidecek mi diyordun? Bu iş hayır ya mi? Mesela hiç unutmam şu ben o kayıtlarda polis kayıtlarında var. Onun için bu tapelerin büyük bir kısmının doğru olduğunu öneriyorum. Bunu Telegol'de söyledim burada söyleyeyim. Sivas Buca maçı oynanmış. Ben diyorum ki ya bak Sivas başkanıyla Mecnur Oldu Yakmaz. Evet. Aziz Yıldırım kanka. Buca'yı eziyorlar. Anormal bir hakem hataları var. Buca'yı tasfiye edecekler. Sivas son maçta Fener'in karşısında rahat çıkacak falan diyorum. Tamam. Lan reklam arasında şu anda içeride olan örgütten yargılanan Ahmet Çelebi beni arıyor. Ahmet abi ya biz üzülüyoruz falan biz ne alakası var. Ertesi gün de Mecnur Oldu Yakmaz oluyor. Ben o zaman zaten hissediyorum dinlendiğimizi. Çünkü arayan adamlar çok şey değil. Sıkıntılı. Ben boğuntuya getiriyorum işi. Kapat mapat diyorum. Şimdi ha demek ki o zaman biz farkında olmadan bu faaliyetleri komplo teorisi adı altında kimilerine göre ortaya koyuyoruz. Bu tapelerin %70'i doğru kardeşim. Ben o ilişki anı gördüğüm vakit oturuyor. Sen vicdanın onu söylüyor. Vicdanen söylüyorum. Hiç kimse kıvırmasın. Hiç kimse kıvırmasın. Bir de şuna sığınmasın. Yargılama başlamadı bakalım ne olacak. Ben oradaki bazı ilişkileri. Şahitsin bazen bazı ya. İlişkileri. Şahitsin. O onu o olur mu bu böyle olur mu tutuyor. Benim bunca yıllık birikime bu ilişki anı çözüyorum. Ali Kıraklı ile ilgili o Eskişehir'deki telefonda bizim muhabire söylediği yalanı. Ondan sonra bir gün sonra evet gittim dediğini şahitim birebir şahitim. Tabii, niye tabii. Bir adam yalan söylüyor? Dün akşam sen şu kahvedeymişsin. Niye bana evet oradaysan oradayım dersin. Bana hayır abi deyip de ertesi gün evet diyorsan bir sıkıntı var o işte. Ya diyorum ben tekrar ben kendi adıma adalet her şey adalet. Önce adalet vicdan. Biraz da sürat. Mesela adam sürat, ne yapıyor? Esad'ı yargılıyor. Hızlanmalı. İlk davayı izledik. Üçündeydi. Hop dedi 14'üne dedi öbür dava. 15'ine mi dedi ne? Mübarek mi? Mübarek. Üstü mübarek davası. Aynen öyle. Yani, hızlanmalı. Hızlanmalı. Geciken adalet vicdan. Aynen. Sana katılıyorum. Ben bakar. Türk toplumu da bu tip şeylerde o zaman daha duyarlı davranıyor geliyor. Ama hukuk sistemindeki eksiklikler bize büyük resmi şey yapmamalı. Bir de bak hepimiz çok önemli. Taraftar gibi değil. Adalet sporlu. Önce adalet sporlu olmalıyız. Ya bak ben Galatasaray'la ilgili neler söyledim. Bak sonra kendimi bana Galatasaray'a mail yazıyor. Abi onların hiçbiri kendiyle ilgili bir şey itiraf etmiyor. Sen niye yapıyorsun? Anladın mı bak? Bu sefer taraftar tepkisi böyle başlar. Beni çeviriyor adam. Diyor ki
Abi onlar hiçbiri itiraf etmiyor. Sen niye Galatasaraylı olarak 2'de 1 şu 8-0'lık maçı Denizli'yi söylüyorsun? Ben diyorum ki adalet ve vicdan gereği bunu söylüyorum. İnanç şeyim bu. Aksini söylersem adamlık değil, mertlik değil. Abi onlar itiraf etmiş. O zaman başlar taraftar perspektifi galip gelirse bu işle devam eder. Ve maalesef haftayı konuşacağız. Adam vurdurmalarda, adam dövdürmelerde kaleci Rüştü'yü kim dövdürdü kardeşim? Bilmiyoruz. Çıkmalı ortaya. Rüştü kameraların önünde dangır dungur kendi arabasında dövüldü. Ve adam da ardından da gerisini de getirmedi. Yani şey yapmadı. Rüştü de üzerine gitmek istemedi. İşte tamam ama işte dedin ya o zaman bir hep bir korku. Ahmet Çakar bile 2004 yılında hiç unutmuyorum ya. Ya dedi ben Allah'a şükür kurtuldum. Hayır. Ya bir dakika öyle bir imaj çıkıyor ki sanki ben sanki şeyimden çekiliyormuşum gibi. Hayır çekilmedin. Şunu anca ben söyleyeyim. Benim vurulmam da vurulmamla şu anda cezaevinde olan insanların Aziz Yıldırım'ın hiçbir alakası yok. Benim vurulmamla ilgili şu anda iki tane şüpheli vardır. Onların isimleri, bu şüphelilerin isimleri 2004 yılından beri polisin elindedir. Onları ifadeye çağrılmışlar mıdır? Bilmem. Tetikçi de bulunmadı. Tetikçi de bulunmadı. Faili meçhul. Ben başka bir şey yapamam. Tamam bunu yarın haftaya. Haftaya. İşte evet. Ben de diyorum ki Ahmet Çakar'ı da ölümden döndüren Allah korudu. O olayın o bütün bu ağı işte Engin Verel vesaire Rüştü'nün dövdürülmesi daha neler neler var. Bunların hepsinin açığa çıkması gerekiyor. Ya, biz de derin futbolda bunu amaçlıyoruz. Aynen, Türkiye'de bu konuların açığa çıkması istemeyen bir Allah'ın kulu olduğuna ben inanmıyorum. %100 var. Bir Allah'ın kulu. Çok Allah'ın kulu. Çok Allah'ın kulu. Ama yapma para bulanlar da bravo canım. Oo, tamam. Vatandaş olarak kulu var. Beni konuşturma. Bak, çok Allah'ın kulu var. İsmini vermeyeyim ben yönetici biliyorum. Rüştü hak etmişti dedi bana tamam, ya. Tamam bak taraf olanlardan Rüştü bahsetmiyorum. Rüştü hak etmişti dedi bana. Ben tekrar yanlış söyledim. Ahmet Çakar hak etmişti diyen var ya kendi konuşmasında oturuyor. Tabii tabii. Zaten Türk futbolu 3 restorandan yönetilir. Onu Ahmet Hoca iyi bilir. O 3 restoranda hak etmişti baba çok gider yapıyordu. Kardeşim bu ne biçim şey ya? İşte artık yeni Türkiye'de bunlar bitti. Bunlar şimdi fellik fellik korkuyor sıra bize gelir mi diye. Gelecek kardeşim. Ben yaptıysan ben gelecek. Halktan bahsediyorum o zaman. Yanlış bir örnek. Ya tabii halk. Yani halkın içerisinde bu işte artık herkesin. Ama baronlar ben öyle değil. Hayır halkın içinde de var. Ne olur bak ne diyor biliyor musun? Eyyamca halk var mı? Hayır şu var halkta. Ya biz olalım da. Nasıl olursa olalım şampiyon. Amaca ulaşmakta her yol. Neden var o biliyor musun? Ben neden? Ben çok net bir şey söylüyorum. O zaman halk, halkın avukatlığını yapayım burada. Çünkü halk düşünüyor ki kardeşim o yapıyor zaten diyor. Ben niye yapmayayım diyor. Ya. Anladın mı? Doğru. Ama halk bu konuda burada herkesin eşit olarak yargılandığını, herkesin eşit olarak ceza aldığını bilecek olursa bundan sonra hiçbir sıkıntı da olmaz. Ama tekrar söylüyorum bu bana göre araştırılması ya da incelenmesi gereken bir konu. Burada cezalarda eşitlik ve denklik olması lazım bana göre. Yani haftaya bunu detaylı konuşacağız. Haftaya inşallah. Haftaya saat 2 oldu. 5 dakikamız vardı o yüzden onu tamamlamaya çalışıyorum. Baba yani. Aman yapma saat 2 oldu zaten. Şimdi, biz böyle her hafta böyle gidecektik ne yapacağız baba? Ben sana söyleyeyim siz yine burada böyle gittiniz. Bakalım sahur programı olmayınca ne yapacaksınız? Yok yok. Şey yani bir ülkede 2 ise hani Avrupa Birliği falan filan diyoruz ya abicim. Yani o zaman herhalde bunların bak, birbirine yakın olması ben lazım. Şimdi yani, bak ben bir şey söyleyeceğim. O zaman bu hafta giremediğimiz konudan gireyim. Bak ben şahsi kanaatim olarak şike ve teşvik olayını tehdit, baskı, cebir ve şiddet olayından arka tutuyorum. Ha, şike ve teşvikte de ahlaksızlık bir şekilde bir ceza görsün yani. Ahmet Hoca'nın dediği gibi cinayet yok. Adam vurdurma yok. Onu biliyoruz ya. Nokta o yani. Bunlar yapılabilir. Cebir ve şiddet içeren teşekkülle. O başka onu bilmem. Tehdit mesela. Kaleci Rüştü'nün dövdürülmesi. Abicim bak onları zaten cezasını alır. Almadı ya. Aldım hocam. Tamam nasıl diyorsun sen? Yapanın yanına değiştiriyorsun. Sen demiyor musun? Sen bu süreci takip eden bir yazarsın. Tabii. Daha iyi takip ediyorsun. Demek ki değişecekse bundan sonra ben adım gibi eminim. Şunu bana bir Allah'ın kulu itiraz edebilir mi? İkiniz de burada iddialı isimlersiniz. Türk futbolunda şike kalmış mıdır bundan sonraki 5 yılda? Kalmadı. Çok zor olur. Bence gitmiştir bu bile itibaren. Demek ki bak bu operasyonun bile büyük resimde ne kadar yararlı olduğunu göstergesi. Tamam onlara zaten kimse bir şey ne kadar yararlı. Ya, Türkiye, bu millete, bu memlekete, bu futbola. Bak, yalnız yararlı derken burada ama ilk kurban Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe aynen oldu. Olmadı, beni üzen bu. Bak şimdi herkes diyor ya bu Faik Bey falan. Siz Aziz'i eziyorsunuz Fenerbahçe değil. Benim içim şundan kanalıyor. Bilsem ki Türkiye'de 40 yılda çok rahmani gitti futbol. İlk defa bunlar zıpladılar yakalandılar oh olsun derim. Ya 40 yıldır herkes herhalde yedi. Ya beyler ne istiyorum biliyor musun? Mesela son 40 yılda kulüp başkanlığı yapmış, hakemlik yapmış, büyük antrenörlük yapmış. Herkes konuşsun ya. İnandığı neyse, Kur'an-ı Kerim, İncil, neyse fark etmez. Evet. Mukadder. Kapalı odada, önce ben yapacağım. Kur'an-ı Kerim üzerine koyacağım. Diyeceğim ki, çocuklarımın bağışı üzerine.
inanmadığım düdüğü çalmadım. Sıra sende. O koyacak. Mesela büyük takımlarda başkanlık yapmış. Çocuklarımın bağışı. Hayatım boyunca pis işe girmedim futbolda. %80'i eli titrer. Bu o kadar zaman hocam şöyle bir dilerim. Evet. Sana kaç şirket teklifi geldi? Dedi ki söyledik hepsi. Aa, o şey değil. Onu bilmiyoruz şimdi. İki kişi de. Evet. Samsun maçı mıydı? Bir şeysi, biri İsmail Uyanık kendisi de söylüyor. Bir aracı vasıtasıyla. Bir de yurt dışındaki bir maç. Şampiyonlar Ligi maçı galiba. Bir hangi Orta Avrupa. O? İsmini veremem. Hukum çıkar evet. Karşıma. İsmail Uyanık'a nasıl verdin? Nasıl? O kendi söylediği için verdim. O kendi bangır bangır var. Söylüyor. Ama hocam Avrupa'daki maçta da şimdi oradan davama açmazlar. Açar yani. Açarlar. Anasını ağlatırlar hem de. Ya neyse tam sonuçta. Biliyorum senin Paris'te bir olay vardı. Ha, narkotik polisi. O narkotik polisi. Az kalsın şey yiyordum yani. Nasıl? O narkotik polisi hikayesini bir o zaman anlattın da yayınlar. Hadi onu da bitirelim. Ya bir neyi bir anlattık 50 defa anlattık YouTube'lara düştü. Bir daha, Rasim hoşuna gidiyor. Bir daha. Valla ben duymuyorum. Rasim'in aynen. Yerine koyayım kendimi. Rasim ve saygıdeğer eşi Nagihan Hanım bir gün ikinci bir balayı için Paris'e gidiyorlar. Rasim, tamam pardon. Rasim önceden gitmiş olsun. Nagihan Hanım da İstanbul'dan bir gün sonra programı olduğu için Jetçi Ramiz Paşa ile kapışıp yorgun argın. Tamam mı? Jetçi Ramiz Paşa'nın efendim şeyiyle o ateşiyle ertesi gün Paris'e gelsin. Fakat uçaklar bir saat sonra gelsin. Rasim de orada kafeteryada kahve içsin. Bir tane Türk mü? Vay Rasim abi. Senin hararetli konuşmalarını çok seviyoruz. Senin bu anti ergenekon, anti militarist yapın. Belki herif en büyük ergenekoncu da ama ona şirin gözükmesi böyle girecek. Bayılıyoruz Rasim abi falan. Ne içersin abi? Kahve mavi bir şey başladı. Abi hayrola eşim geliyor. Aa, benim de eşim geliyor diyor. Rasim de toy ya. Dur abi ben bir çanta getir. Şey taşıyıcı getireyim diyor. Nagihan Hanım uçaktan iniyor. Hala Jetçi Ramiz Paşa'nın darbeleriyle kadıncağız şey. Uyku serseri. Hocam yapma tersi oldu şimdi. Ama abi Ramiz'de Türkiye'de Ramiz de Jetçi Ramiz'de bir tek Faik başkan diyorum. Avukat Faik oynayabilir. İkisinde de ben oynar mıyım ve sen oynar mısın onu bilmem. Ha bunlar şeye girer. Kareye. Nagihan uğraşamadı mı şimdi Jetçi Ramiz? Uğraştı da bayan abicim bak. Bir tanesi yapma. Genç bir kadın. Bir tanesi tırnak içerisinde bağışlasın. Ben de seyredim. Son hanıma biraz artık bir yerlerde olmaz abi. Sen Jetçi Ramiz'le oynayacaksın. Bir ekip yapayım sana. Ya, ama hocam kamuoyunun algısı orada Nagihan'ın kazandığı yönünde. Jetçi Ramiz sen efendim şey Faik Bey, avukat Faik Bey bir adaya gidiyoruz. Ya. Ben de geliyorum. Sen hiç gelme istiyorsan. Yok, sıkıntı yaşa. Neyse uzatmayayım. Adam madam derken bir tane taşıyıcı getiriyor abicim. Nagihan Hanım'ın yani senin hanımının çantası. O seni çok seven. Bu antimilitarist yapından falan çok hoşlanan. Halbuki adam, belki de en büyük şeydir. Çantalarını falan koyuyorlar. Tak Paris'te 3 tane narkotik polisi basıyor sizi. Geçin diyor odaya. Soyun diyor. Ne soyunuz? Aç diyor bunları. Soyun diyor sana. Zannediyor ki ekipsiniz. Örgüt. Ya değil. Adam seni televizyon. Şimdi benim başıma bu geldi. Herif televizyon. Dün akşam Bordo Milan maçında harikaydın abi. Ciğerini yiyeyim abi. Yani? Ya ben hanımın çantasını açtım. O açtı. Benim çantayı çıkar. O pis çamurlu kramponlar tipime baktı. Çıkart bakayım dedi. Anlamadım dedim. Pantolon dedi. Lan ne oluyoruz dedim. Sonra bana orada müdahale ettim falan durumu kurtardık ama Allah korusun. O öbür tarafın çantasında ne çıktı bilmiyorum. Ha. Ama Allah korusun büyük bir şeyler çıksa biz de gitmiştik. Onun için dikkat. Çok çok dikkat. Jetçi Ramiz'e dikkat. Bak Jetçi Ramiz'e dikkat. Avukat Faik'e dikkat. O tanımadığı Avrupa havalimanlarında tanımadığın adamlarla tabii. Şeker almak, kahve almak dikkat. Evet. Sakın öyle benim şeyimi bavulumu sana koy yazalım bilmem ne yanarsın. O kadar. Yanar. Evet, ona dikkat. İşte o neredeyse aynen, oluyordu. Aynen. Ki detaylarına girmedi. Detaylarına detayları var. Eldiven detayları evet, var. Evet yani girmeyelim onlara. Ramiz diyordum. Halbuki Rasim. Hep Jetçi Ramiz kafamda. Ramiz Paşa. Evet. Şimdi yani burada önemli olan hem güzel sohbet ettiniz ama bazen tabii kontrolü kaybettik. Hiç yok normal ya. Bunlar daha fragman kardeşim. Önümüzdeki yıllarda burada yapacaklarımız programın fragmanları. Bu tempo değil. Bu bir sertlik değil. Ya ben şunu söylüyorum. Yani Faik'le Ahmet Hoca yalnız iyi bir ara girdi. Yani olacaklar artık. Bu telefon konuşmaları da artık anlayabildiği kadar. Çok tabii onlarla ilgili. Ama bu arada önemli bir bilgi de buradan haber çıktı. O başbakanla ilgili meselede önemli bir bilgi çıktı. Ya bu çok önemli. Bu çok önemli. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak yani bu önemli. Siyaseten bu önemli. Yani siyaseten değil bak. Daha evvelki kamuoyundaki algı şuydu. Kendi isteğiyle ayrıldı. Şimdi anlaşıldı ki başbakan azletti.
Çok önemli. Ya bu tabii o şimdi o cephe içerisinde belki önemli olabilir ama hani ay, bizim ay, bizim, ay, bizim bir dakika, o zaman bir dakika. Ne ilgisi var şimdi? Hangi konuda azletti bu? Aziz Yıldırım olayından mı? Ahmet hocam sen hiç kovuldun. Sen, azletti. Ahmet Çakar hiç kovuldun mu? Nereden? Televizyonculuktan. Bir yerden sanki kovuldun bir yerden. Yo hep kendin ayrıldın. Hayır, hayır. Bir yerden kovuldun. Söyle bakayım nereden? İlker Yasin'le kavgamdan dolayı mı? İlker Yasin'le kavga ettik ayrıldım. Tamam. Ayrıldım sizce, doğru. Yani bu senin şu andaki meslek kariyerine bir eksi olarak yansıyor. Olmaz ben de dedim zaten yani, ama. Olabilir ya. Bu bizim, ama önemli. Dediğim gibi bak bu konular sizin uzmanlık alanınız. Neyse biz topa girip tamam, burada tamam, bir şey tamam, yapmıyor tamam. Bilemem yani. Bu bana hayır şunu söyleyeyim. Nedir, çok nedir, fazla büyütülecek bir şey değil yani. Bir başbakan da. Bugün bir kulüp azledebilir. Ben olsam. Ben olsam. Sayın Aziz Yıldırım'ın yerinde. Sen peki hala azledilmesi gerektiğini düşünüyor musun? Bak ne diyorum. Aziz Yıldırım bence yarın Faik Bey'i azletmeli. Evet. Ederek başkendi bilecek. Evet, şimdi biliyorsunuz uzatalım derken tamam. Bu şeyi atalım, evet, programı evet, taşmayalım. Evet. Çok teşekkür ederiz. İnşallah hani kontrolü kaybettiğimiz anlarda çok fazla sıkmamışız sizi ama işte bu tip programlarda da biliyorsunuz böyle şeyler oluyor. Biz elimizden geldiği kadar işte bu tarafsız yayıncılığa da dikkat etmeye çalışıyoruz. Buna önümüzdeki haftalarda dikkat edeceğiz. Evet bizlerden bu akşam bu kadar. Sevgili Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar'la birlikte ben Göktuğ Sevinç'le hepinize mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.